Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir seçimle daha karşınızdayız ve Türkiye'de her seçimde olduğu gibi herkes seçim sonuçlarını beklerken sizler buradan bu ekranlardan ilk sonuçları göreceksiniz. Şu anda Kanal Türkiye'nin eski takipçileri biliyor. Bilenler yorumlara yazsın. 2023 seçimlerinin ikisinde de açtığımız yayında, canlı yayında televizyonlar daha seçim sonuçlarına net kavuşmamışken bizler burada noktası virgülüne sizlerle birlikte seçim sonuçlarını konuşuyor olacağız. Bugün sevgili izleyenler aynı zamanda konuklarımız olacak. Seçim özel programına hep birlikte hoş geldiniz diyeceğim ve daha sonrasında konukları sizlerle tanıtacağım. Çok yakından tanıdığınız isimlerle bugün canlı yayında birlikte olacağız. O isimlere geçeceğim ama biz ayarlamalarımızı yaparken 30 saniyelik bir intromuz var. Sizlerin karşısına onları sizleri izletelim ve sonra Kanal Türkiye seçim özel programı başlıyor. Evet, şimdi sonuçlar öncelikle daha henüz ulaşamayız. Çünkü sandıklar şu anda daha kapanmadı. Türkiye'de hiçbir yerde şu an sandıklar kapanmadı ve kapandığı anda bakın ilçe ilçe, köy köy sizlerle sandık sandık gerekirse işte Diyarbakır'ın şu köyünün şu okulunun sandığına dahi ulaşabiliriz. Ve böyle bir ağa sahibiz, böyle bir ekibe sahibiz. Birçok fotoğraf geliyor, birçok görüntü geliyor şu anda. Mesela bir görüntü gelmiş. Bunu tamam daha sonrasında. Şimdi konuklarımızı sizlerle sizlere tanıtmak istiyorum. Ankara'dan yakından tanıyanlar, siyasetle ilgilenenler bilir ki Bekir Yılmazoğlu, daha önce tanıtım ve medya başkanlığı yaptı Bekir Yılmazoğlu. Ankara'da ona bağlanacağız. Ankara'daki durumu öğreneceğiz. İstanbul'da çok yakından tanıdığınız bir isim, sosyal medya üzerinden zaman zaman yayınlarımıza biliyorsunuz ki bağlanan Muhammed Göksu ve Star Gazetesi yazarı Yakup Köse Antalya'dan bağlanacak. İstanbul'dan Muhammed Göksu, Ankara'dan Bekir Yılmazoğlu, Antalya'dan yakından yine tanıdığınız bir isim Yakup Köse olacak. Ve aynı zamanda bu seçimlerle alakalı düşüncelerini almak istediğimiz bir diğer isim de Halil Konakçı'ydı ve kendisiyle iletişime geçtik. Kendisi en müsait anında bize bağlanacak ve seçim hakkındaki düşüncelerini alacağız. Bizler sizlerle bu yayınları yaparken biraz sonra daha önce hep yayında olduğu olan Zafer Tellioğlu, yine sosyal medyadan da bu arada yakından tanıdığınız fenomen Zafer Tellioğlu ile yayında olacağız. Bursa'nın nabzı da çok önemli. Bursa'yı çok merak ediyoruz. Bursa'da sonuç ne çıkacak? Çünkü orada Yeniden Refah Partisi'nin girişiyle birlikte CHP'nin yolu açıldı mı? Bunları da konuşacağız ve ilk sonuçları Bursa'dan İnegöl, Çitliköy, İznik ve neresi varsa artık sandık sandık herkesten önce yine bu yayında olacak. Sizlerden ricam, bir konumuz daha var onu söyleyeceğim ama sizlerden ricam lütfen yayını WhatsApp gruplarınızla, ailenizle birlikte paylaşın. Bakın geçen seçimde 2023 seçimlerini Türkiye'de ilk açıklayan yayıncı da bizdik. İlk açıklayan kanal da bizdik. İlk açıklayan gazeteci de bizdik. Ve o yayınımız çok güzel izlenmişti. Bu yayında daha fazla kişi istiyoruz. Mert, Mert, Mert. Cumhurbaşkanı seçiminde senin canlı yayınınla mutlu olmuştum. Hala arada açar yine mutlu olurum. İnşallah bu akşam da bu yayınla mutlu olacağız demiş. Hayırlısı olsun diyelim Eyas. Hayırlısı olsun. Bu arada yayını beğenip yorum yapan, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Tuğrul Selmanoğlu biraz sonra aramızda olacak ve bizler bakalım. Evet, linki attık. Biraz sonra Tuğrul Selmanoğlu yayınımıza bağlanmış olacak. Sevgili izleyenler, yorumlarınızla öncelikle
Gündem özel programına başlayacağız ve bugün Türkiye'de biliyorsunuz ki seçim vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı. Murat Kurum oyunu kullandı. Mustafa Destici şu anda Ankara'da açıklamalar yapıyor ve evet normal rutin açıklamalar yapıyor. Eşi yanında, ailesi yanında. Sivas'ta durum, benim tahminim, bugün bir tahmin yapalım bakalım. Sivas'ta durum Büyük Birlik Partisi'ni geride bırakacak AK Parti ve oradan AK Parti inşallah Allah'ın izniyle diyelim. Hayırlısı neyse olsun tabii ki. Şimdi sevgili izleyenler, bugün neler olmuş? Öncelikle sizlerin ekranına vermek istiyoruz. Antalya'dan bir görüntümüz var. Antalya'dan. Evet, Antalya'da partimi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok seviyorum ama Antalya için Hakan Tütüncü. Böcek senden CHP'li ve başkan olmaz demiş bir kardeşimiz ya da bilmiyorum bir abimiz diyelim biz. Bu görüntü Antalya'dan sevgili izleyenler. Biraz sonra sonuçlar ilk geldiğinde yine bizlerle olacak. Bu arada devam edelim takip etmeyi lütfen ve akrabalarımızla paylaşalım yayınımızı. Antalya'dan bu arada Antalya'dan sevgili izleyenler aynı zamanda ben net bir şekilde Hakan Tütüncü'nün kazanacağını düşünüyorum. Bunu sizin nefret ettiğiniz, sizin hiç sevmediğiniz, sizin sabahtan akşama kadar sosyal medyada belki de fare dediğiniz kişiler, sizin öyle hakaret ettiğiniz kişiler var ya, Hakan Tütüncü kazanacak diyor bakın. İsim vermeyeceğim. Çünkü izin almadım ismini verebilir miyim diye. Hakan Zafer Terlioğlu yayınımıza bu arada bağlandı. Ben biraz sonra ekran alacağım Zafer Terlioğlu'nu. Soracağım ne kadar, bu arada ne kadar müsaitliğin var Zafer abi? Elinle bir gösterir misin bana? Ben görüyorum seni, izleyicilerimiz görmüyor. Ona göre Tunus Selmanoğlu sınırsız mı? Heh, yarım saat. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, şimdi Zafer abimizi alacağız yayında. Alalım hatta, çok bekletmeyelim. Zafer abimiz hoş geldiniz, nasılsınız? Selamünaleyküm, hoş bulduk. Hayırlı aleyküm yayınlar. Selam. Telefonu yan çevirip bağlanır mısınız? Onu sorayım. Evet, süper. Şimdi ilk sonuçlar gelmeye başladığı anda bizler ekrana vereceğiz ilk sonuçları. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve izleyenlerimiz, bizi takip edenler biliyor. Türkiye'de herkesten önce ilk sonuçları biz veririz. Bu da bizim farkımız olsun diyelim. Ne düşünüyorsun? Bugün atmosfer nasıl İstanbul'da? Sen İstanbul'u gezip gören de bir insansın. Evet. Her sokağını gezersin hatta. Bunu da biliyorum. Aynen. Ve İstanbul'da gördüğün nedir? Bugün gördüğün nedir? Sence seçim nasıl sonuçlanacak? Ben tahminimi söyleyeceğim ama tabii ki sonuçları almadan önce tahminimi söyleyeceğim. Sonuçları aldıktan sonra da şurada biter diyeceğim. Onu söyleyeyim. Şurada bitecek diyeceğim. Yani evet, hayırlı olsun ilk yine biz diyeceğiz. Ya İnşallah. Ekrem İmamoğlu ya Murat Kurum'a. İkisinden birine hayırlı olsunu biz diyeceğiz yani. İnşallah, İlk sonucu inşallah. Biz söyleyeceğiz. Şimdi sizin gördüğünüz, senin gördüğün nedir? Düşüncelerini alalım. Mert, şu an İstanbul'da çok güzel bir atmosfer var. Taşkınlık hiçbir şekilde yaşanmadı bu saatlere kadar. Gidişat da Murat Kurum'la alakalı gayet iyi. Herhangi bir olumsuz bir yanı da yok. Vatandaşın teveccühünü de çok güzel bir şekilde aldı. İlk adaylığı açıklandığı günden itibaren son güne kadar. Umut ediyoruz ki İstanbul seçimleri Murat Kurum'la sonuçlansın. Hayırlı sonuçlar gelsin elimize. İstanbul'umuzu yeniden kendi bünyemize kazandıralım. Güzel hizmetlerle buluşturalım inşallah. Temennimiz bu yönde. Fakat şöyle bir sıkıntımız belki olabilir. HDP'nin, yani eski adıyla HDP'nin, şu anki adıyla DEM Parti'nin ve yeniden Refah'ın CHP'ye karşı verecekleri destek sonucunda belki bizi bir nebze de olsa yoracak sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama umut ediyorum ki, yani vatandaşlarımızın bu zamana kadar göstermiş olduğu teveccühler sonucunda Murat Kurum 1,5 ila 2-2,5 puan arasında fark atarak Allah'ın izniyle İstanbul seçimlerini alacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sesimi kısmıştım sen konuşurken. O arada bir video düştü önümüze Ekrem İmamoğlu ile alakalı. Onu hazırlattık. Şimdi
Öncelikle YouTube'da izleyenler, Facebook'ta izleyenler, Twitter'da izleyenler, yayınımızı paylaşalım, retweet yapalım ve abone olalım. Yani kim izliyorsa oradan takip edelim. 2,5 fark olmayacak Zafer abi, onu biliyorum. Çünkü sokakta her gün, evet sen de gerçek görüşüyorsun vatandaşlarla, ama sokakta her gün özellikle bu soruyu soran bir kardeşiniz olarak 2,5'ta olmayacak. 2,5'ta kalmayacak. Yani 1,5 kazanan 1,5 oyla kazanacak. Bunu söyleyelim. Yani bu zamana kadar ne söylediysek çıktı. Allah utandırmasın tabii ki. Amin hani, amin inşallah. Ama kazanan 1,5 oyla kazanacak. Bana göre tamam, bir bilgi vereyim hadi. Dün DEM Partililer çok tepkiliymiş bir şeylere. Dün akşam DEM'in içerisinde bayağı bir sorun çıkmış. Saat kaç? Zaten saat 4 olmuş. Bunun yayılması zaten 5'i bulur, sandıklarda kapanmış olur. Söyleyelim. Dün DEM Parti'nin içerisi karışmış. Karışınca Ekrem İmamoğlu ile birkaç sorun yaşamışlar galiba. DEM Partililer biz sandığa gitmiyoruz dedi. Bunu özellikle söyleyelim. Yani biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'na DEM'den oy verecek bir kitle vardı. Ve biz sandığa gitmiyoruz dedi. Bugün akşam şunu konuşacağız. Biz seçimden önce seçim sonuçlarını, özür diliyorum, İftardan önce seçim sonuçlarını yayınlayacağız arkadaşlar. Biraz sonra saat 5'te, bir saat sonra falan başlamaya başlarız işte. İstanbul'un, Üsküdar'ın, şu okulunun şu şeyi. Bu arada Üsküdar'dan korkuyorum, onu söyleyeyim. Yani AK Parti Üsküdar'ı kaybedebilir bugün, onu söyleyeyim. Şimdi DEM sandığa gitmeme kararı aldı. Onu söyleyeyim. Ve bunu resmi olarak değil, fiilen aldı. Bu bilgi bana geldi. Bu bilgiyi bilerek söylemedim hemen. Çünkü ya millet bana tepki olsun diye bu sefer gidip de sandıkta inadına oy kullanmasın diye. Ama saat 4 oldu madem, söyleyelim. Böyle bir sorun yaşamışlar Ekrem İmamoğlu'yla. Akşam şunu konuşacağız. Diyeceğiz ki DEM'den katılım çok az. İşte bugün bir azalma olacak seçmen oy kullanımında. 2023 seçimlerine bakacağım ama %85 diyelim. Bu seçimde %79'ları görecek. Çünkü demin inanılmaz bir katılmayacağız tepkisi olacak. Göreceksiniz bunu. Yani eğer birazcık bu işi biliyorsak bu böyle olacak. Peki sence sürpriz olabilecek iller ve sürpriz olabilecek ilçeler nereler olabilir? Bunu sana soracağım Zafer, ama Zafer Bey demeyeyim ya. Zafer de diyeyim yani. Ya keyfine bak. Nasıl rahat ediyorsun. Sonuçta bunu sana, kardeşiz. Allah razı olsun. Bunu sana soracağım Zafer ve sence ne göreceksin? Yani ben söyleyeceğim düşüncemi ama sürpriz neresi olur? Hem aleyhte hem lehte. AK Parti ve hükümet adına. Buyurun. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yıllardır ben Bakırköy'de aşağı yukarı bir 5,5 seneye yakın çalıştım. Burası yıllardır CHP'nin elinde olan bir semtimiz. Bakırköy'de yönetim gerçekten çok kötü. Belediyecilik anlayışı sıfır, hizmet sıfır. Hatta mesela bazı noktalarda asfaltı olmayan... Işte bir dakika, Bakırköy döner mi diyorsun AK Parti'ye? Ben çünkü bak şimdi oraya geleceğim. ANAP döneminde Ali Talip Özdemir burada belediye başkanlığı yapmış. Yeniden AK Parti adayı Ali Talip Özdemir oldu. Burada da birkaç tane vatandaşın CHP'li olup da Ali Talip Özdemir beyefendiye oy vereceğiyle alakalı ve CHP'li kişilerin kendilerince oluşturmuş olduğu WhatsApp gruplarında da işte artık bir dönemde olsa AK Parti'ye en azından Ali Talip Özdemir'in yönetimini beğendikleri için bu seçimde Ali Talip Özdemir'ine oy vereceklerine dair bir söylenti var. Peki, gelirse Bakırköy sence gelir diye düşünüyorum ben. Peki il olarak sence neresi alır? Bu arada Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir video var, onu bir vereceğim. Bir de bir vatandaş oy kullanırken bir yazı yazmış, CHP'li bir vatandaş. Onu da vereceğim biraz sonra ekrana. Evet, seçim sonuçları ilk geldiği anda televizyonlardan önce yine biz vereceğimizin sözünü verelim arkadaşlar. Herkesten önce biz paylaşacağımızın sözünü verelim. Evet, il olarak sence neresi sürpriz yapar? İşte AK Parti'nin ili diyebileceğimiz bir yer CHP'ye neresi geçer? Veya CHP'nin yeri burası kardeşim deyip de neresi AK Parti'ye geçer? Dinleyelim. Ben Edirne'yi düşünüyorum ya. Sesin Edirne gelmiyor mu?
Edirne değil mi? Sen konuşmaya devam et istersen. Edirne galiba. Başka yok mu? Edirne, ben sadece Edirne'yi düşünüyorum. Çünkü Edirne ile alakalı güzel görüntülerle karşı karşıya kaldık. Son bir görüntüler güzel ama benim aldığım bir bilgi Edirne sıkıntıda. Onu söyleyeyim. Şöyle şey yapalım. Şimdi diyeceksin ki Mert niye söylüyorsun? Seçim bitti arkadaşlar. Artık sandıklar kapanacak biraz sonra. O yüzden rahatız. Şimdi bir görüntü var. Bu arkadaş 2019 şimdi bir hikaye yapmış. 2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Ama gördüm ki kendisi belediye başkanı değil cumhurbaşkanı olmak istiyormuş. O yüzden bu seçimde oyumu İstanbul'a hizmet edeceğini düşündüğüm Murat Kurum'a veriyorum. 2028'de cumhurbaşkanı adayı olursan söz oyum yine sana Ekrem Başkan. Aa, evet Ekrem İmamoğlu tepki almış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir kesiminden. Ama bu da çok haklı bir tepki değil mi gerçekten? Ya öyle tabii ki. Ama Mert şöyle bir gerçek var. CHP seçmeni kolay kolay fikir değiştiren bir seçmen değil. O yüzden yani tabii ki aralarında istisnalar çıkıyor. Mesela şöyle söyleyeyim sana, Bakırköy'de hizmet görmedik. Bir son dakika var. Bir son dakika var. Bir saniye. Özür dilerim. Lafını böldüm. Son dakika. Diyarbakır'da seçime katılımın düşük olduğu gözlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak ortağı DEM Parti teşkilatları seçmenleri sandığa götürmek için arda arda SMS atmaya başladı. Son dakika. Acaba bilgi... SMS'lerde ne yazıyor Mert? Tehdit falan var mı? Ekrana vereceğim. Yok yok, tehdit yok. Çünkü öyle bir şey olsa bu sefer hiç Ekrem İmamoğlu şey olmaz. Ekrana verelim arkadaşlar, o görüntüyü hazırlayalım. Bakın biraz önce söyledim bak. Çıktı yani. Daha şimdi bilgi geldi bana. Evet, katılım şu an, dün akşam yaşanan bir olay vardı gerçekten ve DEM Partisi kesinlikle sandığa gitmeyeceğiz dedi. Diyarbakır, bakın Diyarbakır demin en çok oy aldığı yerlerden bir tanesi Diyarbakır. Ve orada sandığa katılmazsa İstanbul'u siz düşünün. Evet Zafer, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde oruçluyuz, boğazımız tahriş oluyor, su içemiyoruz. Ve ama keyifle yayın yapacağız bugün. Birçok konuğumuz bağlanacak. Antalya, İzmir, Bursa, her yerden bağlanan olacak. Biraz sonra sen çıkınca Pınar Aydın alacağız Bursa'dan. Onun düşüncelerini alacağız. İlk sonuçları biz vereceğiz. Senin düşünceni alalım. Ekrem İmamoğlu dedin ki CHP'nin belli bir kesimi çok fazla Ekrem İmamoğlu'ndan gideceğini düşünmüyorum dedim. Evet. Ya evet, Mert buyur. En basiti bak şöyle düşün. 5 yol metrobüs köprüsüyle alakalı ne yayınlar yaptık, ne videolar paylaştık ve ne sıkıntılar çektik. Milyonlar izlendi evet. Yani ne sıkıntılar çektik İstanbul'da. Keza mesela Bakırköy ilçesi hizmetin H'sini görmüş bir belediye yok burada. Ama yani buranın insanı öyle bir kalıplaşmış düşünce sahipler ki hizmet görmeseler bile Atatürkçülük adı altında veya ne bileyim işte atadan dededen geldiklerini dile getirerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir seçmen kitlesi oldukları için yani Ekrem İmamoğlu'ndan da CHP'den de veya çalışmayan belediye başkan adaylarından da vazgeçeceklerini ben pek zannetmiyorum. Ama tabii işlerinde istisnalar çıkar. Hani onlar ayrı bir mevzu. Ama ben kolay kolay da vazgeçeceklerini zannetmiyorum Mert. Dedin ve bizler biraz önce verdiğimiz kulisi bilgiyi şimdi teyitleşmiş olduk. Ekrandan KC'yi alalım arkadaşlar. DEM Ahmet İl, DEM Parti, SC Gökalp, Adalet Kaya. Değerli halkımız, bu kendi aralarında söylemiş olduğu illerinde oy kullanma işlemi saat 4'te kapanıyor. Yani Doğu illerinde bu arada saat 4'te şu anda sandıklar. Aa evet çok güzel. Yani Diyarbakır'dan bir 10 dakikaya 20 dakikaya haber gelir diyeyim ben size. Yani. İnşallah. Hayırlı sonuçlar çıksın inşallah. Gelir. Diyarbakır'dan falan bir 10 dakikaya falan haber gelir. Şimdi biraz sonra Pınar Aydın aramızda olacak. Bursa'dan gazeteci bir hanımefendi. Bursa'yı çok iyi bilen, Türkiye siyasetini de çok yakından takip eden Pınar Aydın aramızda olacak. Peki Zafer, son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Onları da alalım. Sonra Pınar Aydın'la bir bağlantı gerçekleştirelim. Bu arada hani cümleni kısa tut demiyorum. İstediğin gibi konuşabilirsin. Estağfurullah. Yani. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Bu seçimler ülkemiz için hayırlı olsun inşallah şimdiden. Taşkınlık, kavga, gürültü olmadan sonuçlansın. Resmi sonuçlar da bir an önce hayırlısıyla açıklansın.
hizmet göremeyen, 5 yıldır eser hizmeti alamayan illerimiz inşallah bizlere kavuşur. Özellikle İstanbul'umuz muradına erer, muradına kavuşur. Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanlığı yapamadığı bu dönemde inşallah emekliye ayırıp, kendisini zaten tatil yapmayı çok sevdiği için, bol bol tatil yapmasını sağlamak için elimizden geleni de yapacağımızdan hiç şüphesi olmasın. Bu seçimler dediğim gibi tekrardan vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah hepimize hayırlı sonuçlar, illerimize, ilçelerimize hayırlı belediye başkanları nasip etsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Sesin gelmiyor. Sence Ankara ne olur? Ankara'yı alamayız gibime geliyor ya. İstanbul ne olur? İstanbul'u alacağız ya. İstanbul'un kaçarı yok. Pekala. Teşekkür İstanbul ederim. Olacağız. Allah'ın pekala izniyle. Pekala. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten sana katılmadığım yerlerde kafa sallıyorum. Ben mesajı alıyorum, merak etme. Eyvallah. Totem yapıyorum. Totem. Mert, anla bunu. Yap. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkese hayırlı günler. Bu arada gündem özel programı iftara kadar sürecek. Yani sonuçları biz izleyenlerimize, hani televizyonu boşuna beklemesinler diye düşündük. Yayını açalım dedik. Herkes katılsın. Bu arada biz iftara kadar buradayız. Müsait olduğun anda sormadan linke tıkla ve gel. Tamam. Tamam Mert. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hayırlı yayınlar. Kendine iyi bakın. Yani, arkadaşlar sizler de kendinize iyi bakın. Beğensinler. Sen de söyle de bari. Beğenin lütfen. Allah razı olsun. Evet, hepinize. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi evet, gelelim, devam edelim. Türkiye'de neler oldu bugün? Biraz sonra seçim sonuçları doğdu arkadaşlar. Saat 3 dakika sonra sandıklar kapanacak ve bize yavaş yavaş bir şeyler gelmeye başlayacak. Onu söyleyelim. Bize yavaş yavaş bir şeyler gelmeye başlayacak. Başlamış mı? Yok. Daha hiçbir yerde imkansız zaten. Şu an sandıklar hala açık. Özellikle batı tarafta açık. Doğudan biraz sonra illaki bir şeyler akmaya başlar. Şimdi gelelim. Bu arada arkadaşlar, yani özellikle söylüyorum. Bu yayını şu anda yapabilecek yok. Bu yayını şu anda bizim verilerimize ulaşabilecek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halk TV'si, Oda TV'si sözcüsü açsın bizi izlesin. Yani birçok hükümete yakın kanallar da açsın bizi izlesin. Yok yani, anladınız mı? Yok, bu ağa yok. Bunu söyleyelim özellikle. Şimdi İstanbul ne olur diye soruyorsunuz bana arkadaşlar. Abi kazanır mıyız ya diyenler var. Kocaeli'nde bu arada Tahir Başkan kazanıyor, onu söyleyeyim yani, o net. Kazanır mıyız diyenler var İstanbul için. Ben de şunu söylüyorum. Şu an elime söyleyeceğim. Şu an elime bir veri ulaşmadığı için, hani ben bir %5'e bir ulaşayım, %10'a bir ulaşayım diyeceğim ki beyler tamam bitti, hayırlı olsun desem tamam, ama diyemiyorum çünkü belli değil yani. Şu an sonuçlar elime gelmedi. Biraz sonra gelecek. Şimdi ekip bunun için çalışıyor ve biraz sonra çok önemli konuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane konuğumuz var bugün. Allah'ın izniyle. Bu arada bugün birkaç olay olmuş. Bunu ekrana getirmek istiyoruz izninizle. 3 numaralı videoyu bir hazırlayalım arkadaşlar. Getirin. Nasıl sahip çıkıyorsun? Sonra halkının iradesine talimat yiyemezsin. Sen ne yapmayacaksın? Yarım saat sonra Bolu'dan gidecek, gelmiş pişkin pişkin, oyunu kullanıyor. Otobüs getirdiniz. Siz ne yaparsanız yapın, bizim karşımıza. Herkes yürüyün.
için onu kullanıyorsunuz. Milletin iradesini Evet, gördüğünüz gibi klasik bir DEM HDP işbirliği. Yani bu Türkiye'nin 32 ilinde sandıklar kapandı bu arada. Türkiye'nin 32 ilinde şu anda anlık sandıklar kapandı sevgili izleyenler. Yaklaşık tam 1 dakika önce. 1 dakika önce Türkiye'nin Doğu illerinde 32 ilinde sandık kapandı. Biraz sonra ilk neticelerle karşınızda olacağız. Bunu söyleyelim. Nasıl bir özgüven var görüyor musunuz bizde? Şimdi çünkü artık iş dijital medyaya kayıyor. Bakın siz televizyon açıyorsunuz, oradan işte Türkiye geneli çıkıyor. Sağa bir şey koymuşlar, sola bir şey koymuşlar. Diyorlar ki kardeşim biz açıklayacağız diyorlar. Saat şu saatte YSK yasağı kaldırmadı. Boşuna uğraşıyorlar abi. Burası dijital medya. Burada varız yani. Şimdi Allah'ın izniyle bu arada bu DEM Partili milletvekili beraberindeki işte partililer Mardin'de oy kullanmaya giden polis ve askerlerin üstüne hakaret savuruyor. Bunlar 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Bunlar 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Ya bunların şeyi bu. Olayı bu zaten. Asker gördü mü, polis gördü mü dayanamıyorlar bunlar. Bunlar nerede bir vatan evladı görse dayanamıyorlar. Şimdi bir görüntümüz daha var. Bu görüntü de Maltepe'deki görüntüyü verin arkadaşlar. 5 numara, evet. Ver abi. Geç kalma, hadi bak. Ya Maltepe'de bir kaçak CHP'li grup AK Partililere sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuş. Maltepe sıkıntılı bir yer ama Maltepe bugün arkadaşlar şeye geçebilir. AK Parti'ye geçebilir, onu söyleyelim. Maltepe bugün AK Parti'ye geçebilir, bunu söyleyelim özellikle. Onu söyleyeyim yani. Maltepe bugün AK Parti'ye geçebilir. Zaten bu kadar çıldırmalarının nedeni de o. Şimdi bir görüntümüz daha var. Arkadaşlarımız hazırladı onu da. Bu görüntüde Ekrem İmamoğlu mu arkadaşlar? Verelim mi? Kazanmak için. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını anlık vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını anlık vereceğiz. Onu söyleyelim. Evet, Hamza'mız da geldi. Allah razı olsun. Şimdi yayında artık attığımız zaman daha hızlı bir ekip olarak devam edebiliriz. Şimdi devam edelim, izleyelim. Efendim ya, bu seçim Kürt vatandaşlarımıza sempatik olalım. Başka bir seçim muhafazakar milliyetçi kesime sempatik. Ya bu seçim Atatürkçülere. Ya bakın, böyle bir anlayış olmaz. Hı hı. Renkten renge geçerseniz, bu milleti aldatırsanız, Türkiye'nin en büyük problemi ne biliyor musun? Seçimi kazanmak için her yol mübah yöntemi. Şimdi diyor ki seçimi kazanmak için her yol mübah diyor Ekrem İmamoğlu. Evet, seçimi kazanmak için Ekrem İmamoğlu için her yol mübah. Çünkü biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu Ayasofya'ya da gitti. Açıldığı zaman gitmemesine rağmen. Biralı konserde yaptı. İstanbul'da kar yağdı. Tatile de gitti. Kayağa da gitti. Rakı balık da içti. Deprem oldu. Gezmeye de gitti. Sel oldu Eminönü'nde. Antalya'ya, Balıkesir'e de gitti. Biz Ekrem Bey'i bugün isteğim odur ki uzun bir tatile göndermek. Öyle bir tatil olacak ki, bakın ben size bir şey diyeyim mi? Diye neyi içmek istiyorsa, neyi yemek istiyorsa, neyi söylemek istiyorsa artık karısına anlatır.
veya işte ailesine, komşusuna anlatır ama bize anlatmasın. Biz sıkıldık artık Ekrem İmamoğlu'nun. Ekrem İmamoğlu'ndan. Bu arada YSK Başkanı bir açıklama yapıyor. İzninizle onu bir dinletmek istiyorum size. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kolay gelsin. Ki 32 yılda sandıklar kapandı. Yani sandıkların kapanmasından bahsediyor YSK Başkanı şu anda. Evet, yani dediğimiz gibi Ekrem Bey'i uzun bir yolculuğa göndermek istiyoruz biz bu şekilde. Bu arada biraz sonra konuklarımız tek tek bağlanmaya devam edecek. Bir görüntümüz daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o görüntüyü bir verelim arkadaşlar. 4 numaralı görüntüyü. Binlerce asker burada oy kullanıyor şu anda. Binlerce asker şu anda burada oy kullanıyor. Kim bunlar ya? Bu vicdan mı? Bu adalet mi? Bu seçim meşru bir seçim mi? Karışmayın. Bakın şu askerlere. Hiçbiri ağrılı değil. Hiçbiri ağrılı değil. Hiçbiri ağrılı değil. Hiçbiri ağrılı değil. Nereye gidiyorsunuz siz? He vallahi. Utanmıyor musunuz? Bizden gel, varsa, gelin buraya. Şerefiniz varsa gitmeyin. Öyle bir şey var mı ya? Halkın iradesini gasp ediyorsunuz. Arkadaşlar, halkın iradesini çalıyorsunuz. Şeref Saraç İnce Üretim Okulu'nun önündeyiz. Binlerce asker burada oy kullanıyor. Türkiye'nin bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ağrı'nın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Binlerce asker, binlerce asker şu anda bu okulda oy kullanıyor. Ben hiçbiri Ağrı'lı değildim. Bu seçim Ağrı'nın vicdanına sığmamalı. Bu seçim Türkiye'nin vicdanına sığmamalı. Ağrı'ya ait olmayan insanlar, gel bakayım. Gel. Evet, gelin. Bakın. Bakın şunlar hepsi. Hiçbiri Ağrı'ya ait değil. Ağrı halkının iradesini gasp ediyorlar. Ağrı'nız. Bunların günahı yok. Bunların günahı yok. Siz ana baba çocuklarısınız. Eliniz vicdanınızda olacak. Gelip bu kentin iradesini gasp etmeyeceksiniz. Sizi buraya gönderenler ahlaksız. Sizin günahınız yok. Bu şehir sahipsiz değil. Bu şehirde belediye başkanı olan ey avukat, ey hırsız. Sen neredesin? Hırsızsınız. Ey Ağrılılar, size sesleniyorum. Bu şehrin iradesi gasp ediliyor. Sizler bu şehirde ne hakkınız var? Söyler misiniz? Siz kimsiniz? Söyler misiniz? Siz bu şehri gasp etmeye mi geldiniz? Sizin bir dakika. Sevgili arkadaşlar, ayıp, günah. Bu şehri gasp etmeye geldiniz değil mi? Sizin vicdanınız, Allah'ınız varsa, sizin eğer bu Ramazan ayında bir damla kadar inancınız varsa gidip ya reddedeceksiniz ya da gidip size şuna oy verin diyenlere karşı partiye oy vereceksiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi yine DEM Partisi ve yine DEM Partisi. Hamzacığım bir görüntü attım. O görüntüyü lütfen ekrana getirir misin? Bu arada biz seçim sonuçlarını anlık gelmeye başladığı anda sizlerle paylaşacağız. Onu söyleyelim. Yani televizyonlar açın, orada sıfır gözükecek. Biz de bir oran göreceksiniz. Onu söyleyelim. Şimdi bu arada biraz sonra Pınar Aydın yayınımızda olacak. İletişime geçtik kendisiyle. Siz videoyu izlerken bu HDP'lilerin, yani bu DEM Partililerin provokasyonu neden yapıyorlar sizce? Yani amaçları ne? Seçim gelmiş çatmış. Yani bunu yapınca gün içerisinde daha fazla oy alacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet. Şimdi abi bunlar beni geriyor. Bu yaptığı suç orada terör estirmeye, millete baskı yapmaya ne hakkı var bu adamın demiş. Heyecanla bekliyoruz. Kolaylıklar dilerim Mert'cim. Evet, bugünün süper chatleri bakalım, üyelikleri vesaire kimden gelecek, ben de çok merak ediyorum. Geldi mi görüntü? Hamzacığım, Pınar Aydın bu arada aramızda, bir 10 saniye vereceğiz Pınar ablayı. Telefonu evet tam yapmış, güzel. Şimdi fakat arkadan ışık geliyor Pınar abla. Işığa arkanı alırsan çok sevinirim yani. Bu arada ekrana bir görüntü verdi Hamza. Büyütür müsün Hamzacığım fotoğrafı? Okuyamıyoruz. Biz yeniden refahlılardan İmamoğlu'na su bile yok. Rahmetli Erbakan hocamızı boncuk boncuk terletenlerin ekmeğine yağ sürmeyiz.
Öncelikle al, tamam Hamzacığım, küçültebilirsin fotoğrafı. Şey burada kal Hamzacığım. Alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve Pınar Aydın'ı ekrana veriyoruz. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mertciğim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Telefonu yan çevirip ekran döndürmeyi açarsan çok sevinirim. İzleyicilerimizin karşısında en azından önce tam ekran döndürmeyi açayım. Önce ekran döndürmeyi. Şimdi Pınar ablamız şimdi gelecek. Bursa'nın, Türkiye'nin siyasetteki nabzını, sokaktaki nabzını bize söyleyecek aynı zamanda. Ve bize Viyana'dan selam gönderen Ultra Aslan Ali Samiye'ne çok teşekkür ederim. Sanki spor programında gibi hissettim kendimi. Pınar abla ne durumda? Çevirdi mi? Telefon ekran döndürmesini açacak. Ve telefonu yan çevirecek. Heh. Oldu galiba. Oldu mu? Ekran döndürmen açık değil. Ekran döndürmen açık değil Pınar abla. Bu arada Nevzat Kaya çok yakına, tamam Pınar abla sıkıntı yok. Biraz sonra Nevzat Kaya zaten yayına gelecek. En azından o da konuşurken siz ekran döndürmenizi açarsınız. Şey yaparsınız. Nasılsınız? Sesiniz gitti Pınar abla. Teşekkür ediyorum hamdolsun. Mücadeleye devam ediyorum. Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. Nedir Bursa'da durum? Türkiye'de ne görüyorsunuz? İstanbul'da ne olur? Ankara'da ne olur? Onu da merak ediyoruz. Düşüncelerinizi alalım. Biraz sonra bu arada Pınar ablacığım, Türkiye'de seçim sonuçlarını açıklayacak ilk yayın biz olacağız. Sandık sandık, köy köy. Biz bunu 2020 seçimlerinde yaptık. Çok da keyif aldık. Yine yapacağız. Televizyonlardan herkesten önce biz burada ekrana pat diye vereceğiz. Sonuçları inşallah diyelim. Biraz sonra Nevzat Kaya da aramızda olacak. Bugün çok yoğun ve iftara kadar sürecek bir yayınla birlikteyiz. Seni çok yormayacağım. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Evet ama zaman zaman konuklarımızı aldığımız zaman da o konuklar da aynı zamanda bizlerle olacak. Şimdi ne görüyorsunuz? İstanbul'da, Bursa'da özellikle Ali Nur Aktaş, özellikle yeniden Refah Partisi'nin çıkışıyla birlikte ne olur? Buyurun, mikrofon sizin. Şimdi biliyorsunuz ki daha önce de ifade etmiştim, aslında AK Parti'nin en büyük rakibi ekonomi demiştik. Dolayısıyla da sadece Bursa'da veya İstanbul'da değil, bilhassa büyük şehirlerde AK Parti biraz daha kritik oyların olacağını tahmin ediyorum. Hazır yeni başladınız, virgül koyuyorum. Nevzat Kaya da madem aramızda, üçlü bir şekilde sohbetimizi edelim istiyorum. Evet Nevzat abi, şu an galiba sandıkların oradasın sen de. Pınar ablaya söz hakkı bırakalım, ona devam edeceğiz. Sandıkların oradasın. Merhabalar, araca geçtim. Orası biraz gürültülü diye araçta oturuyorum şu anda. Sandıkların oradayız, doğrudur. Peki sandıkların orada nedir durum? Atmosfer nasıl? Ortam nasıl? Bir sıkıntı çıkartan var mı? Biliyorsun ki bugün Maltepe'de, Diyarbakır'da, Ağrı'da sıkıntılar oluşmuş. Geçmiş olsun herkese diyeyim. Peki sen ne görüyorsun? Sakin mi ortam? Şöyle, Türkiye'yi takip ediyoruz. Hanımefendiye, Pınar Hanım'a da merhabalar diyorum bu arada. Kusuruma bakmayın sakın. Pınar Hanım'a tamam. Türkiye'yi evet. Takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen olumsuz haberleri almakla beraber bulunduğum bölge İstanbul Ümraniye bölgesi. Çok enteresandır ki çok sakin bir seçim var. Katılım çok yüksek değil. İnsanlarda bir bezginlik mi desem, Ramazan'ın verdiği bir rehavet mi desem, ama bakıyoruz ki karşı tarafın şeyleri çok oruçta tutmuyorlar ama çok katılan yok. Twitter'ı takip ediyorum. Malum Twitter daha çok öbür tarafın aktif olduğu bir mecra. Ama maalesef Twitter'da da aktif değiller. Yani ya bir fırtına öncesi sessizlik var, ya da bunlar yenilgiyi kabul ettiler gibi düşünüyorum. Öyle bir son dakika geldi bana. Bu arada bu son dakikanın son dakikası. Yani şu anda anlık Şırnak'tan geldi görüntü. PKK terör örgütü destekçilerinin halkı kışkırttığı Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı birlikler, helikopterlerle güvenlik önlemi almaya başladı. Bu son dakika. Hamza, acil bunu hem KJ hem video olarak getir ekrana. Videosu da var. Tehlikeden öyle düşür ve ekrana getir. Evet Nevzat abi, buyur. Şimdi seçim öncesi aldığımız bilgiler var bizim. Piyasaya çok aksettirmedik gerginlik olmasın diye.
Özellikle bu vatandaşın çıkıp 7 puan farkla Ekrem İmamoğlu alıyor zırvasından sonra, şimdi bizde bir bilgileri kıymetlendirme diye bir birim vardır. Bilgiler kıymetlendirilir burada. Ne oluyor da birdenbire bunlar söyleniyor diye. Bu bilgi kıymetlendirmede ve diğer alınan bilgiler eşleştirildiği zaman şu önümüze çıktı. Malum 14 Mayıs akşamı hatırlarsanız iki tane şempaze şebek çıkıp kazandık, kazandık, kazandık diye milleti şey yapmaya çalıştı, beynini eline geçirmeye çalıştı. Kaldı ki seçim öncesinde de 50 ile geliyoruz, 60 ile geliyoruz, 70 ile geliyoruz diye sürekli propaganda yapıyorlardı. 14 Mayıs akşamı bakın tekrar söylüyorum, geçen de birazcık bahsetmiştik. O seçimi almış olmamıza rağmen 315.413 oy, daha önceki kaydıma da bakın rakam nettir, almış olmamıza rağmen bu iki tane şebeğin özellikle İstanbul'un başında bulunan bu devletin başına bela olacak adamın kışkırtmalarıyla beraber eğer o seçimi aldığımızı söyleseydik bugün bile hala bu kavga dövüş devam ediyordu. Devlet devletliğini gösterdi ve maalesef seçimi 49.5'ta tuttuk dedik. Şimdi aynı şeyi 7 puan farkla biz bunu alıyorduk. İşte ne oldu? Kaybettik diye yine milleti sokağa çekmeye çalışacaklar. Zira kendileri de çok çok iyi biliyorlar ki İstanbul'da 7 puan atmaları, Ankara'da 20 puan atmaları mümkün değil. Bir de işin saçmalığı, yani İzmir'de bu rakamları söyleseler anlarım, İzmir'de bile 4 puan koymuşlardı. Şimdi bunlar demin söylediğiniz olaylarla takip ediyorum. Diğer kanaldan, telsiz hattımızdan sürekli bilgilerimiz geliyor bizim. Evet, Güneydoğu bölgesi, Anadolu bölgesinde bunlar var. Ama maalesef İstanbul'da da benzer hadiselerin içine girme eğilimlerinde olanlar şu anda tespit edildi. Medyaya yansımadı. Alınanlar var. Bunlar aynı şekilde biz kazandık ama bize kaybettirdiler diyecekler. Sebebi de şudur. Bir hafta 10 gündür Ekrem'in söylediği bir cümle var. Seçim sandık güvenliği, sandık güvenliği diye. Halbuki hiçbir zaman biz sandıklarda onlar gibi açık oy gizli tahsif yapmadık. Milletin önüne geçmedik. Maalesef burada bir komplo var. Burada yayında çok fazla kalamayacağız Mert kardeşim. Sebebi şu, malum Ramazan'dayız. Bütün kardeşlerimiz oruçlu olarak sabah 6'dan beri sandıkların başındalar. Dolayısıyla hem şekerlerinin düşmesi hem yorgunluk oluyor. Sana da tavsiyem bu. Hanımefendiye de tavsiyem bu. Sandıklara gidelim. Kardeşlerimize destek olalım. Biz bütün tedbirleri aldık ama birileri kaşıyacak. Kaşılmak isteyeni kaşıyacağız. Kaba haliyle bunu söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yayınımıza durmayacaksın galiba Nevzat abi. Bir 10 dakika daha buradayım abi. Tamam. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bir haber vereyim. Günün ilk haberini vereyim. O konuda biraz heyecan oluşturayım. Hatay'da AK Parti'nin oyu biraz fazla gelmeye başlamış. Oylar sayılıyor. Evet, oylar sayılıyor şu an Hatay'da ve Hatay'da biraz sonra Bekir Yılmaz, onunla da Ankara'ya bağlanacağız. Hatay'da şu anda bir AK Parti yükselişte abi diyor. İlk defa böyle gördük diyor. Hatay'daki arkadaşlarımız. Hatay biraz sonra o sandığın sonucunu alırız biz mesela. Bir yarım saat sonra o sandığın sonucunu alırız. Hatta alalım. Yani onu söyleriz, alırız neyse. Oradan şimdi, gelirse zaten emsal olacak. Tabii Hatay bir emsal olacak. Hatay'a bir bakacağız. Çünkü Hatay deprem bölgesiydi. İstanbul'da deprem bölgesi. Bunu az çok yavaş yavaş kuyruğundan tuttuk. Hatay'ın bir iki pusulasından tuttuk yani. Öyle diyelim. Yavaş yavaş sandığın. Şimdi o Şırnak'taki olayı Hamzacığım, KJT ile birlikte videoyu vereceğim. Hamza sen ne? Kırmaya gerek yok ki. Niye çarptırmadan çekeceğim ki? Çıkmayacağım. Bu arada özür diliyorum, Hatay değil biraz önceki.
başka bir şehirden gelen bir pusulaymış. Çok özür diliyorum. Bir uyarı geldi abi dedi. Yanlış şehirdeki arkadaşı yaptın dedi. Özür dilerim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Küskün seçmen yok. Katılım iyi. Bizim okulda tüm sandıklar şu an en az %80 demiş. Nevzat Kaya ne düşünüyorsun bunda? Vallahi maşallah diyelim, benim bulunduğum bölge için şu anda daha önceki seçimlerden gözlemlerime baktığım zaman ciddi manada bir şey var. Yavaşlama var, katılım azlığını azalma görüyorum. Azalma var mı? Efendim? Azalma var mı? Var yani, daha önceden çok yoğun oluyordu. Şu anda o kadar bir yoğunluk göremiyorum. Tamam. Pekala. Şimdi Hamza bir görüntü hazırlıyor. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Alevileri daha önce söylemiştik Nevzat abi, yayında da söylemiştik. Birçok yerde söylemiştik. Aleviler Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterecek. Göstermiş mi? Birkaç oy pusulası var. Fotoğrafı var. O konudaki yorumlarını da alalım. Sonra Ankara'ya Bekir Yılmazoğlu'na gidelim. Evet. Büyütelim Hamzacığım ekranı. Seni sırtından hançerleyenlere hesap günü, o gün bugün piro. Koyun beni bir şey demiş. Geç bunu Hamza. Çok okuyamadık yazısını. Ekrem'e boyun eğenin boynu vurulsun. Bahçeli Evler Zafer Mahallesi'nden sevgilerle Dersim'in evladı. Bakın bir Alevi daha. Devam edin. Okuyamıyoruz. Devam et. AK Parti'ye vermiş yine bir. Evet. Değişim Alevi İstanbul'da yanacak. Yezid Ekrem. İmza Alevi Çetesi Bahçeli Evler demiş. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim Nevzat Kaya? Sonra Nevzat abi uğurladıktan sonra Bekir Yılmazoğlu ve Pınar ablayla birlikte gündemi değerlendirmeye ve Ankara'nın nabzı, Bursa'nın nabzı devam edeceğiz. Önce Kılıçdaroğlu kime oy vermiştir geçeceğiz, onu soracağız. Ama önce o Alevilerle alakalı şeyi alalım, düşüncelerini alalım Nevzat abi. Yani çuk oturdu diyelim, üstüne bastın, ayağını kaldır diyeyim. Gerek sosyal medyadan tanıyan, Alevi olduğunu söyleyen 4-5 tane vatandaş, ama kalabalık gruplardı. Sizi takip ediyoruz. Bu sefer istemesek de reise ve AK Parti'ye veriyoruz diye söylediler. Ama bunun haline samimi olduğum Alevi kardeşlerim, arkadaşlarım var. Real'de sürekli görüştüğüm. Onlar da daha önceden abi vereceğiz demişlerdi. Ama bugün seçim satında sizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Bu sefer reise vereceğiz. İstemesek de reise vereceğiz diye dediğim gibi 4-5 grupla karşılaştım. Bu da üstüne şey olmuş oldu, yani şey olsun, ne diyorlar, tuzu biber olmuş olsun, bir dönüş var. Pekala, çok teşekkür ediyorum Nevzat abi, seni de çok yormayalım, şekerin çok fazla düşüp eyvallah bir şeyler ama eyvallah arkadaşlar, boş arkadaşlar, müsait oldukça gel. Tamam üstadım, bir şeylerde haberleşiriz. Allah'a emanet. Turan Hanım sağlıkla kalın. Dinleyen kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Şimdi Bekir Yılmazoğlu'na hoş geldin diyeceğim. Sonrasında Pınar ablaya sözü vereceğim. Bekir abi hoş geldin. Hoş bulduk Mert. İyi yayınlar Ankara. Allah razı olsun. Selamlar. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Pınar Hanım'a da kolay gelsin. Allah razı olsun. Şimdi sana soracağız Ankara'nın nabzını, ama Pınar ablaya Bursa'yı sormuştuk daha önce. Nevzat abi geldi diye bölünmüştü. Daha önce tanıtım medya başkanlığı yaptın. Seni tanıtacağız. Ankara siyaseti seni yakından tanıyor zaten, ama izleyenlerimizden bilmeyenler varsa onlara söyleyeceğiz. Şimdi söz öncelikle Pınar ablaya vermek istiyorum. Pınar abla, Bursa'da durum nedir? Sandık sonuçları biraz sonra kapandıktan sonra, bir yarım saat sonra sandıklar kapandıktan sonra sandık bize gelecek. Ama Halk TV'de bir söz vardı, bir cümle söylenmişti. Yeniden Refah Partisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin sayenizde Bursa'da CHP'nin bayrakları sallanabilir demişti. Ne düşünüyorsun Aydın? Biz de bu sırada devam edelim. Çocuğuna da selamlar. Aleyküm selam. Ben önce Bursa'dan başlayayım. Bursa'da tabii ne kadar gündem, siyaset, işte ekonomi, Ankara'daki dalgalanmalar, işte Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu kavgası ne kadar İstanbul'da ve Ankara ölçeğinde de yansısa da
Bu Bursa'da da yansıdı. Şöyle yansıdı. Nilüfer'de de yine aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatından olan Alevi bir grup ilk defa şu an Nilüfer ilçesi adayı Celil Çolak'a oy kullanacağını biliyoruz. Ama bu ne kadar çoğunluk olur? Nilüfer mesela hep CHP. Nilüfer AK Parti'yi alabilir mi? AK Parti Nilüfer'i alabilir mi? Bunu bu akşam göreceğiz. Ancak orada AK Parti'nin oyları çoğalacağından eminiz. Hiçbir kuşkumuz yok. Onun dışında Bursa ölçeğine bakarsak... Biz yıllardır Bursa'da gazetecilik yapmış birisi olarak Bursa'yı bugün AK Parti alır mı alamaz mı? Alır. 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 Evet, alır. Bazı ilçelerde değişiklikler olsa da alır. Alır diyorsunuz. Hangi ilçelerde değişiklik bekliyorsunuz Bursa'da? Bursa'da bekliyoruz. Kestel'de bekliyoruz. Mustafa Kemal Paşa belki deniliyor. Belki Karacabey'de değişim olabilir deniliyor. Ama benim duyumlarıma göre Kestel daha ağırlıklı gibi. Peki İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? Ankara'yı nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Ankara cevabınızdan sonra da Bekir Yılmazoğlu'na bağlanacağım. İstanbul'u nasıl görüyorsunuz öncelikle? İstanbul'u Murat Kurum'un başından beri söylüyordum. Bir puan farklı da olsa alacak. Hep bu şekildeydi öngörü. Nitekim son çıkan bazı anketlerde de bu rakamları, tahminlerimi gördüm. İnşallah öyle de olur. Ama burada tabii vatandaşlarımızın duyarlı da olması çok önemli. Çünkü sahadan bazı okullardan çok katılım olduğunu, bazı okullardan da katılımın az olduğunu duyuyoruz. Aynı şekilde bana da öyle geliyor. Evet, bu bağlamda hazırda buradayız madem. Bir çağrı daha yapalım. Lütfen herkes oyunu kullansın. Görürsünüz işte Şırnak'taki DEM partililer neler yapıyor. Askerlerimize saldırıyor. Oradaki vatandaşlara oy kullanmasınlar diye saldırıyor. Niçin saldırıyor? O bölgeye hakim olmak için saldırıyor. Biz de ne yapmak zorundayız? O zaman biz de Türkiye'nin değerlerine sahip çıkmak için sandığa gitmek zorundayız. Avrupa'da çok normal olabilir seçim. Amerika'da da çok normal olabilir. Ama Türkiye bir hani kader, coğrafya bir kaderdir diyoruz ya. Türkiye'nin kaderi de düşmanlarla hep mücadele olmuştur. Bin yıldır bu böyledir. Bundan mütevellit de bu mücadelede bizim şu anki mücadele yöntemimiz oy vermektir. Ve düşmanlara karşı en büyük silahta, en güçlü silahımızda her bir vatandaş olarak oy vermektir. O yüzden herkes sandığa gitsin, oylarını versin diyoruz. Bu arada kalmışken, evet. Ankara tahminimi de yapayım. Ankara'da evet. Altın alamayacak. Birisi olacak. Kim? Altın ok alamayacak. Altınok alamaz. Mansur Yavaş kazanır mı diyorsunuz? Evet, kazanır. O konu hakkında Bekir Yılmazoğlu'nun düşüncelerini de alacağım. Ama izleyenlerimiz mesaj atıyor WhatsApp'tan ve Instagram'dan. Abi senin mimik ifadelerine bakıyoruz. Hani sandıklarla alakalı hani şey suratıma bakıyorlar. Ona göre bir sonuç elde etmeye çalışıyor ama İstanbul ve çevresi daha kapanmadı. Sadece 32 olsun Hamza banlama. 32 il. Doğu illeri sadece kapatıldı. Oradan da sonuçlar biraz sonra yavaş yavaş gelir ama zaten önüme düştüğü anda iyi veya kötü ben direkt söyleyeceğim. Şimdi Bekir Yılmazoğlu'na gelelim. Bekir abi hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Uzun bir yayın olacak bizim. Evet, şu anda artık seçimler bitmiş gibi görüyoruz. Daha rahat konuşabiliriz. Evet. Yani yasalık beyazlı şeyleri konuşmamız mümkün değildi. Türkiye'de seçim. Bu arada Pınar abla mikrofonunu sen kapat. Yankı yapıyor çünkü. Konuşmak istediğin zaman mikrofonu aç ve konuş. Tamam. Şu an sesin gelmiyor. Konuşmak istediği zaman da aç ve konuş. Evet. Evet. Buyur abi. Devam ediyorum. Ben uzun yıllar Ankara'da teşkilatlarda görev almış bir kardeşinizim. Seninle de Ankara'da burada karşılaşmıştık. Şu evet. Anda bir yıldır aktif görevde değil. Gönüllüsü olaraktan devam ediyorum. Şunu söyleyeceğim Mert. Bu seçimde biraz önce Pınar Hanım mı dedi, öbür arkadaş mı dedi. Gerçekten bizim rakibimiz ne İmamoğlu'ydu ne Mansur Yavaş'tı. Sadece ekonomiydi maalesef. Bunu da bazı eller işte hepimizin bildiği gibi Türkiye'de gezi olaylarıyla işte bazı müdahaleler tutmadı. Arkasından 15 Temmuz darbesi tutmadı. Gümbür gümbür devam etti çok şükür çalışmalarımız. Arkasından pandemiydi. Dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaratması. Tabii bu Türkiye'de bazı eller tarafından da daha da işte kiralarda gördük geçmişte, araba fiyatlarında gördük. Bunların hepsi vatandaşa yansıdı. Biraz önce Pınar Hanım'ın dediği gibi ben de daha biraz önce oyumu kullandım, geldim. Tekrar işte 5'te
açılınca orada gözlemci olarak devam edeceğiz. Kaçta çıkacaksın? Saat 5'te çıkacağım. Hemen yakın benim okul burada. Bulunduğum bir yere. Tamam. Yani Ankara'da şu anda ne gidiyorsunuz? Evet. Genel seçimi değerlendiriyorsunuz şu an. Tamam. Buyurun. Güzel gidiyoruz. Süreçte biraz önce Pınar Hanım'ın dediği gibi biz geride başladık. Sonradan bir hızlanma sloganıyla gerçekten kafa kafaya hatta birkaç puan öne bile geçtik anketlerde Ankara'da Turgut Altınok'la. Ama gezdiğimiz yerlerde ne uzaya giden astronotumuz, ne çıkarttığımız TOG'umuz, keşfettiğimiz doğal gazdı, işte TOG Anadolu'ydu. Yani böyle yapılan Türkiye'nin hayatında 100 yıldır şu son zamanlarda gördüğümüz hizmetleri kimse... Evet. Kimse konuşmuyor. Sadece kira parasıydı, emekli ücretiydi. Buna rahat konuşabiliriz. Burada mesela teşkilat gibi FETÖ son zamanda yapılanmasıyla sanki AK Parti'nin içinden biriymiş gibi ben işte yıllarca reis için şöyle yaptım böyle yaptım deyip ortada çok güzel bu işi de çok uzmanca yapıyorlar maalesef. Yani insanlarımızı teker teker ev ziyaretleri aynı teşkilatların yapamadıklarını belki onlar yaptılar. Gezip ikna şekilde yani bu sefer çok değişik bir taktik kullandılar Mert burada Ankara'da. İstanbul'da da aynıdır zaten İmamoğlu'nun nereden geldiği belli. Maalesef ama şu anda yani Türkiye geneli sürekli Türkiye bir geneli, telefon geliyor. Evet. Evet, Türkiye geneli ben sürpriz bekliyorum. Sürpriz. Mesela şu anda işte bir haftadır Ender Refah'la ilgili ister istemez hani hepimizin sevdiğimiz Erbakan hocamızın oğlu diyerekten böyle kabullendiğimiz birisi geçen seçimde destek verdi. Bu seçimde bazı şeyler işte oldu. Destek vermedi. Şimdi destek vermeyince yeniden Refah partililere küfür edip veya hakaret edip ya siz busunuz demek mi doğru yoksa bakın o beyler. Mert açık konuşuyorum. Ben o da ters tepti. Mesela ben bazı şeyleri hani böyle aşırı yüklenmek gerçekten yani ben her gün arazide olan bir kardeşim. Mesela bir gittiğimiz yerlerde herkesin artık konuştuğu Ramazan'ı bayramı geçtik. Herkes siyaset konuşuyordu maalesef. Yani bu herkesin konuştuğu ya işte belki ondan dolayı da çok ters tepki oldu. En son İstanbul'da Hakan Bayraşçı'nın son dakika bekleyip bir farklı açıklamasında da çok ters tepki oldu. Belki Murat Kurum birkaç puan daha... Ben Hakan Bayraşçı'nın anketini ya Hakan abi de çok samimi bulan bir adam olarak yani gerçekten Hakan abi samimidir yani. Samimi bir adamdı yani. Yok onun yapmış olduğu anket belki doğrudur belki doğru ama... Ya yok doğru kesinlikle değil. Yok doğru değildir ama vatandaşlar bir uyanış oldu. Mesela İstanbul'da dışarıda olup da o gitmeyecekler. Sandığa gitmeye başladı İstanbul'da ama Evet. Pınar Hanım'ın dediği gibi Ankara'da ben şimdi biraz önce sandıkta işte oy kullandım geldim. Katılım az. İkincisi de Mert özellikle bizim seçmenimizin bu köylerdeki muhtarlık şeyi var ya hayranlığı. Yani aynı köyün adamı muhtar seçiliyor. İki tane adam sırf muhtarlık. Dünyanın yani en saçma olayı muhtarlık ya. Aynen şu an geçen seçimde işte muhtarlığa gidenler şu kadar kişi bundan dolayı kaybettik falan. Ah tüh ama şu anda gene maalesef aynı şey devam ediyor. Muhtarlığa gidenler, oy vermek için gitmeyenler şu an yani akşam sandıklar açılınca belli olacak. Katılmayan, oy vermeye gelmeyen sayısı bayağı yüksek diye düşünüyorum. İnşallah biz de çok az bir farkla Ankara'yı alacağız. Akşam saat 9-10 gibi herhalde netleşir diye düşünüyorum. Ne 9-10'u ya? Sen Mert Armağan'la konuşuyorsun abi. Şimdi bak biz bir saat sonra iki saat sonra tamamız. Öyle mi? Hadi bakalım inşallah. Biz bir iki saat sonra da 2023 seçimlerinin aynısını yaptık. İzleyicilerimiz biliyor. Biz bir iki saat içerisinde açıklarız Allah'ın izniyle sonuçları. O zaman iftardan önce açıklayacağız Mert. İftardan önce tamamdır. İftarı rahat rahat yiyeceksiniz yani. Kafanızı rahat yiyeceksiniz. İnşallah. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Allah'ın izniyle. Vallahi iftarda çok iftarı da hatırlatmayalım birbirimize. Daha çok var. Şu an şeker düşüşü oldu mu Pınar abla? Var mı bir şey? Pınar abla, mikrofon açıyoruz. Alıştım ama çok aşırı derecede baş ağrısı oluyor. Yani baş ağrısına kalk oluyorum. Bir saat sonra başladı benim uyku halim. Bu taraftan hani iyice düşmeden böyle çocuklara da pazar banyosunu yaptırayım dedim. Yine Ağrı'dan bir görüntümüz var. Ağrı'dan görüntümüzü Hamza attım sana. Bir yayınlayabilir misin? Bu arada Bekir abi istediğin zaman da şey yapabilirsin. KJ'yi de ver olayı anlayalım. Bekir abi istediğin zaman konuşabilirsin bu arada. İkinize. Eyvallah. Hadi.
Ver Hamza bir. Şehrin gelip iradesini çaldınız. Size hırsızlık yaptırdılar. Sizin Allah'a karşı bir sorumluluğunuz var. Sizin insanlara... Vicdanımız rahat. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Kimse iradesine bu şekilde müdahale edemezsiniz. Hele de bir seçim ortamında. Bu şekilde yaptınız. Ben normal bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben anayasal hakkımı kullanıyorum. Ya dokunma ya. Sen ne yapıyorsun? Ne dokunuyorsun? Sen sana ne yapıyorsun? Ya geliyorsun. Sana ne yapıyorsun? Ya evet, Ağrı'da polisimize temas edenden partiliye müdahale edildi. Nedir bunların derdi diye sorup mikrofonu ikinize bırakıyorum. Ağrı'da seçimin gittiğini gösteriyor. Bunları şu an son çırpınışlar gibi görüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Bugün Ağrı'dan gelen üçüncü görüntü bu arada. Şimdi HDP'liler DEM Parti yeni adıyla iki seçimdir hakimiyetlerini kaybettiler. Ondan önce istedikleri gibi sandıklarda at koşturuyorlardı. Normalde atıyorum işte bir köyün diyelim 300 hanesi var, 600 kişi varmış gibi oradan DEM Partisi'ne oy çıkıyordu. Bu seçimle beraber geçtiğimiz 2023 genel seçimlerde dahil olmak üzere DEM Partisi Doğu ve Güneydoğu illerinde hakimiyetini kaybetti. Bundan mütevellit şu anda bir diş gösterisi yapıyorlar. Yani hazırlıklı gelmişler belli ki. Daha önceki seçimlerde bu kadar horozlanamadılar, yapılanamadılar. Ama şimdiki seçimde yine aynı devleti, aynı tedbiri alacak diye belli ki bir yapılanma, bir anlaşma olmuş. Şimdi onun için sandıklarda at koşturmak için kısacası bundan dolayı da sorun çıkartmaya ve ayrıca provokasyona sebep olup bu bağlamda da hükümetimizi küçük düşürmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Evet, Bekir Yılmazoğlu, siz ne düşünüyorsunuz? Ağrı'da, bu arada Doğu'da oy sayımı başladı. Şu an oylar Doğu'da sayılıyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre bizler sizleri tek tek bilgilendireceğiz. Ne düşünüyorsun Bekir Yılmazoğlu? Mert, şimdiki görüntünün sebebini sen bir saat sonra açıklayacaksın. Ağrı'nın sonuçları geldikçe bunların niye böyle yaptıklarını açıkça ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız da ona göre değerlendirmesini yapacak. Yapacak diyorsun. Yani bir yerde böyle gereksiz yere mesela devletin polisine, memuruna böyle saldırı yapıyorlarsa orada bir sıkıntılar var demek ki. Yani orada gereksiz yere bir ortalığı karıştırmak istiyorlar. Mesela İstanbul'da bugün seçimlerde işte biz öndeydik, şu gibi bu gibi olaylar da çıkabilir sandıklar açılınca. Yani böyle bunların dertleri zaten programları ta önceden belirliyorlar. Bunlar bu konularda çok uzmanlar maalesef. Evet, bu arada bismillah deyip yani bismillah diyelim. Şöyle bismillah diyelim arkadaşlar. Hamzacığım, sana söylediğimi ekrana KJ olarak verebilirsin. İstediğin gibi verebilirsin. İlk sandık geliyor. Şanlıurfa Akçakale'de mesela bir sandıktan sayılmış. AK Parti 115, Yeniden Refah Partisi 2. Yani şu an Şanlıurfa'nın 11.85 nolu sandığı. Bak şu an Şanlıurfa'nın Akçakale 11.85 numaralı sandığı AK Parti 115, Yeniden Refah Partisi 2. Yorumlarınızı alalım. Bu arada Yeniden Refah Partisi Doğu'da oy alabilecek bir potansiyele sahipti. Evet, orada DEM yok mu acaba, DEM'in adayı? Pınar abla, sesin kesik kesik geliyor. Bir gir çık yapabilir misin linkten? Komple telefonun arkasından şöyle. Şöyle yapalım Mert'ciğim. Ben sana başka bir telefon numarası vereyim. Çünkü bu telefonun sürekli bir aksiyon var. Tamam, bana yolla. Ben evet. Hamza alayım. Hamza linki yollasın. Tamam, tamamdır. Eyvallah. Evet, Bekir Yılmazoğlu, ilk sonuçlar geldi. İlk sonuç geldi. İlk sandık sonucu geldi. Biraz sonra yavaş yavaş yerele genele kayacağız. Sonra yavaş yavaş hani olayı biraz genişleteceğiz. İşte sandıktan okula, okuldan mahalleye, mahalleden ilçeye gideceğiz. Ama ilk gelen sonuç Şanlıurfa Akçakale'de 11.85 nolu sandık. 115 AK Parti. Ya ben mi yanlış biliyorum? Yanlış mı okuyorum olayı? Yeniden Refah Partisi Doğu'da oy alabilecek yüksek potansiyelde. Hatta Urfa'daki mitingi olay olmamış mıydı Refah Partisi'nin? Evet, orada o sandıkta başka parti hiç oy almamış mı gözüküyor, yoksa yanlış bir sadece ikisini mi attılar acaba? Ya bu sadece bakın
11.85 numaralı sandık aslında oranın okulunun da olayını gösteriyor. Yani bir sandığa bakıyorsun, sandıktan eğer 115 AK Parti 2 Refah Partisi çıkıyorsa o bölgeden AK Parti çok yüksek ihtimalle kazanıyor. Şimdi Refah Partisi'nin o kadar biz bu kadar insanı topladık deyip de bir sandıktan 115'e 2 kalması demek büyük bir facia bence. Hatta şunu da düşünürüm. O zaman Refah Partisi'nin mitingine Refah Partililer değil DEM Partililer mi gitti? Olabilir. Diğer illerden de toplamalar olmuş olabilir. Bak bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Yine Akçakale 11 nokta. Oo, bu çok fazla. Hamza acil. Hamza dur. Bir dakika. Hamza acil. Acil KC'ye yaz abicim. Bak veriyoruz. Yavaş yavaş başladık. Bir yayına beğeni bir paylaşın. Eşe dosta bir akrabaya atın arkadaşlar. Bu bizde var bir tek. KC'ye de hazırla Hamza bunu. Şanlıurfa Akçakale'de aynı yerde. Mesela 10-16 nolu sandık. AK Parti 307. Diğerleri 0. Allah Allah. Ya bu, bunlar hadi bakalım kesin... inşallah. Ne güzel giriş bunlar yaptın sen sonuçlar. Seçime. Efendim? Güzel giriş yaptın sen seçime. Yani Urfa güzel giriş yaptı. Ben değil de Urfa güzel giriş yaptı. Hamzacığım sana Pınar ablaya atacağın linki gönderiyorum canım benim. Ha, dur ben atayım ya da. Evet Refah Partisi eğer böyle giderse ne olur? Düşünceni alalım Bekir abi. Seçimden Refah sonra ne olur? Seçimden sonra Refah Partisi maalesef azıcık bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğiyle beraber. Hakkari de geldi bu arada. Hakkari de geliyor şu an sandıklar. Sen devam et abi ben böyle böleceğim seni. Hakkını helal et. Yayın hep böyle gidecek. Yayını paylaşalım, beğenelim, yorum yapalım, abone olalım. Buyur Bekir Yılmazoğlu. Hakkari geldi bir şey yapacağız. Ekran konuşacağım ben. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteğiyle beraber bir şey teveccüh kazanmıştı Fatih Erbakan. Ama maalesef bu son seçimde yaptıkları hareketten dolayı bu seçimden sonra yani tarihe mi gömülür deyim artık. Yani böyle bir kendi şeyini kaybetti. Yani burada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden sağ taraftaki kim olursa olsun. Hakkari geldi. Kusura bakma sürekli böleceğim. Hakkari geldi. Hakkari Yüksekova'da 21-26 nolu sandık kullanılan oy 256. 237'si AK Parti, 14 DEM, 4 CHP, 1 geçersiz. 237. Hamzacığım 2019 Şanlıurfa seçim sonuçlarını bulur musun? Ekrana bir verir misin? 2019 Şanlıurfa seçim sonuçları ekrana bir ver. Mert, yani gelenler bu şey mi? Gerçek evrak mı? Abi bizde ne zaman yanlış oldu? Sen inanamıyorsun gözlerine, anladın mı demek istediğini de. İnanamadım. Gerçekten Hakkari Urfa'da. 20 seçimlerini nokta tutturan adamlarız ya. Şu hadi an. Bakalım inşallah bereketli. Şu an Urfa bu durumda. Urfa'da izleyenlerimiz biliyor 2023 seçimlerinde mesela şu an Diyarbakır'da oylar kullanıldı diye televizyonda geçiyor. Her şey sıfır ama biz sandık sandık veriyoruz. Ya biz sandıklardan o ilçeyi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Sandıklardan evet. O ilçeyi anlayabiliyoruz. Ver Hamza, ver. Bu arada yeniden Refah Partisi oy kaybetmiş. Yani şimdi Saadet Partililer yeniden Refah'a kaydı ya. Şeyin çok etkisi oldu. İstanbul'da. Saadet Partisi %36'ymış. Ver Hamza ekranı o fotoğrafı. Bak Urfa'da Saadet Partisi %36'ymış. AK Parti %60'mış. Ama yeniden Refah Saadet Partililer yeniden Refah Partisi'ne kayınca Pınar abla hoş geldin. Kayınca yine %36 çıkması lazım. Veya %40 veya %20. Ama oy kaybetmiş. AK Parti orada oyunu yükseltmiş gibi geldi bana. Pınar abla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Bizler yavaş yavaş ekrana veriyoruz. Mesela Şanlıurfa'nın Akçakale'sinde 307 oy var. Diğerleri 0 oy almış bir sandıkta. Veya Hakkari bu arada arkadaşlar bu bir sandık. Hakkari biraz daha beklesin. Hakkari'nin neticesini biraz sonra şey yapacağız. Bir ses geliyor ama hanginizden, Bekir abiden mi geliyor anlamadım. Evet gitti ses. Niye geliyor onu da anlamadım. Bu arada Hakkari, Yüksekova 21-26'yı verdik mi? Hamza hepsi KC'de kalsın. Verdik tamam. Şimdi yavaş yavaş geldik. Başlıyoruz. Yayını paylaşalım, beğenelim, yorum yapalım.
Pınar abla ekrandaki istatistiği değerlendir. Biz de geldikçe değerlendireceğiz. Sizlere söyleyeceğiz. Laflarınızı sürekli bölebilirim. Hakkınızı helal edin. Çünkü ne oldu ekrana? Ne oldu Hamzacığım? Gittik, dağıldık. Hamza bir yardım, destek. Şey nerede? Bekir abi nerede? Bekir abi de ayarlayalım. Üçlü bir tane ayarlasana. Bekir abi de güzel bir üçlü hazırla aşağıdan biz konuşurken Pınar ablayı yaparken. Sen de Bekir abi de ayarla. Üçlü bir şema yap aşağıda. Evet Pınar abla düşünceni alalım. Şu an ekranda bir KJ var. KJ'de yazılanların hepsi gerçek. Buyur. Evet biliyorsunuz ki seçimler ilk sandıklar her zamanki gibi doğu illerinden açılıyor. Çünkü orada erkenden bittiği için nüfus oranı olarak da batıya göre daha az olduğu için öncelikle orada sandık sayımı biter ve seçim sonuçlarını orada almaya başlarız. Bundan dolayı da ilk gelen sonuçlar bize şunu gösterir. %70 ila %80 arasında AK Parti ilk başta o oy oranına çıkıyorsa ilk sandık açılırken Türkiye genelinde büyük bir başarı sağlayacağız anlamına gelir. Bunun ipucunu verir. Ama %73-72'nin altında çıkmaya başlarsa büyük şehirlerde AK Parti'nin oyları kritik olabilir anlamını geliyor. Biz bunu daha önce de tecrübe ettik, yaşadık sevgili Mert'ciğim. Yani Pınar ablayı biraz daha ortalayalım. Hatta ikisini sağa alalım Hamzacığım. Ben ortada solda olayım. Anladın mı demek istediğimi? İki konuğumuzu sağa alalım. Ben ortada solda olayım. Peki Bekir abi, Ankara'da mesajlar geliyordur sana illaki sandık başlarından. Gerçi şu anda Ankara'da sandıklar kapatılmadı. Peki şunu soralım. Bir olay olmuş mu Ankara'da, onu soralım. Olay yok, oldu mu? Şu ana kadar sıkıntılı bir olay yok. Sakin geçiyor. Biraz da Oruç'un verdiği şeydi herhalde, etkiden midir nedir? Peki sen ağır bir Mansur Yavaş'ı sevmeyen bir insan olarak Mansur Yavaş'ın bu seçimi kaybedeceğini düşünüyor musun? Mansur Yavaş'la biraz önce dedim ya Mert, şey bitti şu anda. Seçim artık kullanma şeyi, saatleri bitti. Rahat bitti, artık konuşabilirsin. Evet. Bizim rakibimiz burada Mansur Yavaş değildi. Rakibimiz ekonomiydi Ankara'da. Yani kimle sohbet edeceksin? Ya bu adam işte çalışmıyor, işte az laf çok iş diye. Ankara'nın her dört bir tarafında milyarlarca reklam resimleriyle donattı. Ya işçileri sırtına Mansur Yavaş diye yazılar yazdı ya, elbiselerini sırtına. Böyle bir tarihte gözülmemiş bir reklam kampanyası yaptı. Hiçbir şey yaptığı yok. Yani bizim mesela havalandı yolunu bilirsin Ankara'ya gelip giderken. O yolda bile değişik çukurlar oluşmaya başladı. Yani CHP'nin bu şeyinde var, genetiğinde var herhalde. Cumhurbaşkanlığı veya devlet büyüklerinin dışarıdan gelen misafirlerin geçtiği protokol yolu çukurla dolu Mert. Maalesef bu kadar beceriksiz bir adam. Yani Mansur Yavaş'la ilgili herhangi bir şey yok ama sadece bizim biraz önce Pınar Han dedi ya Ankara sıkıntılı gibi diye. Ankara'da ekonomi, yani bütün illerde bu gerçek geçerli de Ankara'da özellikle toplantılarda, sohbetlerde herkesin derdi değildi, para, pul, ekonomiydi. Yani öyle bir mücadele var. Yoksa şu an milletin Mansur Yavaş'a, mesela bizim şu an oyumuz az çıkarsa sandığa gitmeyenlerden çıkacak. Karşı tarafa CHP'ye kesinlikle oy vermez. Veya Yeniden Refah ne kadar kıstakta tepki oyları Yeniden Refah tarafına geçmiş gibi gözükecek. İnşallah öyle bir umduğumuz gibi sıkıntı olmaz. Ankara'yı tekrar alırız, eski günlerine kavuştururuz diyorum. Bu arada CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel seçim yasaklarını deldi. Bir SMS atmış izleyicilerin vatandaşlara. Değerli komşularım, Kartal'ımızı ve İstanbul'u daha güçlü bir geleceğe taşımak için oylarımızı kullanalım, sandıklarımıza sahip çıkalım. Bu seçimde en yüksek katılımı Kartal'da sağlayalım. Sandığa Haydi Kartal etiketiyle. Bu bir yasak arkadaşlar. Bunu siyasetçiler yapamaz. Pınar abla bilir, yılların gazetecisi kendisi. Hani yapamaz. Bu seçim bitecek, sonuçlar açıklanacak. Ondan sonra YSK açıkladıktan sonra kesin olmayan sonuçlara göre dedikten sonra ufak ufak açıklamalar yapılabilir. Pınar abla attıklarına tek tek bakacağım. Biraz sonra hepsini inceleyeceğiz. Peki Pınar abla, sen ne düşünüyorsun? Mansur Yavaş. Sesini kıttın ya sen kendin. Mansur Yavaş gerçekten tipik bir CHP'li. Yani evet, biraz daha bir farkı var. Eski milliyetçi kökenli olması. Ama onun dışında tipik bir CHP'li performansı sergiliyor.
Azıcık üstüne gittiğinizde aynı bir şeker hastasının verdiği reaksiyon gibi reaksiyonlar verip işte vatandaşa bağırıyor, kızıyor. Kendi ekibine bağırıyor, kızıyor. Çok da tahammülü olmayan bir siyasetçi. Bundan dolayı da aslında hiç de iyi örnek değil. Ama ve lakin maalesef ki maalesef hem ekonomi var bir de ideolojik takıntılarımız var. Şunu da gördük biz. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada sevgili Altınoğlu'nu ben hani çok fazla tahlil edemedim. Oradaki yapısını bilemem ya da onun Melih Gökçek, Sayın Melih Gökçek kadar teşkilatlandırılması var mı? Onu bilemem. Bunu da zaten anlayacağız. Biraz daha anlayacağız. Yani Melih Gökçek biraz daha böyle beyler buranın yöneticisi benim ve burayı en güzel şekilde yönetecek olan da biziz diyebilen bir başkandı sanki. Yani Turgut Altınok'ta bu arada bir seçimi kaybetmiş gibi konuşuyoruz Turgut Altınok için ama hani benim sokakta gözlemlediğim, bu arada sandıklar kapandı. Yani kapanmak üzere, o yüzden çok bir şey değiştirmeyecek. Onu söyleyeyim. Son 9 dakika. Turgut evet. Altınok bana göre yanlış adaydı. Bak önce onu söyleyeyim. Yani Turgut Altınok açık açık konuşalım. Yani seçim sandıklar kapanıyor. O yüzden rahatça konuşabiliriz. Ankara'yı AK Parti kaybedecek. Yani bak. Evet. Bu zaten Ankara'da şöyle diyor. Evet. Ben olmamalıydı yani. Evet, ben eski Ankara'yı bilmem ama eşim çok iyi biliyor ve eski Ankara'yı. Orada askerlik yapmış. Önce tamam, diyor. Bu arada senin düşüncelerin çok önemli. Eskiden diyor orası Ankara köy gibiydi diyor. Ve yeniden işte Refah Partisi döneminde Melih Gökçek orada belediye başkanı oluyor. Ve 25 yıl aşkın bir sürede Ankara'yı Ankara yapıyor. Yani başkent statüsüne yakışır bir il yapıyor. Ve bunu yaparken de stratejik davranıyor. İş adamları olsun, efendime söyleyeyim Gaziantep'lisiyle ayrı ilişkileri var, Urfalısıyla ayrı ilişkileri var, Ankara bürokratıyla ayrı ilişkileri var, onunla bununla ayrı ilişkileri var. Adam öyle bir ağ kurmuş ki, çok güçlü bir ağ. O yüzden siz Melih Gökçe'yi oradan çekerek, yani onu bir daha aday göstermeyerek bütün Ankara'nın kılcal damarlarını geri çekmiş oldunuz. O yüzden ben istersen 10 numara adayım olsun, ben Melih Gökçe'nin kurduğu hakimiyeti kurabileceğini sanmıyorum. Hamza, fotoğraf olarak mı atayım, yazı olarak mı? Fotoğraf olarak atmam gerekiyor sana canım benim. Yapacak bir şey yok, başa gelen çekilir. Bugün yayınımız var, o yüzden elinden geldiğince uğraş. Ordu geldi. Sandık da değil. 004. Daha açılan yepyeni. Televizyonda yok şu an. 004. Ordu'da AK Parti Hilmi Güler %59.32. Şimdi buradan düşer mi? Bu İstanbul gibi değil. Ordu İstanbul gibi değil mesela. Ordu. Aferin Hamza ya. Helal olsun bak. Ordu geldi. Ordu Büyükşehir açılan sandık 004. Memleket Bursa. Diğeri Ankara. Ordulu yok değil mi aramızda? Ben Rize. Tamam. Evet. Şimdi Bekir Yılmazoğlu'nun moralim bozuldu Ankara deyince bu arada. İlk sonuçlar ekranda arkadaşlar. Bekir Yılmazoğlu evet. Yani ben Turgut Altınok'un bugün kaybettiğini düşünüyorum. Bunu da Türkiye'de ben açıklamış olayım. Yani ben kaybedeceğini biliyordum. Tahmin ediyordum. Ama yani dile getirmiyordum. O kadar emek, o kadar çaba, o kadar mücadele ama kaybedecek diyordum. İnşallah mors olurum bak. Bugün ekranda çıkarım böyle Fatih Portakal gibi yamulurum inşallah. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey. İnşallah yanılırım. O konuda yanılırım. Çok da dilerim. Aa derim bak AK Parti orada yeniden hakimiyeti kazandı. Turgut Altınok kendisini bize daha iyi ifade edebilme şansını da buldu der. Çok sevinirim. Ama benim dışarıdan gözlemlemelerini söylüyorum. Ve dışarıdan gözlemlemelerim. Turgut Altınok'a şöyle bir yürekten, kalpten baktığım zaman içim ısınmadı. Ne yalan söyleyeyim yani. Ya bir Cengiz Topel gerçeği var. Cengiz Topel olsaydı belki AK Parti'nin adayı, şu an biz bunu konuşmuyorduk bile. Evet, buyur Bekir Yılmazoğlu. Ankara'da ilginç bir seçim de oldu. Geçmiş yıllarda Turgut Altınok Ankara'da il başkanlığı yapmış MHP'den. Beypazarı'nda da Mansur Yavaş. Sonra Turgut Altınok MHP'den Keçiören Belediye Başkanı, Mansur Yavaş Beypazarı Belediye Başkanı. Şu anda o Etemesgut hariç, o Bekçi var ya şey, Behzat Ç hariç, bütün ilçelerdeki eski MHP'liler, hatta Polatlı şu anki mevcut belediye başkanıydı MHP'nin, CHP'ye geçti. Yani bütün şu anda hep MHP ağırlıklı bir seçim var Ankara'da şu anda. Öyle de bir sıkıntı var yani böyle. Yani arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım, yorum yapalım. Buyur Bekir Yılmazoğlu devam. Yani bütün ilçelerde
MHP, yani şu anda ikisini de taban tabana geçmişte beraber siyaset yapmış adamlar maalesef eski dünkü MHP'liler CHP'ye geçip seçim yapılıyor. Yani böyle de ilginç de bir şey var, tablo var bizim Ankara'da maalesef. Yani sonuçlar inşallah sizin dediğiniz gibi olmaz da Mert seni mor görmeye alışamam. Yani yok ya, ben bana mor yakışır. Yani eğer gerçekten AK Parti Ankara'da kazanırsa ben mor da giyerim, sıkıntı yok. Ama gerçekten kazanamayacağını düşünüyorum. Bakın bugün sonuçları göreceğiz. Cengiz Topel gibi bir adam, İyi Parti Cengiz Topel gibi bir adamı buluyorsa abi bunu AK Parti'nin bulup getirmesi gerekiyor. Cengiz Topel Ankara'da Mansur Yavaş'ın ümüğünü sıkan bir adam. Ve 3. parti sırasındayken bakın İyi Parti, AK Parti Ankara'da çok büyük sıkıntılara düşebilir, bak ben onu söyleyeyim yani bu seçimde. Ankara'da. Çünkü Cengiz Topel çok iyi çıkış yapıyor. Mansur Yavaş'ın zaten oyu var. AK Parti ne yapacak? Mesela Hakan Han Özcan biraz daha bence Mansur Yavaş'ı zorlayacak bir isim olabilir. Cengiz Topel olabilir. Ama Turgut Altınok tamam beyefendi, iyi bir adam, güzel bir adam, çalışkan bir adam, keçiören yapmış bir adam, kabul. Ama Mansur'a rakip olabilir mi? Mansur'a rakip olacak bir adamın Mansur'u sıkıştırması lazım. Mansur Yavaş'a rakip olabilecek bir adamın konuşturması lazım. Mesela bir mal varlığı açıklandı. Turgut Altınok o gün seçimi kaybetti. Bunu düzgün izah edemez. Son 10 gün o mal varlığıyla geçti. Son 10 gün. Gittiğimiz yerlerde ya artık bırakın şunları. Adamlar bir olta attılar işte ya, veya bir gündem belirlediler. Biz arkalarından o mal varlığıyla ilgili gittiğimiz açıklamalar hep, yani insanlar da bıktı artık. Yani bırakın şu mal, yapacağınız icraatları açıklayın gibi böyle tepkiler oldu. Maalesef dedim ya, yani çalışmalar, karşı tarafın FETÖ destekli çalışmaları çok güzel yürüttüler. En büyük sıkıntı dediğim gibi seçim bittiği için tamam, ekonomi değil, oldu. Mert. FETÖ destekli çalışma. Sen ne yaptın diye sorarlar adama ya. Yok, hani sen aslında ne yaptın? Ankara'yı bu arada sonuçlar arkadaşlar, Ankara'da daha gelmeye başlamadı. Yani sandıklar daha kapatılmadı. 3 dakika var orada. Ama biz Ankara'yı kaybetmiş gibi konuşuyoruz. Çünkü Ankara'yı kaybettik bana göre. Yani bence akşam sonuçlar açıklanınca, bu işi birazcık biliyorsam, yani az buçuk o sokağa çıkıp da vatandaşa mikrofonu hakkıyla uzatabilmişsem, ben bugün Ankara'ya AK Parti'nin kazanamayacağını düşünüyorum. Şimdi Pınar Aydın, sen de birkaç bir şey söyledin. Senin cümleleri bu arada, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayları, Adana Seyhan İlçesi Belediye Başkanı adayı, ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz beyler, başkanlar? Yani yasak var şu anda ve sizin bir şey söylemeniz yasak. Hile yapmayın lütfen. Evet Pınar Aydın, buyurun. Dün bir mizah gördüm. Hani geçtiğimiz seçimlerde işte Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz diyorlar. İşte İmamoğlu'na öbürü diyor işte Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. O duruma benzetmeye çalışacaklar bakın bu seçimde. Biz kazandık diyecekler. Onun ön ayağını yapıyorlar. Bunlar hepsi bilerek ve isteyerek delinmiş yasaklar. Cahil olduklarından veya bilmediklerinden değil. Tamamen onların da her seçim olduğu gibi bu seçimde de bir hesapları vardır. Ama bizim hesabımız ne? Tamamen bu seçimi oldukça güvenilir, sağlıklı yürütebilmek. CHP'li vatandaşın, GRP'li vatandaşın, her vatandaşın oylarına koruyabilmek. Doğru ve şeffaf seçimi öne sürebilmek. Yani bizim derdimiz bu. Farkındaysanız seçim kampanyalarını bile AK Parti şu şekilde yürüttü. Çok dikkatimi çekti. Karşı taraf sürekli olarak AK Parti adaylarına işte mesela bir televizyona çıkıyor, cümlesini oradan kırpıyor, buradan kırpıyor. Bu şekilde videoyu vererek algı operasyonu yapıyor. Ama bizim tarafa baktım, daha doğru, hiçbir şekilde işte fire vermeden, yanlış yorumlanmadan bir kampanya, bir seçim öncesi kampanya yürütüldü. Şimdi milletimiz de bunu görmüştür, milletimiz bunu değerlendirmiştir diyorum. Hazır virgül koymuşsun Pınar abla. Bu arada çok güzel yayını devam ettiriyorsun. Yani beni kesiyorsun falan. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü böyle olsun gerçekten. Akşama kadar birlikteyiz. Ben sizi keseceğim. Sonuç açıklayacağım. Siz beni keseceksiniz. Söyleyeceksiniz ki program devam etsin. Bu arada Bekir Yılmazoğlu istediğiniz zaman konuşun. İstediğiniz işiniz olduğu zaman da söyleyin lütfen. Türkiye'de arkadaşlar sandıklar kapandı. Şu an tarihi bir andayız.
2024 yılının 31 Mart seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu yerel seçimlerde birinizden ses geliyor mikrofondan. Sandıklar kapandı. Bekir abi, Bekir Bey'den geliyor. Bekir Bey'den oy sayımına geçildi. Biraz sonra sonuçlar ekrana düşecek. Bilginiz olsun. Evet, peki Pınar Aydın, özür diliyorum. Sonuçları ben vereceğim ekran ama sizi çok keseceğim. Hakkınızı helal edin. Şimdiden söyleyeyim. Helal olsun. Mert, ben seni keseyim de ben şeye geçebilir miyim? Orada beni çağırdılar da sandığa. Tamam. Bize Turul Selmanoğlu'nu bağlayacağız biraz sonra. WhatsApp'tan sana hemen hızlıca ilk açıklamadan sonuçları atarım. Ah süper. Tamam. Bekir Mozoğlu da bana yollayacak. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada var mı bakıyorum. Evet. Pınar Aydın. Hamza bizim ekranımızı bir ayarlar mısın canım? Bizi bir ayarlar mısın? Bak yamuk yumuk olduk. Sonuçlar geldikçe ekrana vereceğim. Bu arada Pınar Aydın, siz Bursa'da oyunuzu kime verdiniz? Önce onu sorayım, sonra Ankara'dan devam edeceğiz. Bastık mühürü pusulaya, tabii ki oyumuz Ali Nur'a. Peki. Aslında bunu şarkı olarak söylemiştim. Ali Nur Aktaş AK Parti, ilçede yine AK Parti, Oktay Yılmaz ve meclis üyeleri de tabii ki AK Parti. Peki, Ankara'da Turgut Altınok neden yanlış adaydı? Bak, bunu Türkiye'de konuşan ilk yayın biziz. Beyler, bizim sizi CHP'ye çekme gibi bir derdimiz yok. Bizim sizi başka bir partiye kaydırma gibi bir derdimiz yok ki kaymazsınız zaten. Ama biz bugün, yani şu an Ankara'dan bir tane sonuç daha gelmedi bana ama gelecek. Yani 3 dakika 5 dakika içerisinde Ankara'daki sonuçlar biraz sonra bana gelmeye başlar. Mert şu sandık şöyle, Mert bu sandık böyle ve göreceksiniz. Turgut Altınok Ankara'da kaybetti. Bu kadar basit. Bunun için seçim yapmaya gerek yok kardeşim, bunu görmüyor muyuz ya? Yani Mert niye söylemedi? Niye söyleyeyim? Niye sürece zarar vereyim ki ben? Manipülasyon olarak değerlendirilir. Manipülasyon olarak değerlendirilir. O yüzden ben de fikrimi söylemedim. Evet. Yani manipülasyon yapıyorsun Mert. Kaybetmedik sen niye oy verecek varsa da vermeyecekler diyecekler. Ben karışmadım. Turgut Altınok'un bu arada başarılı bir isim olduğunu da söyledim. Bak, başarılı bir isim. Ama başarılı olmakla seçim kaybetmek, kazanmak aynı şey değil. Hamza, evet. Deminki değil ya. Bunu yok. Tamam. Deminki iyiydi ama bizi bir tık daha büyüt Hamza. Anladın mı? Biz küçücük kaldık ya. Fotoğraf kocaman kaldı. Şimdi onu özellikle söyleyelim. Yani Turgut Altınok için söyleyecek daha çok şeyimiz var da. Yayınımız çok uzun zaten. Evet. Alalım Turgut Altınok düşüncelerini. Sonrasında yavaş yavaş sonuçları değerlendirelim. Ben bunu aslında çok kez ifade etmiştim. Ben önce kalben bakarım insana. Titrisine bakmam, ne iş yaptığına bakmam, geçmişte ne yapmış bakmam, gelecekte ne yapacak ona ilk önce bakmam. Önce kalben bir insanların simasına bakarım. Dedim ki bu bey hiç bizden gibi değil. Farklı bir kültürde yetişmiş. Yani bize bizimle birleşmiyor, bütünleşmiyor. Öyle bir elektrik aldım. Nitekim de öyleymiş. Yani aşırı derecede Kemalist kökenli olduğunu biliyorum ben kendisini. Ve kızı da mesela bu şekilde geçmişe dair işte AK Parti'yi de küçümseyen, karalayan, Melik Gökçek'e saldıran tweetlerini de gördüm. İşin açıkçası konuşayım. Ondan sonra tamamen o benim ilk düşüncemle gördüklerim bütünleşince de daha mesafeli baktım. Sonra şunu değerlendirdim. Teşkilata ne kadar uyuyor? Bununla ilgili de bir iki küçük böyle minik bir anket yaptım. Ama şunu gördüm teşkilatta da. Turgut Altınok'u seven de çok. Yani onu yakından tanıyıp, onu sevip, ona değer veren çok kişi de gördüm. Ya Turgut Altınok başarılı bir isim. Ama ve lakin Melik Gökçek bir ikon. Kimse Melik Gökçek'in elde ettiği başarısını başka bir adayda beklemesin Ankara'da. Bunu gördüm ben bu süreçte. Bu bir gerçek. Biz bunu söyleseydik. Melik Gökçek bir ikondur. Kimse de onun gibi Ankara'da bir daha o hakimiyeti kuramaz. Çünkü çok zeki, çok stratejik, yıllar süren bir siyaseti var. 40-45 yıllık siyasetçi, 25 yılı aşkın belediye başkanlığı var. Adam bütün ağlarını kurmuş, yani demir ağlarını kurmuş. Yani Ankara'da bir demir ağ kurmuş.
Siz ne yapıyorsunuz? Melih Gökçe'yi adaylıktan çekiyorsunuz. Sonra bir daha aday göstermiyorsunuz. Sonra da Melih Gökçe'nin aldığı oy oranı gibi oy oranı bekliyorsunuz. Yani bunu kabullenmek lazım artık. Bu süreç size göster. Bunu kabullenmek gerekiyor. Bu arada şu anda sevgili izleyenler, yok bu net değil ya. Bu bir net olsun. 10.000 kişiden fazla insan bizi izliyor şu an canlı canlı. Türkiye'de YouTube'da en kalabalık yayın yapan, YouTube'da şu anda Kanal Türkiye'de 1.000'i geçiyoruz. Twitter'da 10.000'i geçtik. Şu an 10.000'i geçtik. Facebook'ta daha 30'uz. Facebook'ta paylaşın da bari. Facebook'ta birazcık şey yapalım. 10.000 kişiden fazla insan bizi izliyor. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyoruz. Sonuçları vermeye devam edeceğiz. Bize sonuçlar gelmeye devam ettikçe sizlere söylemeye devam edeceğiz. Konuşuyordu Pınar Aydın. Devam etsin lütfen. Ve biraz sonra da Turul Selmanoğlu'nu yayına bağlayacağız. Devam edelim. Şimdi seçimde manipülasyon olarak algılanır diye adaylar hakkında yorum yapmaktan çekindim. Ama Bursa'da da hatalar oldu. Bilhassa ilçeler bazında bazı hatalar oldu maalesef. Ben o hatanın da bizi üzecek bir sonuçla geleceğini düşünüyorum. Ama tabii bizim bu Ali şey... Ali Nurak Taş'ın kazanacağını düşünüyorum ben orada ya. Ali Nurak Taş için söylemiyorum bunu. Bazı ilçeler için söylüyorum. Ali Nur Bey alacak. Ben bundan eminim Allah'ın izniyle. Bizim insanımız şeydir yalnız. Gönülden bağlıdır AK Parti'ye. Yani belli bir kemik oyu var Bursa'nın. Belli bir muhafazakar, tipik muhafazakar şeyini koruyor, dokusunu koruyor. Bundan dolayı da ister ekonomi olsun, ister başka sebepler olsun, hizmet edenin AK Parti olduğunu görüyor. Hizmet etmeyenin de kim olduğunu görüyor. Bundan dolayı Bursa'da çok fazla değişiklik olmayacaktır. Ali Nur Aktaş yine birinciliği önde götürecektir. Arkadaşlar Urfa'da açılan sandık %1. Söylüyorum. Hamza sen de notundan şey yap. Al. Yaz yani kendin. Urfa'da açılan sandık %1. AK Parti %40. Birinci parti. Yeniden Refah Partisi ikinci parti. Şu anda %30. Şu an Urfa'da durum bu. 30 da büyük bir rakam. Yani ben biraz önce açılan sandıklara baktım. Mesela AK Parti bayağı önde başladı ama %40'a %30 şu an AK Parti Urfa'da. Evet birinci parti. Yani bugün saatler geçtikçe biz yavaş yavaş onu söyleyeceğiz. Bu şu an videoyu yani fotoğrafını hazırlayamadık. Sonuç çok yeni geldiği için bana hazırlamadık. Direkt ekrana verelim dedik. Ama ben burada %27 olarak görüyorum. Tam %30 değil de %27. Refah Partisi. Refah Partisi evet. Sen bizi takip et abi. Sen bize bak orada. Yok. Bizim ekranımıza yansıyanını söylüyorum zaten. Aa yok o ordu. Ben Urfa'yı diyorum. Pardon. Hamzacığım. Urfa. Urfa. %40 dedik. Evet. Ekrana yaz. %1 maçına. 1.4 de 1 de yani. Biz onu biraz sonra net şey yapacağız. %5 olunca daha iyi değerlendirebilirim onu. 15-20 bence. Bu arada Betimar bir anket yayınlamış. 16 dakika önce Betimar araştırma. Çok garip değil mi? 16 dakika önce. Oo, evet. Bu ne ya? Betimar, Hamza şunu bir ekrana verir misin? Bu ne demek istiyor bunlar? Şaka mı yapıyorlar yani son dakika... Yani sandıkların başından çıkılsın diye mi yapıyorlar anlamadım onu da ama ekrana verelim. Ya bu saatte ne zaman anket açıklanmış bugüne kadar? Pardon. Yok yani şimdi yanlış gruba attım pardon. Şimdi evet şimdi geliyor ekrana Hamzacığım hadi. Yani bu Betimar niye böyle yaptı onu anlamış değilim. Yani son gün Ekrem İmamoğlu'nu %48 Murat Kurum'u %38 gösteriyor Betimar araştırma. Şuna bak. Yani bunlar bir kere ben sokakta böyle bir oy çıkacağına ihtimal dahi vermiyorum. Bak onu söyleyeyim. Ben de vermiyorum. Bunlar ankette bulunmaya çalışıyorlar ama ya tamam AK Parti'nin bir kere AK Parti'nin rezilliktir ki Ekrem İmamoğlu ile yarışması. Niye? Bu adam icraat yapmamış. Bu adam bir eser bırakmamış ve sen hala Ekrem İmamoğlu ile kafa kafaya mısın? Madem öyle demek ki ekonomi sorunu var kardeşim. Bak bunu bir anlamak lazım. Bir iktidarın ekonomik bir problemi var.
Zaten başka bir şey bulamıyorum yani. Ekonomiden bir problem var. Diyecekler ki ama öyle oldu ama böyle oldu. O zaman kemerini önce sen sıkacaksın, sonra millete diyeceksin. Bak bugün Ekrem İmamoğlu AK Parti ile bırak yarışacak %10 aşağısını alabilecek bir aday bile değil. Ama görüyoruz ki anketler bile buna fazlasıyla cüretkar. Evet, alalım şu anketi ya. Bu paçavra bu. Hamza, biraz önce bir oran verdim. %1. Neyse, o geçti, şimdi yenisi gelir. Evet. Pınar abla, sen ne düşünüyorsun bu anket? Hakan Bayrakçı'yı soralım sana. Hakan Bayrakçı ile ilgili bir çeşit vahim iddialar gündeme geldi biliyorsun. Anket açıklandıktan yaklaşık bir gün sonra. 38 trilyon gibi bir parayı aldığı söyleniyor. Tabii bu ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum ama. Yeniden Refah Partisi'nde. Evet, buyur abi. Böyle bir parayı da Hakan Bayrakçı geriye teper miydi? Bence tepmezdi. Bu konuyla da alakalı bir açıklamasını da görmedim. Bilmiyorum. Bakmadım da işin açıkçası. Onunla ilgilenmedim. Çünkü daha çok son dakika güncel haberleri takip ettiğim için Hakan Bayrakçı ne demiş ne dememiş. Çok ilgilenmedim ama hazır lafı geçmişken de şöyle bir bakalım. Bu konuyla alakalı bir açıklaması var mı? İnkar ettiğine dair. İzmir. Malum. Bizden bildiğimiz bir arkadaş kendisi. Evet. Şey değil mi? İzmir sürpriz yapacak. İzmir sürpriz yapacak. Hayır, ben... İnkar etmemiş. İzmir'i sürpriz yapacağından eminim. Hamza da evet. Çok güçlü ya, geliyor bence. Kazanacak mı bilmiyorum ama. Ben şaşırmam. AK Parti bu sefer İzmir'i alırsa ben hiç şaşırmam. Bak, kazanacak mı bilmiyorum ama. Biz de CHP'li kim olduk? İzmir gelsin. Bakın, İzmir'de Hamza Dağ'ın kazanması Altınoğlu'nun kazanmasından daha fazla yüksek. Bak, İzmir kazanacak şansım mı bilmiyorum. Yani. Tabii aynen öyle. Aynen. İzmir'i Hamza Dağ'ın kazanması Turgut Altınoğlu'nun kazanmasından daha yüksek. Bu doğru. Bu bir manşet. Bu bir gerçek yani. Yani biz burada ya bunu gazetecilere soracaklar abi. Bakacaksın, tamam mı? Gazetecilere göre aday belirlesinler. Çünkü biz insanların içerisinde olan insanlarız. Pazardan gidip ekmek alıyoruz biz. Pazardan ekmek alınmaz. Bak, ben değilmişim demek ki. Fırından ekmek alıyoruz biz. Bakkaldan ne bileyim su bir şey alıyoruz. Anlayabiliyoruz abla adayı. Şimdi İzmir sürpriz olacak. Onu söyleyeyim. İzmir bugünün sözü olsun. Bu kayda giriyor şu an söylediğim. Oran vereceğim. %2'nin altına düşmeyecek Hamza Dağ, bak kaybederse. Bak, rakibinin %2 altına düşmeyecek. 2 puan nasıl altına düşmeyecek. Kazanırsa da kazanacak zaten. 1 puanla da kazansın, önemli. İnşallah kazanır. Evet. Çünkü sevgili Mert Armağan, malum bizim İzmir'den de, tabii biz hani kamuoyuna mal olduğumuz gazeteciler olduğumuz için tabii vatandaşın durumu belli, ekonomik durum belli, yardım isteyenler olur falan vesaire. İzmir'den bir takım bazı vatandaşlar iletişime geçtiğinde Hamza Dağ mesela hiç tanışmadım şu ana kadar. Bir merhabalığımız daha yoktur ama telefon numarası vardır. Ben ihbar atarım, gereken bilgileri alırım. Duydum, öyle ama güzel iyilikler yaptı ki İzmir'de halka. Bakın orada ne aday. Nasıl? İban mı atarsın? Hayır, telefon numarasını atarım, bilgilerini atarım dedim. O başkalarına mensup bir durum lütfen. O CHP'ye tarz bir durum. Biz öyle şeyler yapmayız elhamdülillah. Ama bayram için de harçlık isteyeceğim. Bayram için harçlık isteyebilirim. Direkt IBAN paylaşabilirim. Düşünmüyorum değil. Yeni Şafak gazetesinde bir arkadaşımız var, bir kardeşimiz var. O yapıyor her bayram. İban biliyorsun yayınlıyor. Burak Doğan. Evet, Burak Doğan Yeni Şafak gazetesinde. Selam. Evet, Burak'a da selam olsun. Çok hoşuma gidiyor mesela. Bazen ben de atıyorum ona. Peki, sürpriz yapacak dediğiniz yer İzmir dedik. Başka hangi şehir? Bu arada sonuçlar arkadaşlar önüme düşüyor yavaş yavaş ve anlık sizlerle paylaşacağız. Yani ben neyi biliyorsam siz de onu bileceksiniz. Onu söyleyeyim. Bu yayın böyle. Sizlerden ricam, bu yayın bir rekor olsun. Yani bu yayını açarken sizlere dedim ki Türkiye'de bak televizyonda hala 0-0-0. Diyelim ki televizyonda açılan sandık %30. Ben 35 söylüyorum ulan. 40 söylüyorum. Yani yeter ki abone olalım, beğenelim, yorum yapalım
veriler partilerle, evet YSK verileri partilerle paylaşmaya başlamış. Ben eğer işin içinden çıkamazsam, yani gerçekten hiçbir veri bulamazsam Sayın Süleyman Soylu'ya mesaj atacağım. Diyeceğim ki Sayın Bakanım nedir durum, siz daha önce ulaşıyorsunuzdur. Vardır bir ağınız, bir şeyiniz. O yüzden soracağım. Yani merak etmeyin, sizi burada bilgisiz bırakmayacağız. Evet, sürpriz beklediğin iller hangileri, alalım cevapları. Aslında çok fazla sürpriz beklediğim bir il yok. Ama deprem bölgelerinde daha önce CHP'ye oy vermiş fakat sonradan AK Parti'ye dönen iller olduğunu zaten biliyoruz. Malum AK Parti deprem olduktan sonra orada çok büyük hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Yaklaşık bir yıl oldu ve orada evler tamamlandı. Bir yılı geçti, tamamlandı. Bundan dolayı da vatandaş sonuçtan memnun. Yani hiçbir ülkenin yerinde, bunu bir Japon deprem uzmanı da söylemişti, hiçbir dünyanın ülkesinde bir yılda 230-240 bin deprem bölgesine bina yapabilen bir yer yok. Böyle bir ülke yok. Biz Anla. Şu anda dünyada bu bağlamda Şanlıurfa'dan bir sonuç geldi bu arada. %3'ü gördük Şanlıurfa'da. Hamzacığım attım sana canım benim. Bunu ekrana verelim. Evet, buyur devam et abla. %3.4. Antalya'nın ben nedense değişeceğini düşünüyorum. Antalya yeniden değişecek. Bak Antalya değişecek. Bugün sosyal medyada AK Partililerin en çok hakaret ettiği bir isim var sosyal medyada. CHP'li değil, başka bir partiden. Evet, Şanlıurfa'da şu an durumu. Biraz sonra bunu değerlendireceğiz. Evet, ekran böyle daha güzel anlıyor. Şimdi Hamza, eğer yapıyorsan bir de logo koy be kardeşim. Şimdi Antep'ten sonuç var mı diyen var. Oralara geleceğiz. Biraz sonra daha gelmedi abi. Şimdi Antalya değişecek. Sosyal medyada bir yakından tanıdığınız ve hiç sevmediğiniz AK Partili, Cenan sevmediği bir isim var. Fenomen bu da. Şimdi onunla görüştüm. Dedi ki Mert, Hakan Tütüncü kaybederse bu işi bırakır. Bak, CHP'li değil, muhalifin azılı muhalif bir isim. Ve dedi ki Mert, Hakan Tütüncü kazanacak. Ve bu arkadaş Antalya'yı çok yakından biliyor. Öyle diyeyim size. AK Parti kazanacak diyor yani. O belliydi. Çünkü arka arkaya deprem, çok özür dilerim, sel felaketleri oldu biliyorsunuz. İklim değişikliği var. Ve bu iklim değişikliği Türkiye'nin zaman zaman belli bir illerini vuruyor. Mesela daha Mart ayındayız, neredeyse bir Mayıs-Haziran sıcakları yaşıyoruz. Tabii daha Akdeniz bölgeleri, daha ılıman bölgeler bundan nasibini rüzgar, fırtına ve sel olarak daha fazla şiddetli olarak yansıyor. İşte Antalya'da bu illerden bir tanesi. Sonrasında mı hiçbir şekilde CHP belediyesi malından, canından zarar gören vatandaşlar için hiçbir şey yapmadı. Bundan dolayı da Antalya'da AK Parti alacak. O da tabii ki deprem gibi bir örnek var önümüzde. Hem de kendi yaşadıkları kötü tecrübeleri var. Bundan mütevellit Antalya kesinlikle %99.9 oranında diyorum. Bakın ihtimal de demek istedim yani. Eyvallah. Oranı derken yanlış anlaşılmasın. Eyvallah. İzleyenlerimizden ricamız yayını paylaşalım. YouTube'daki arkadaşlar yayını beğenelim. Süper chat atalım. Paylaşalım. Yorum yapalım. Soru varsa alabiliriz. Yani ben göremiyorum ama Mert'ciğim. Ben yorumlardan tek tek seçeceğim, vereceğim. Yani çok fazla yorum akıyor. Ve Twitter'dan izleyen arkadaşlarımız retweet yapalım. Retweet yapalım. Twitter'dan izleyen arkadaşlarımız. Facebook'tan izleyen arkadaşlarımız beğenelim ve paylaşalım. Şimdi bu arada Hamza bir şey yollamış bana. Tamam Hamza. Ver. Ama şu Urfa'yı bir değerlendirelim önce. Evet Pınar abla, Urfa'da yeniden Refah Partisi yani alabilir gibi duruyor. Ne düşünüyorsun? Urfa alır. Çünkü yeniden Refah Partisi'nin yöneticilerinde Urfa, Mardin kökenli birçok biri var, isim var. Mesela bunlardan bir tanesi de yanılmıyorsam Doğan Bekin. Doğan Bekin de... Bu arada 35.1'e düştü AK Parti Urfa'da. Öyle mi? GRP ne durumda? 32.9'a çıktı. 32.9. Evet. Kıtı kıtıya yine AK Parti kazanır diye öngörüyorum. Çok nüfusu olan bir yerde. Gerçekten gelebilir. Evet. O da olabilir.
Velhasılı kelam orada biraz daha bu sıcak iklimlerde işte Mardin gibi dediğimiz yerlerde ve Urfa'da değişiklikler olabilir GRP'de. Çünkü mesela GRP'nin yönetici kadrosuna baktığımız zaman bu illerden çok insan var. Yüksek çıkmasını da o yüzden garipsemiyorum. Peki devam edelim. Nereden bir görüntü var diyordun Hamza. Veriyordun onu ekrana, ver onu. Hamzacığım onu hala hazırlamadın mı? Tamam, şu görüntüyü vereyim ekrana o zaman. O gelene kadar. Bu ne? Ben bir tane görüntü atmıştım. Hamza bu görüntüyü yeniler misin? Tamam, bunu yeniler. Bursa'da bir vatandaş mührü vururken mührü kırdı adlı bir haber. Onu gördüm, onu atmıştım. Ya ben bir şey diyeyim mi? Turgut Altınok hezimete uğrayabilir ya. Ya daha gelmiyor da çok cüretkar şey var haklı olarak yani. Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak bugün arkadaşlar. Ve benim anlamadığım Cengiz Topel çok düşük oy yazmışlar Cengiz Topel'e de anketlerde. O kadar düşük almayacak. Yani Cengiz Topel 3'ü çıkar, 3'ü 4'ü geçer. Turgut Altınok kaybeder. Dua edelim ki böyle 15 fark falan olmasın yani. %60'a %30 olmasın. Anladın mı? Yani oralarda olursa eğer gerçekten AK Parti için, Ankara için AK Parti'nin defteri kapanır abi. Hatta Mansur orada oyunu bile arttırabilir. Yani ben onu diyebilirim. Mansur Cengiz Topel arttırır. Ha, evet. Cengiz Topel'i şey yapar. Transfer eder. Bu arada bazı araştırma şirketleri oy kullanma işleminden sonra bile Saraçhane merkezi operasyona devam ediyor. Betimar'dan bahsediyor işte. Betimar biraz önce şey yaptı ya. Anket girdi ya. Ne alaka yani? Seçim şey oylarımızı kullanmışız, evimize gelmişiz, tak anket açıklıyorsunuz. Bu da işte sandıktaki arkadaşların şeyi. Neydi onun adı? Sandıktaki arkadaşların motivasyonunu düşürmeye çalışıyorlar. Bu arada bizi Twitter'dan izleyen 10.000'den fazla insana, 12.500 kişiye çok teşekkür ediyoruz. Kanal Türkiye YouTube hesabından izleyen 1.250 kişiye ve Facebook'tan izleyen 36 kişiye çok teşekkür ediyoruz. Bizler şu anda açılan sandıkları tek tek konuşmaya başladık. Sana gelen bir şey var mı Bursa'dan? Bursa'dan bana gelen bir şey yok. Sadece üst üste sandıkları terk etmeyin, sandıklara sahip çıkın şeklinde Bursa AK Parti'den mesajlar geliyor. Onun dışında şeylerle ilgili bir durum yok. Ama ben geldikçe paylaşacağım. Osman Gazi'den başlayabilirim. Diyarbakır AK Parti kaybedecek, onu söyleyeyim muhtemelen. Çünkü şu an açılan sandık %2.8. Dem %70. Dem %70. Nerede? Diyarbakır'da. AK Parti 18.2. Ama yani devamında ne olur bilmiyorum ama buradan ne kadar düşer bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni söylüyorum. Daha oraya gelmedim, evet. Şaka yaptım. Hamza hemen çekti görüntüyü. Hamza al geri gel. Al ver görüntüyü, ver. Hamza hemen çekti. Hakan Tütüncü kazanacak. Onu söyleyeyim. Antalya'da Hakan Tütüncü dönemi başlayacak. Yerel seçimler genellikle uluslararası sahnede fazla ilgi uyandırmasa da Türkiye'deki yerel seçimler Avrupa ülkelerinde yakından izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına gücünün ne ölçüde olduğu Türkiye'nin uluslararası arenadaki tavrında önemli bir faktör. Yani hani bugün bir belediyenin, ya İstanbul özelinde bakabilirsiniz ama diğer belediyelerde işte eğer Cumhurbaşkanı kaybederse ya gücü ne kadarmış bak düşmüş olmaz. Sonuçta 5 yıl daha bu adam şeyde başımızda olacak yani. 4 yıl daha başımızda. Şanlıurfa %4.1 açılan sandık. Hamza ver ekrana. AK Parti %34.1. Şanlıurfa gidiyor, ben sana diyeyim. Yeniden Refah Partisi 32. Şanlıurfa gidiyor arkadaşlar. Şanlıurfa AK Parti'nin belediyesiydi. Dur. Şunu ver ekrana önce. Şanlıurfa'yı ver ekrana. Anlık geliyor ya. Hamza ekranda da genellikle şu kalsın kardeşim. İlk sonuçları veriyoruz. Çünkü bak bunu bir tek biz veriyoruz. Şu an millet televizyon izlemiyor, bizi izliyor. Anladın? Şanlıurfa ilk açılışta %40'la mı açılmıştı? %40'tı bak, değil mi? Bakıyorum. İlk açılışta 40'tı.
Hayır. Evet 37.2 3.4 evet. Küsürlerden düştü. Evet. 34.1'e düştü. Şu an açılan sandık Hamza hadi be. Bu Hamza çok yavaş ya. Vallahi billahi bak. Açılan sandık oranı gibisin Hamza. Erzurum geldi. Erzurum. %88.8 birisi önde. Kim önde? AK Parti güldüğüne göre. Evet. %88.8 Mehmet Sekmen Erzurum'da AK Parti önde. Hamza'ya atıyorum. Evet. Bu buradan düşmez. Açılan sandık %1 olduğuna bakmayın. Bu buradan düşmez arkadaşlar. Erzurum AK Parti'ye hayırlı olsun. Aynen %80 oranı zaten garanti oran. %88.80 yani 8. Evet ya tamam Erzurum AK Parti'nin o artık kesin belli aynen. Oldu. Aynen öyle. Erzurum AK Parti'nin diyebiliriz şimdi. Zaten Mehmet Sekmen Erzurum'da galiba mevcut belediye başkanı. Bak bunu seviyorum işte. Yani mevcut belediye başkanlığını Hamza sana attığımı ver ekrana kardeşim. YouTube paylaşın beğenin süper chat atın daha demin attı birisi şey yapacağız. Yani mevcut belediye başkanı bunu seviyorum. Mevcut belediye başkanlarının oyunu düşürebilmesi çok zor. Niye? Çünkü bu adam bir proje yapar illa. Ama bizde ne oluyor? Oy düşüyor. Ve oyunu yükselten belediye başkanları demek işini düzgün yapmış. Van geldi. Van 0. Van geldi bir dakika. Van'ı veriyorum ekrana. O İstanbul mu geldi? Bir dakika. Çok karıştı. İstanbul neresi? Ha Türkiye geneli. Tamam bunu geç. Türkiye geneli. Önemli. Türkiye geneli önemli ama. Türkiye geneli lazım bana şu an. Biraz sonra vereceğiz ekrana onu. Onu biraz sonra vereceğiz ekrana. Bir Van'ı verelim. Abdullah Zeydan orada önde. Van'da. DEM Partisi mi oydu? Çok bilmiyorum oradaki evet, aday. DEM Partisi'nden Abdullah Zeydan olması lazım. DEM Partisi olması lazım. DEM değil mi arkadaş? Van depreminden sonra devlet 1,5-2 yıl içerisinde onlara da bir DEM Partisi hastalığı vardı gidiyor. Yani bu orada şöyle bir hata yaptılar. Vanlılar diyor ki ya biz diyor AK Parti'yi seçeriz. Deprem olmuş bir senede bize burayı yenilemişsiniz. Biz AK Parti'yi seçeriz seçmez değiliz. Ama aşiretten birini istiyorlar. Abla akrabalarını istiyor adamlar ya. Diyarbakır'da şeyin oyu düşüyor. Demin oyu düşüyor. Onu bir ekrana getireceğim şimdi. Ama yani bu fark kapanır mı? Çok zor. Yani Diyarbakır dem alacak gibi duruyor. Onu söyleyeyim. 3.2 açılan sandık. Diyarbakır'da. Şanlıurfa'da 37.2 AK Parti şu an diyor da daha demin bizim verdiğimiz yani Refah AK Parti orada yaklaşıyor onu söyleyelim. Bu arada aşiret demişken Erzurum'da bazı ilçelerde aşiretler aday oldu. Muhtemelen o yüzden de çok yüksek bir oy çıkması muhtemeldir. Nereden? Erzurum Hıdır'dı sanırım. 88.8 almış abla. Oranın evet. Sosyolojik düzenini eğer biliyorsanız Kayseri'de açılan sandık 0.03 ama daha sonuç yok. Şimdi oranın sosyolojik düzenini biliyorsanız eğer ve bu sosyolojik düzene göre aday belirliyorsanız sonuç bu olmaz. Sonuç Erzurum'daki. Evet sonuç Erzurum'daki gibi olur. Bak Erzurum 88.88 mesela AK Parti önde. Ama burada DEM gördüğünüz üzere bak şu an Haber 7 Diyarbakır'ı paylaşmış sosyal medyadan. Biz Haber 7'den önde gidiyoruz. Adamların açılan sandık %2.8. Bizim açılan sandığımız 3.2. Buna alkış yok mu beyler? Arkadaşlar, hanımlar, ablalar. Yani tebrik ediyorum seni. İlk alkışlayan burada ben olmak istiyorum. Maşallah harika iş çıkarıyorsun Mert'cim. Şu an bütün Türkiye'den önde gidiyoruz. 4.1 açıklamıştık değil mi 4.1 Hamza? Urfa'ya bir bak Urfa evet. Geldi. 4.1 aynen açıklamıştık. Bu arada Urfa
yani fark azalıyor Urfa'da, onu söyleyelim. Evet, alkışlıyorlar. Selma ablamız, Hüseyin Bey. Allah razı olsun, sağ olun. Bu arada biraz önce süper chat orada bir Cesur de... ismi gördüm. Bizim Cesur mu acaba? Evet, başkanım. Evet, o beni mu? İl başkanlığından çağırıyorlar Mert'cim. Evet, seni yavaştan uğurlayalım ama oradan bağlanacaksın. Sen gitmeden bir Antep'i sormuş. Yok, Diyarbakır. Antep daha gelmedi. Diyarbakır geliyor. Diyarbakır da çok geriden geliyor ya. Diğer haberlere de bakıyorum. Onlar ne yapmış diye. Ama diğer haberler şey. Ben de Bursa'dan neydi? Bana veriler geldikçe sana aktaracağım. Muhakkak bekliyoruz abla. Muhakkak bekliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Oradan da bağlantı bekliyoruz senden. Yani oradan bağlanmanı istiyoruz. Ben de o sırada diğer konuklarıma yazmak istiyorum. Yayına gelsinler diye. Tamam. Tamam. Son cümlelerini alalım istersen. Evet, artık oy sayımları başladı. Öncelikle sonuç ne olursa olsun vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kavgasız, gürültüsüz, birbirimizi üzmeden geçireceğimiz bir seçim daha olsun. Bunu arz ediyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Biz farklı gemideyiz diye bir şey yok. Türkiye sınırları haritası içerisinde yaşayan herkes aynı gemidedir. Bundan mütevellit de kardeşçe ve barışçıl bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bunda da bu şekilde de huzurlu bir şekilde de birlik ve beraberlik çerçevesinde yaşamaya da gayret edeceğiz ve bu cümlelerimize de dikkat edeceğiz. Sosyal medyada çok mesela aşırı derecede bir gerginlik görüyoruz. Ama sahaya baktığımızda insanlar o kadar da gergin değil. Pardon, çok pardon. Eskişehir geldi. Eskişehir çok önemli. Biliyorsunuz ki Nebi Atipoğlu orada. Evet, Eskişehir'de. Evet. Çünkü orada aday değişti. Mevcut adaydan da bir memnuniyetsizlik vardı. Bundan dolayı AK Parti'ye geçmesi yüksek bir ihtimalde Eskişehir'de. Normalde orada CHP önde başlar. Biliyorsunuz ki parkı açar. Düşürür daha sonrasında. AK Parti yükselişe geçer. Ve tamamlanır. Hamza'ya şimdi atıyorum. Eskişehir sürpriz olsun. Şimdi Hamza ekrana getirene kadar söylemeyeceğim. Eskişehir'de. Tamam. Bizim gözüne göre gözüne. Bakalım AK Parti Eskişehir'de. Orada öğrenebilir miyiz sevgili Mert'ciğim? Oranı söyler misin lütfen? Söyleyeyim mi? Söyle. O zaman bir beğenileri bir yüklensinler de var bir şeyler yapalım. Tamam, beğenileri tıklayalım hemen lütfen. Bir YouTuber'lık yapalım. Eskişehir çok heyecanlandırdı beni şu anda. Şu an 16 bin kişi bizi izliyor be. Şu an vay be. Söylemiyorum. Biraz daha şey yapayım. Tamam. Eskişehir'i söylüyorum. Eskişehir. Hamza sana dağıttım canım benim. Açılan sandık %2.03 geldi. İdris Nebi Hatipoğlu 44.51 ile önde. Ve eğer bu yükseliş devam ederse Nebi Hatipoğlu Eskişehir Belediye Başkanı olarak aday olarak değil belediye başkanı olarak karşımızda olacak. Bu arada Ankara'dan bir haber var. Ankara'da Mert 335 seçmenden bir sandıkta, bak bir sandıkta 335 seçmenden 112'si gelmemiş. Bu çok büyük bir oran. İlk sandık açıklandı. İstanbul'da ilk sandık geldi. Hadi. Bir sandık ama bu sonuç şey yapmaz. Sadece Hamzacığım en acil verelim biz yine ilk biz verelim. İlk sandık geldi. Murat Kurum hazır mısınız? %75 sandıktan sadece Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum çıkıyor. Murat Kurum nerede lan bizim şey WhatsApp grubu? Heh, tamam. Atıyorum Hamza. Murat Kurum %75. Aa bir dakika. Evet. Ekrem İmamoğlu %18. İstanbul'da ilk sandık açıklandı. İlk sandık bu arkadaşlar. Bu çok bir şey değiştirmeyecek. Hani onu söyleyeyim. Ama İstanbul'a biraz yoğunlaşacağız onu anladık. Yani İstanbul birazcık gelmeye başlayacak. Onu söyleyelim yani. Evet, İstanbul'da şaşırttı beni oy sayımında. Mesela İstanbul'da mesela AK Parti öndeyken birden artık o %50 %60 %50'yi geçmeden ben rahat edemiyorum mesela %50 açılan oy sandık sayısı geçtiği zaman
biraz rahat nefes almaya başlıyorum ama %50'ye gelene kadar resmen bir çekişmeli gidiyor o rakamlar. O yüzden İstanbul'da ben %50 olmadan için rahat etmiyor açılan oy sandık sayısı. Özellikle bu seçimde, ya keşke gitmesen Pınar abla, vallahi çok güzel devam ediyorduk. Şimdi özellikle bu seçim, Hamza bir daha attım Trabzon'u. Şimdi özellikle bu seçimde %50, yani açılan sandıkların %80'ine falan geldiğimiz zaman diyeceğiz ki hala belli değil. Çünkü benim sokakta gördüğüm gerçekten Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasındaki fark çok az. Ya bakmayın Kağıthane'deki ilk sandıktan bu çıktığına. Bir de Kadıköy var. Anladınız mı? Bir orası evet. Var. O yüzden Şanlıurfa devam ediyor. Okumaya devam ediyoruz seçimi. Trabzon geldi. Trabzon gelsin. Trabzon'da arkadaşlar CHP'nin şansı yok. Bu da çok garip. Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon. Ekrem İmamoğlu CHP'den aday. Ve Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu bir aday. Trabzon'da kazanamazken İstanbul'da nasıl kazan? Trabzonlu bir aday. Trabzonlular onu sevmiyor. Trabzonlular ona rey vermiyor. İstanbul nasıl rey veriyor? Nasıl biliyor musunuz? Hani depreme ayırmadıkları bütçeyi reklama ayırıyorlar ya işte. Tamamen algı operasyonlarıyla yürüyor. Bu arada onu söyleyecektim. Söylemeyi unuttum. Turgut Altınok zayıf bir reklam kampanyası yürüttü. Farkında mısın? Bu bağlamda da ben Turgut Altınok'u evet çok zayıf buldum. Ekibi çok iyi değildi bence. Çok selam olsun ekibine. Kimse artık. Yani bir... Çok zayıftı. Hiç iyi kampanya yürütemediler. Sıfır yani. Bizim Bursa'da bir herhangi bir küçük bir ilçede daha profesyonel kampanyalar yürütüldü. O kadar da net söyleyeyim. Yani aynen öyle. Ben de kesinlikle katılıyorum. Bir video var. O videoyu bir verelim. Bu ne? Fotoğraf mı? Hamza bu niye gelmiyor Hamzacığım? Sen KC'yi heyecanlanıp veriyorsun. Bu ne bu? Çok merak ettim. Hamza, niye mahsus, önce bizi mi heyecanlandırmak istiyorsun? Ben sonuçları biliyorum. Tamam. Beni kalpten götüreceksin sevgili Hamza. Ekrana gelmiyor. Şırnak geldi. Oo, Şırnak. Şırnak'ı ben hiç demeden ekrana getireceğim. Mesela evet. Bugün bu akşam. Bu arada arkadaşlar iftara kadar biz sonuçları açıklamak... %55'le biter. Trabzon %55'le biter. %60 hatta. %55'e düşmeyecek. 55'e düşmez. Düşmez mi? Düşmez. Çünkü o Trabzonspor'un Fenerbahçe ile ilgili yapmış olduğu bir açıklama var. Bütün Trabzonlar adamı sahiplendi. Ha, İstanbul'da yanlış olarak nitelendiriliyor. Fenerbahçeliler çok tepki gösterdi adama ama Trabzon'da büyük... Destek yani gördüm. Biz de sonuçta futbol teknik direktörü seçmiyoruz. Bir belediye başkanı seçiyoruz. Giresun geldi. Giresun'u şöyle yapalım. Giresun'u kaybedebiliriz ya. Vay be. Giresun CHP'ye gidebilir. %3 açılan sandık. Ya ama şimdi işte düşüşe çıkışa bakıyoruz ya oradan anlayabiliyoruz. Açılan sandık oranı 1.90. Şırnak mesela bak 45'e 44. Bu gece uyku yok bize. Şırnak. 45'e 44 nedir arkadaş? 45'e 44. Şırnak. Şu an Şırnak 45-44. Yani belli aslında sonuçta. Neyse. Şu an Dem Partisi alır. Dem alır mı diyorsun? Alır. Bilmiyorum. Çünkü oran çok düşük. Bak ilk gitti. İnşallah sendendir, benden değildir. Burası neresi Hamza? Nereye attım ben? Ha burası Giresun değil mi? Abla sesin gitti bu arada. Muhtemelen düştün. Ha Giresun burası. Tamam. Giresun bu durumda Pınar ablanın sesi gitti. Pınar ablanın bağlantı gelince lütfen Hamza beni bilgilendir. Şey yapalım. Pınar ablayı devam edelim. Muhtemelen telefonu vesaire çalmış olabilir. Pınar abla gitti diyor. Evet, Pınar abla gitsin olmadı şey yapsın. Bursa'dan bize bilgi uçursun. Ben Pınar ablayı stüdyodan gönderdim. Pınar abla biraz sonra tekrar bağlantı yaparsa eğer daha iyi olur. Burası Giresun arkadaşlar. Şu an bizi izleyen yaklaşık 20 bine yakın canlı insan var. 2 saat 4 dakikadır oruçlu
burada yayın yapıyoruz. Ve ilk sonuçları dedim ben ulaştıracağım. Ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bu arada video vesaire olursa haberlerde Hamzacığım sen de bir yandan onlara bak. Gündeme bir şey düşerse eğer ilk biz girelim yine. Evet, Pınar Aydın geri geldi. Bakalım kim aramış? Biri aramış mı? Evet Pınar abla birisi mi aradı? Maalesef bağlantı hiç yok. Pınar ablaya hiç ulaşamıyoruz. Yani ne oldu bilmiyorum. İnternetine nazar mı değdi ben anlamadım ama hiçbir şekilde Pınar ablaya ulaşamıyoruz şu an. Pınar abla seni hiç duyamıyoruz şu anda. Evet bu evet, İstanbul Kağıthane. İstanbul'dan ilk sandık Kağıthane'den geldi arkadaşlar. Kağıthane'de maşallah arkadaşlar bayağı hızlı sayıyor. Eskişehir'e en son kaç vermiştik Hamza? Eskişehir'e bakar mısın Hamzacığım? En son kaç verdik Eskişehir'e? Sana attığım mesaja bir baksana. Kaç verdik Eskişehir'e? Bir getir ekrana. Nebi Hatipoğlu. İdris Nebi Hatipoğlu. Eskişehir'de bir veri geldi bana ama. Net doğru ama söylemek istemiyorum hemen. Bir Eskişehir'i bir getirin ekrana. Eskişehir. Hadi Eskişehir gelsin abi. Hamzacığım. Eskişehir ya. Şu an Eskişehir gelecek. Eğer benim tahmin ettiğim gibiyse Eskişehir. Hamza sen Eskişehir bulana kadar ben bulurum ya. Heh. Tamam. Şimdi Eskişehir'in sana yeni sonucunu atıyorum kardeşim benim. Bir dakika Balıkesir de geldi ama Eskişehir'i bir halledelim. Eskişehir yükselişte arkadaşlar. Nevi Atipoğlu böyle giderse akşam AK Parti'nin belediye başkanı CHP'den ilk defa uzun zaman sonra diyelim yani ilk defa Eskişehir şu an %11 açılan sandık. %11. %11 açılan sandık Eskişehir'de. Arkadaşlar yayını şu an 18.600 kişi izliyor. Lütfen yapalım eşe dostu akrabayı atalım. Bak burada sonuçlar açıklanıyor. Sen de gel falan evet. Deyin de bak. Eskişehir gelelim. Çok heyecanlandım. 45. Daha demin 42 idi. 44'tü. Şu an Eskişehir'de 45'e çıktı. Ben de alkışlıyorum kendisini. %11 Eskişehir'de evet. Sandık başına duran ve sandık başına oyları sayan bütün partiden sandık müşahitlerini tebrik ediyorum. Çünkü çok hızlı devam ediyor Eskişehir. İzmir'de orada gelen sonuçlar var mı? İzmir'den gelen sonuçlar. Çok heyecanlısın değil mi orada da? Evet. İzmir. Evet, İzmir önemli. Sen gitmiyorsun. Gitme be. Eskişehir beni çok şaşırttı ve mutlu etti. Evet. Şimdi İzmir'i merak ediyor. Balıkesir geldi. Balıkesir daha belli değil. %60 Yücel Yılmaz ama AK Parti ama açılan sandık 0.3 arkadaşlar. Yani biraz daha bekleyelim Balıkesir. Balıkesir'de AK Parti alır Mert'cim. Antalya yeni veri geldi mi gelmedi. Antalya'ya bakıyoruz. Yok. Aynen Antalya'da yok. Şu an CHP. Bursa verileri de henüz gelmedi. SKM'den gelen bir şey yok. Evet, sıkıştırıyoruz arkadaşlar ama öyle bakıyorlar. Sevgili Cesur beni izliyorsan lütfen ilk veri istiyorum senden. Ya, Nevşehir çok ilgimi çekti. Nevşehir'de açılan sandık 2. Ya bir şeyler şekillenecek. Bir dakika ben orada ne gördüm? Bir %75 gördüm ben orada Murat Kurum. Sandık. O sandık. Ha. O tamam. Sandık. Beni de aramayın arkadaşlar lütfen. Annem arıyor. Anne arama beni. Annenin de ellerinden öpüyoruz böylece. Eyvallah. Merak etme çocuğu. Ne yaptı ne etti. Oruçlu oruçlu dışarılarda. Allah'ım biri mi dövdü benim oğlumu bir yerlerde röportaj yaparken saldırdılar mı diye kadıncağız meraklanıyor tabii doğal olarak. Evet. Çünkü biz çok normal insanlar olmadığımız için her an her şey başımıza gelebiliyor. Şimdi garanti olan yerleri söylüyorum size. Trabzon garanti. Bak Trabzon AK Parti'de. Trabzon. Evet. Tamam. Trabzon turuncu. Biraz sonra o Türkiye haritasını da getireceğiz ekrana arkadaşlar. Bizim televizyonlardan pek bir eksiğimiz yok. Onları da yaparız ama biraz bekleyin. Açılan sandık bak televizyon hala sıfır.
verirken bizler size elimizden geldiğince. Mardin geldi. Trabzon garanti. Mardin'i söyleyeceğim. Mardin önemli. Mardin önemli. 2000 Hamzacığım 2019 Mardin seçim sonuçlarına bakar mısın? Ekrana getirir misin sonra? 2019 Mardin yerel seçim sonuçları. Trabzon garanti. Erzurum garanti. Şu an Trabzon ve Erzurum AK Parti'de diyebiliriz gelen sonuçlara göre %100. Mardin geldi. Mardin şimdi ben Hamza'ya atacağım Mardin'in sonucunu. Hamza sana attığım ekran görüntüsüyle birlikte lütfen senin 2019'daki sonucu birleştir. Şimdi Hamza'ya atalım. Hamza'ya atalım. Evet arkadaşlar yayın 20.000 olmak üzere toplam totalde. Şöyle bir Antalya hala bizim. Şöyle bir çekelim de 20.000 olmak üzere ha. Ne oluyor? Ya ben bilsem size her gün sonuç açıklarım var ya siz var ya siz. Evet. Şimdi hadi Hamzacığım 2019 Mardin çünkü Mardin %4 açılan sandık var. 3.35 var ama 2019 seçimlerinin sonucuna da bir bakmamız gerekiyor yani. DEM Partisi kazanmış. 2019 seçimlerinde Mardin'i DEM Partisi Ahmet Türk adaymış. %56,24 oranında oy oranı almış. Diğer AK Parti adayı da o zaman Mehmet Vecdi Kahraman'mış ve %38,53 ile seçim sonucu tamam. Kapanmış. Hamza ver şimdi Mardin'in şimdiki sonucunu. AK Parti bayağı önde. Yani şöyle DEM. Ahmet Türk yeni aday. Evet. Evet DEM geriden gelip AK Parti normalde DEM'in yüksekten başlayıp düşmesi gerekirken AK Parti aşağıdan başlayıp yükselişe geçmesi gerekirken AK Parti orada biraz sürpriz yapabilir ve sağlam bir sürpriz yapabilir. Yani sürpriz dediğim iyi bir oy oranı. Her şey olabilir. Evet programın başında söz etmiştik. DEM daha önceden kafasına göre at koşturuyordu sandıklarda. İstediği kadar oy oranı yükseltiyorlardı, koyuyorlardı. Artık ne alavere daravere çeviriyorlarsa bilmiyorum ama çok rahatlardı. Şimdi öyle değiller. İki seçimdir öyle değiller. Hem genel seçimde hem yerel seçimde. Bunun da etkilerini muhakkak sandık seçim sonuçlarıyla göreceğimizi de düşünüyorum. Kilis geldi. Kilis açılan sandık %10. Kilis artık CHP'de diyebilir miyiz bilmiyorum ama oy oranı 39'a 25. 39 CHP 25 AK Parti. Şaşırmadım. Ben de şaşırmadım. Yani Kilis'ten CHP oyu zaten bekliyordum. Şimdi İstanbul'u herkes merak ediyor. İstanbul ne durumda abi? İstanbul ne durumda arkadaşlar? İstanbul'da şimdi eli kulağında. Geldi gelecek. İstanbul'u Amerika merak ediyor şu an. Amerika. İstanbul'u efendim? İsrail merak ediyor. Tabii İstanbul'u hepimiz merak ediyoruz. Yani İstanbul'u bütün dünya merak ediyor şu an. Yalnız Muhittin Böcek ekonomik operasyonlar yapıyoruz. Bakalım sonuçları nasıl gelecek diyor. Yalnız Muhittin Böcek gibi ezildi. Ben size anlatayım yani. Görürsün. Şimdi gelecek. Biraz sonra net gelecek. Aksaray MHP'de bir dakika o nasıl ya? Aksaray bir netleşsin. Aksaray'a bir şey demek istemiyorum. Ama Aksaray Millet İttifakı'na kalmayacak. Onu biliyorum. Millet İttifakı da kalmadı gerçi de. Mardin'i söyle. İşte netleştirmeye çalışıyorum. Kilis'i söyledik. Diyarbakır niye durdu açılan sandık ya? 3.8'de kaldınız abi. Diyarbakır'dakiler lütfen. Biraz hızlanalım abi. Biraz hızlı sayalım. Ne getirdi Hamza? Kağıthane. Hamza totem mi yapıyorsun? Bir dakika. Şanlıurfa'da AK Parti'nin bir yükselişi söz konusu. Yeniden Refah Partisi ile arayı açıyor. AK Parti biraz yükseliyor. AK Parti birinci parti çıkmak için uğraşıyor da şu an. Yani AK Parti orayı almak için uğraşıyor. İstanbul'da ilk sandık Kağıthane'de açılmış sevgili Mertciğim. %75 Murat Kurum, %18 Ekrem İmamoğlu. Abla ekranda ne var? Bak bir saat önce verdik onu. Evet aynen. Bir saat önce verdik. Sen oruçlusun değil mi? Evet. Daha tamam dedim ya bir saat sonra ben giderim diye. Gidiyorum gitme, ben. Gitme abla. Bak böyle güzel. İftara kadar çok güzel şu an.
Yok, sen şu an ile... zaten ile giremeyeceğim. Zaten biliyorsun bugün pazar, benim işimde. Ha, ile de gitme, ile biz zaten ailece bugün ya şu bir an tek ailece... 25 bin kişi izliyor. Devam edelim. Kilim, evet. Pınar yazıyor. Twitter hesabım. Hemen o zaman söyleyeyim. Pınar yazıyor bir Instagram hesabım. Ver bir daha söyle. Pınar yazıyor Twitter hesabım. Pınar yazıyor bir Instagram hesabım. Pınar yazıyor bir yazıyla değil, rakamla yazacaksınız. Sam o, bu nasıl oran? Kars'ta açılan sandık 0.50. Bakın iyi dinleyin. Kars'ta açılan sandık 0.50. CHP 39, MHP 32, 31 küsür. Kars'ta MHP 32. Abi çok iyi çalışma yürütmüşler, bak ben diyeyim. Çok iyi seçim çalışması yürütmüşler Kars'ta. MHP'nin Kars'ta 32 güzel oran. Şimdi iftara bir yere davetliyiz Mert'cim. O yüzden çıkmak zorundayım. Ben yoksa kalırdım ablacığım. Kaçta çıkacak? Efendim? Kaçta çıkıyorsun? Şu an 17.51. Yarım saatte anca çocukları hazırlarım. Tamam hadi git ablaya. Ben sonuçları vermeye devam ederim. Yayını izle ama. Ben seni takip edeceğim bir taraftan. Tamam. Bana da veri gelirse son dakika olarak aktaracağım. Tamam. Bursa hala gelmedi çünkü. Bursa gelmedi. Eskişehir önde Nebi Atipoğlu alacak gibi duruyor. Bakalım. O daha 2'de falan belli olmuyor. Doğru. Ama bekliyoruz. Evet. Sinop. Söyle Mert'cim. Sinop 1.8 açılan sandık. CHP 37, AK Parti 21. Sinop. Bakalım. Nebi Atipoğlu alacak ya. Öyle hissediyorum yani. Balıkesir aynı hala 0.3. Arkadaşlar şu sandıkları biraz hızlı açalım ya. Bak iftar var. İftara yetiştirelim hadi. Biz sizi açtığınızdan görüyoruz zaten. Ya ben sandık başındakileri düşünemiyorum şu an. Bir yorucu de 3 tane pusula. Muhtarlıkla beraber 4 tane pusula. En uzun sürecek seçim yani. Saatler sürecek seçim. Ordu biraz sıkıntıya girebilir, ben diyeyim. Hilmi Güler. Biraz sıkıntı yaşayabilir Ordu'da. Ordu İYİ Parti'ye geçebilir ama belli değil. Bekliyoruz. Bakalım cevap ne olacak? Malatya. AK Parti Malatya'yı kazanır. Onu söyleyeyim. Nevşehir nasıl abi? Nevşehirlikler yavaş açıyor kardeşim. Nevşehir nasıl abi demiş de. Sen ne zaman gidiyorsun? Ne dedin Mert'cim? Git hadi, tutmayayım seni. Gidiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ım emanetsin. Çok keyifli bir programdı. İnşallah bir dahaki içinde bunu daha bir gün önceden konuşup ona göre tüm günümü sana ayıracağıma da söz veriyorum. Tamam, Allah'ıma emanetsiniz. Sağ ol, kendine çok iyi bak. Biz devam ediyoruz arkadaşlar şeyleri vermeye, sonuçları vermeye. Pınar ablaya da çok teşekkür ediyoruz. Pınar yazıyor şeyden, Twitter'dan. Pınar soruyor muydu Pınar abla? Neyse gitti, ben size biraz sonra söyleyeceğim Pınar ablanın Twitter'ını. Niğde açılan sandık 1.8, AK Parti 27, MHP 26. Orada niye böyle olmuş ya? CHP 24. Kafa kafaya. Niğde'de ne olacak merak ediyoruz. Nevşehir 33'e 32. 33 İYİ Parti, 32 AK Parti. 30 AK Parti arkadaşlar. 33'e 30 Nevşehir. İstanbul biraz sonra gelecek. İstanbul'u bekliyoruz. İstanbul gelmek üzere diyebiliriz. Eli kulağında arkadaşlar. Eli kulağında. Ankara eli kulağında. İzmir eli kulağında. İzmir eli kulağında. Tek tek sizlerle birlikte bekliyoruz arkadaşlar. İstanbul bir dakika, bir İstanbul, Ankara ve tamam. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Hamza sen yorumları da ekrana ver, olur mu?
İnsanlar o kadar yorum yapıyor, bari şey olsun. Şanlıurfa açılan sandık 5.9. AK Parti verelim ekranı, niye vermiyoruz ya? Hamza, yorumları da verelim kardeşim benim. Şeyleri de verelim. Arkadaşlar, emin değilim diyorsunuz yorumlara. Hamza, uyuyorsun sanırım. Hamza, ne yaptığını da söylersen eğer çok sevinirim kardeşim. Hamza, sana fotoğraf attım, onu da ver kardeşim. Evet, şu an Eskişehir CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçecek arkadaşlar, onu söyleyelim. CHP'nin kalesi Eskişehir AK Parti'ye geçer. Rize'yi merak ediyoruz demiş. Ya benim memleketim nesini merak ediyorsun bacım? Bizim Rize zaten muhtemelen yine alır götürür. Ama kaç da alacağı önemli tabii, o da önemli. Şu an arkadaşlar yaklaşık 25 bin kişiye yakın yayındayız. Teşekkür ediyoruz. Burdur işte CHP 52, AK Parti 31. Burdur'da Yeniden Refah Partisi, bak burada bir şey yapıyor. Burdur'da CHP 52, AK Parti 31 arkadaşlar. Burdur. Ama açılan sandık, onu söyleyeyim, 48.48. 0.40. %1 değil yani. Ama tabii %1, 0.50 bile aslında sonucu birazcık bize anlatıyor diyebiliriz. Trabzon'da açılan sandık 0.35, 68'e 17. Tamam, o normal, Trabzon demiştim. 55'e düşmez Trabzon. Trabzon'da AK Parti alacak zaten. Mert Bey, Ordu'da 45 üstü Hilmi Güler, 30 civarında Enver Yılmaz gibi biter demiş Mustafa Maraş. Bakalım, ben de merak ediyorum gerçekten ne olacak. Açılan sandık Niğde'de 1.8. Niğdeliler 27 AK Parti, 26 MHP. Niye böyle yaptılar onu da bilmiyorum. 24 CHP. Şanlıurfa 5.9, biraz önce açıklamıştık. Burdur açıklamıştık. Diyarbakır açılan sandık 3.8, onu açıklamıştık. Hepsini açıklamıştık. Ya bana geliyor tek tek liste. Listeden size söylüyorum. Trabzon açıklandı. Eskişehir. Wow! %20. Eskişehir %20 açılan sandık. Bir bayan aday varmış galiba CHP'den. Eskişehir'i ver. Eskişehir Nebi Hatipoğlu alır mı? Ne diyorsunuz? Adana demişler. İzmir'i merak ediyorum. Ben İstanbul'u ver acı. Abicim, biz şey değiliz, tamam mı? Adamlar sayıyor. Biz buradan saydıktan sonra öğreniyoruz. Saatleri kuralım mı reis demiş. Bekle, kurma. Twitter'dan yazmış. Kurma, bekle biraz. Bekliyoruz. İstanbul'u bekliyoruz yani. Devam edelim. Şimdi bak. Evet. Eskişehir Sağcı Gazete girmiş. Sağcı Gazete'den mi aldın? Ben sana atmıştım oğlum. Oradan alsaydın ya. Eskişehir açılan sandık. Bende 21 vardı Hamza. 46.2 şu an aslında. Sağcı Gazete eksik girmiş. 46.2, CHP 39. Tamam, alalım, benim sana attığımı at. Şimdi bir veri gel. Tamam Hamza, bir şey koyma şimdilik. Tamam mı? Tamam, Pınar abla verdik onu. Devam ediyoruz. Niğde. Verdik Niğde'yi. Olay var mı? Bugün çok olay olmadı Türkiye'de, onu da biliyoruz. Eskişehir %20, 46. %20 açılan sandık 46, Nebi Hatipoğlu. Allah razı olsun süper chatleriniz için, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bay bay Eko demiş. Bekliyoruz bakalım yani. Hayırlısı. Emin Bey, Allah razı olsun. Kesinize bereket. Çok sağ olun. Sağ olun. Var olun. Devam edelim sonuçları açıklamaya. Anlıyorum, hani sürekli sonuç açıklamamı istiyorsunuz ama biz de yoruluyoruz arkadaşlar. Geldikçe yoruluyoruz. Eskişehir %20, 46, Nebi Yatıpoğlu.
Eskişehir. Allah, Eskişehir geliyor. Bir dakika. CHP'nin kalelerinden, Allah'ım İzmir'e de nasip et ya Rabbim, sana hamdolsun. CHP'nin kalelerinden açılan sandık yüzde, bir saniye. Geldi, Eskişehir'den geldi. Hamza, hemen ayarla, yolladım sana. Eskişehir'de açılan sandık %43. Eskişehir'de açılan sandık %43. Eskişehirliler baksa ya, siz Süper Lig'e çıkmalısınız, ben o kadar diyorum. Eskişehir açılan sandık %43. Nebi Atipoğlu %45.37 ile hala birinciliğini sürdürüyor. Yani %20'lik bir sandık açıldı Eskişehir'de. Eskişehir'de %20'lik bir sandık açıldı ve Nebi Atipoğlu 0.50 düştü sadece. Yani eğer böyle devam ederse bu arada Anka sonuç mu açıklamış? Anka sonuç açıklamış. Yani biz bekleyin, iki dakika bir sevincimizi yaşayalım ya. Bakalım Anka ne sonucu açıklamış. Anka Haber Ajansı'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu %55.3, Murat Kurum %30, 55-30, 15, 7.5 düş, 7.5 çık. Bu seçim var ya, ah, bu seçim kafa kafaya gidecek, ben size söyleyeyim. Anka bir veri paylaşmış, onu söyleyelim. Anka'nın verisi bu arkadaşlar. Pek takılmayın buna yani. Anka olduğu için. Anka'ya göre bir dakika. Bu çok fena. Anka'ya göre arkadaşlar, İzmir geliyor. İzmir gelebilir. Hamzacığım, aşağıdaki saati koyma, olur mu canım? Orayı kır. İzmir gelebilir şimdi Anka'ya göre. Niye? Şimdi Anka'ya göre CHP'yi öne çıkartması pek önemli değil. Tamam, Anka'ya göre CHP'yi öne çıkartma. Bu arada biraz sonra, birkaç saat içerisinde televizyonlar verileri vermeye başlayacak. Ve televizyonlar veriye %5 sandık veriyorsa eğer, bizde %30'u göreceksiniz. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Yani gitmeyin. Televizyonlar %20 veriyorsa sandık, diyelim ki açılan sandık 20 televizyonda. Ben 40'ı veriyorum. Tamam? Yani ben de, onda ne varsa bende iki katı var. Anka'ya göre geldi. Hamza'da %52. Anka'ya göre. Yani CHP'nin Anka Haber Ajansı'na göre an itibariyle önde. Hamza daha önde. İzmir. Düşünüyoruz, İstanbul'u kaybetsek, İzmir'i kazansak ne olur? Çok garip bir seçim olacak gerçekten. Bilmiyorum. Ama gerçekten merakla beklediğimiz bir. Nebi Atipoğlu 45'e oturmuş. 39. 45-39 bu arada. Onu söyleyelim. 45-39 Nebi Atipoğlu. Yalnız biz CHP'nin bayağı ilini alıyoruz şu an. Ben almıyorum da AK Parti alıyor. Hamza daha demiş, devam edelim. Yüzde kaç açılmış? İzmir sonuna kadar çekişmeli geçer demiş. Evet, çekişmeli geçecek ama Anka'nın verilerine göre Hamza Dağ'ın %52 demesi, Hamza Dağ'ın şu an %60 olduğu anlamına geliyor ki bana nasıl gelmez? Bir de o var yani. Şimdi Anka'ya gelen sonuç bana nasıl gelmiyor? Arkadaşlar veriyi hadi. Ankara'da şey diyeyim, biz Ankara'yı kaybettik beyler. Bak biz şimdi şunu söyleyeyim. Sandık başındaki arkadaşlarımız, lütfen sandık başından ayrılmayın. Sandık başına durun ki park açılmasın. Yani Ankara gerçekten çok üzücü. Turgut Altınok beyefendi bir adam olabilir. Turgut Altınok güler yüzlü, çalışkan bir adam olabilir ama Mansur Yavaş'ın karşısına Cengiz Topel gibi bir isim varken Turgut Altun'un çıkması ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ankara Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun. Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ben diyeceğim. Yani bunu söyleyeyim. O yüzden
Eskişehir verdik arkadaşlar, verdik onu Eskişehir. Sürekli. Ben de nasıl aklımda tutayım kardeşim? Tutuyoruz işte. Eskişehir güzel. Şu an 25 bin. Arkadaşlar şu YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız lütfen, biz hak etmiyoruz bu kadar izleyiciyi. Toplamda biz. İzmir geldi. Hamza da 53. Cemil Tugay 41. Yaz Hamza. Hamza da 53. Cemil Tugay 41. İzmir. Şu an şeye bakıyorum. Evet. Şu an çok fazla veri gelmeye başladı arkadaşlar. Dakikalar geçtikçe veriler sürekli hızlanıyor. Televizyonlara hala sıfır. Yani niye yapıyorsunuz abi bunu? Seçim yasağı. Niye yapıyorsunuz? Yapmayın. Direkt yayınlayın. Şanlıurfa 33'e 32 arkadaşlar. Arkadaşlar Şanlıurfa, İzmir şu an çok önemli. Yayını beğenelim, paylaşalım. Ayıp ediyorsunuz YouTube. Haberiniz olsun. Ben size diyeyim yani. O YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız lütfen. Bak Facebook bile şu an normalde 3 kişi izleyen yayın 100-150 izleniyor. YouTube'da biz her gün yayın yapıyoruz. Bu kadar emek veriyoruz. Bunu alıp bir sürelerinize arkadaşınıza atmak bu kadar zor olmamalı. Oturduğunuz yerden televizyondaki sonuçlardan daha erken sonuç elde ediyorsunuz. Ve ben burada oruçlu bu kadar çaba, bu kadar emek gösteriyorum şu YouTube'a. Twitter'da sürekli yayın yapıyoruz. Twitter sağ olun 25 bin seviyesini geçtik. Ama YouTube'da bir alıp da o linki paylaşıp başkasına atamıyor musunuz? Bu kadar zor mu? Gerçekten üzülüyorum ya. Hak, benimki de hak. Hakkım geçiyor size sonuçta. Bir bunun karşılığında tek bir etkileşim, erişim, birileri gelsin de bizi izlesin. Daha fazla insana ulaşalım istiyoruz. Ama tek başınıza izleyin öyle işte. Ne diyeyim? Şanlıurfa açılan sandık 6.5 arkadaşlar. Birinci parti CHP Şanlıurfa'da, şey özür diliyorum ya, CHP nereden çıktı? Yeniden Refah Partisi şu an. İkinci parti AK Parti olarak gözüküyor. Şanlıurfa'da gidiyor geliyor. Daha demin AK Parti öndeydi, geriye düştü. Biraz sonra ne olacak konuşacağız. Ankara'da, Ankara önemli. Ankara'da açılan sandık 2.2. Burayı vereceğiz. Ben biraz önce Turgut Altınok'un neden aday olmaması için bir dakika. Tanju Özcan kazanacak arkadaş. Onu söyleyeyim. %60'ı 65 küsürlerle açmış. Şimdi Ankara'da neden Turgut Altınok'un olmaması gerekiyordu? An itibariyle Ankara'da bana gelen, 4 dakika önce gelen bir veriyi paylaşacağım sizlerle. Ankara büyük bir şehir. O yüzden Ankara'nın sayımı biraz daha yavaş oluyor. İstanbul daha büyük bir şehir. İstanbul şu an arkadaşlar %1'lerde falan. Tamam, onu söyleyeyim. %1 belki olmamıştır bile. Eskişehir açılan sandık 43. Nebi Atiboğlu 45.37. 43 yükseliyor. Yükseliyor. Şöyle yapmayalım. Direkt şöyle verelim. Evet Hamza, direkt şunu versene ekrana. Direkt ver ekranı, insanları yormayalım ya. Yayını beğenip paylaşın, olur mu? YouTube. Ne olur yani. Bak. Twitter burada 25 bin. 30 bin. YouTube. Olmaz yani. Bak süper chat atıyor insanlar. Allah razı olsun, sağ olun. Bir emek harcanıyor burada. Millet parasını atıyor buraya. Şimdi. Evet. Ekranda görmüş olduğunuz şu an anlık sonuçlar arkadaşlar. Çek ekrandan KC'yi. Türkiye genelinde açılan sandıklar arkadaşlar 1.03. Yani şu an evet Eskişehir baktığınız zaman %40 açıldı, ama bazı yerlerde, İstanbul dedim ya size, %1'i bile açılmadı. Ankara'da %2 açıldı, ama Edirne'de %0.30'larda şu an. Hatta bazı şehirlerde 0.2 falan. Yani hala %1'leri bulamayan yerler var. Açılan sonuçlara göre şu anda ekranda AK Parti birinci parti olarak %43.61. Cumhuriyet Halk Partisi %28.7. İYİ Parti %7.91, ama bunlar arkadaşlar daha %1'lik oylar.
Türkiye'de seçmen sayısı şu anda yani 53 milyon seçmen var. Şu an daha bu arada katılım oranı çok iyiymiş, %80. Ben beklemiyordum %80. Ben %70'lerde falan diye %75'lerde falan diye devam eder diye düşünüyordum. Artvin geldi. Oo, Artvin. CHP, CHP şu an ama bak ekranda Artvin şu an CHP. Hamza çek ekrandan. Artvin geldi. Artvin normalde CHP'nin kalelerindendir ya. Ben Rizeliyim, Artvin'i biliyorum yani. Ne oldu Artvin öyle? Artvin ver Hamza. Artvin CHP 40.19, AK Parti 39.38. Bolu'da arkadaşlar kaybederiz, onu söyleyeyim. Yani Bolu'da, çünkü Bolu'yu hiç ekrana getirmeyeceğim, söyleyeyim. Açılan sandık 0.25, bir bile değil. Ama orada Tanju Özcan'ın %61.11 oyu varken, Artvin geldi. Tanju Özcan'ın %61.11 oyu varken diğer türlü şey yapamazsınız yani, alamazsınız. Bu arada daha demin 1.48 mi verdik açılan sandık Hamza? Tamam, 1.48 gelmiş bana Hamza. Hemen iletiyorum sana canım benim. Sivas geldi. Erzurum geldi. Bingöl geldi. Bingöl AK Parti'de kalmaya devam ediyor. Hamzacığım atıyorum sana canım. Attı. Şimdi. Bingöl geldi. Sivas geldi. Hem de daha detaylıca geldi. Ekip. Ekip, güzel ekip. Şimdi geliyor. Bekleyin, az sabır. Ama lütfen yayını paylaşalım, olur mu? Ey YouTube, atın şunu WhatsApp gruplarınıza da, linklerinize de. Yani bak, Twitter'da 30 bin insan var. Ben yıllardır YouTube'da size emek harcıyorum burada. Twitter harcamıyorum bu emeği. YouTube harcıyorum. Ama insanlar geliyor Twitter'dan, gel ki izle ya. Ne yapayım, Twitter'da mı artık uzun videolarımı yayınlayayım? Neyse, ver Hamza, ver. Trip atmayı bırakacağım, hadi. Şimdi devam edelim Hamzacığım. Çok hızlı olalım lütfen. Evet, Erzurum %52.78 ile Mehmet Sekmen %52.78 ile birinci olacak. İkinci İyi Parti olacak. Üçüncü DEM olacak. Erzurum'un da sosyolojik düzeni çok bozulmuş ya. Hani böyle bozulmuş dediğin şundan bahsediyorum. Değişmiş diyeyim, daha doğru olur. Çok değişmiş. Onu söyleyelim. Erzurum. Ver Hamza diğer görüntüyü. Bingöl. %34.88. Tamam, o daha değişmez Hamza. Çünkü açılan oylar fazla oldukça. Özlem Gürses biraz önce demiş ki, şu anki verilere göre İmamoğlu açık ara önde. İmamoğlu'nun şu anki oy oranı %61.67. Ey Özlem. Lan biz burada bir 2 saat 37 dakikadır seçmen YSK'nın, bu arada bir kim açıklama yapıyor? Ha, tamam. YSK'nın dahi eline ulaşmayan verilere ulaşmaya çalışıyoruz burada. Yani orana ulaşmaya çalışıyoruz. Öyle bir oran yakalamaya çalışıyoruz. Bu arada AK Parti öne geçti Urfa'da. Yeniden Refah Partisi'nin şey yaptı. Ne demek Ekrem İmamoğlu %60'lı önde. Tamam, koy %70 koy. Ya günün sonunda bir oran çıkacak kardeşim, tamam mı? Günün sonunda bir oran çıkacak. Bak, Ankara'nın verisine göre 60 küsüre şey önde. 60 Turgut, 60 Mansur Yavaş, 30 küsürde, 29 küsürde Turgut Altınok demiş. Ama gerçek veriye göre 54-36. Tamam, Turgut Altınok kaybedecek. Onu biliyorum. Ama sallarken de düzgün salla be. Özlem Gürses. Yani bak, bu kadar insan izliyor. Bu kadar insan biraz sonra açacak televizyonlarını, görecek. Evet. Urfa'da bu arada arkadaşlar AK Parti geriye düşmüştü biliyorsunuz. 36.6 AK Parti önde. 31.3 Yeniden Refah Partisi. Açılan sandık 7.5. Hala değişmeye çok müsait yani. Manevra olayı çok müsait. Ankara'da kaybedeceğiz. Onu en baştan beri söylüyorum size, zaten kaybedeceğiz. Yayın başladı. Dedim ki Ankara'da kaybederiz arkadaşlar. Ankara'da kaybedeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim.
Şimdi Kadıköy gelsin diyormuş şey. Mardin mi? Eskişehir ver, Eskişehir'i ver, ver. Eskişehir'i ver de bir şenlik yapalım ya. Vallahi Eskişehir giderse çok üzülürüm. Öyle diyeyim size. Ver Eskişehir gelsin. 1.48'i de tamam, 1.48 kalsın ekranda, doğru, güzel. Eskişehir'i ver ama. Eskişehir'i ya, biraz önce attığım ver yani. Artvin 43.3. Artvin'e biraz daha bekleyeyim, onlar kıt kıtına. Eskişehir buradan düşme. Eskişehir buradan AK Parti'ye hayırlı olsun diyelim. Tamam. Açılan sandık Ankara'da 3.5. Mansur Yavaş 61.3. Turgut Altınok 31.1. Bundan bahsediyorum işte. Turgut Altınok'u Ankara'ya da yapmayacaksın abi. 2-2 daha 4. Yapmayacaksın abi. Kim bunu eğer, genel merkez mi? Turgut Altınok'un lobisi mi? Kim bilmiyorum. İstanbul geldi. İstanbul güzel gibi gözüküyor. Bakalım. İstanbul 20 saniye bekleteceğim. İstanbul geldi arkadaşlar. İstanbul açılan sandık 3.2. Bu İstanbul değil şu an. Ekrana gelen İstanbul değil. Şu an Sivas geldi. Bekle. İstanbul ekrana gelen 3.2 açılan sandık. İstanbul acil. Herkes İstanbul'u bekliyor Hamza. İstanbul acil getir. Beğenelim yayını, olur mu? Paylaşalım. Yorum yapalım, paylaşalım. İstanbul'u getir. Açılan sandık 3.2. CHP 46, AK Parti 40. 46'ya 40. Açılan sandık 3.2. Şimdi 46'ya 40, açılan sandık 3.2 dedik. Şuna AK Parti yazdık. Şuna CHP yazdık. Tamam. Şimdi bundan sonra takip edeceğiz. AK Parti yükselişte mi? Düşüşte mi? Düşüş trendinde olması imkanı yok. Yükseliş trendine geçmesi gerekiyor. Eğer yükseliş trendine geçiyorsa AK Parti buradan, arkadaşlar AK Parti Murat Kurum'a hayırlı olsun İstanbul. Eğer AK Parti düşüşe geçerse, ki imkanı yok. Çünkü 40'tan aşağı oy alamaz. Yani sokakta 40'tan aşağıya oy alamaz. 39 diyelim ki aldı. Yani çok garip. 3.2 de büyük bir rakam. Hani küçük bir rakam değil. 16 milyon İstanbul. İzmir'de önde arkadaşlar Hamza Dağ. İzmir'de Hamza Dağ önde. İzmir'de önde Hamza Dağ. Bu arada evet. Bir dakika. Dua ediyorsun, acele edeyim diye. Bu Anka arkadaşlar. Anka'yı şey yapmayın. Anka'ya göre arkadaşlar, Antalya'da nasıl bir algı yapıyorsunuz ya? Bursa hala gelmedi bu arada. İzmir, Anka'ya göre bu arada Hamza daha kazanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Evet. Tekirdağ geldi. Tekirdağ şimdi en önemlisiydi. Cüneyt Yüksel. Cüneyt Yüksel'i iftardan sonra yayına bağlayacağım eğer kazanırsa. Onu söyleyeyim. Tebrik edeceğim kendisini. Çünkü çok fazla linçle de maruz kaldı. Biz de linç ettik. Doğru. Ama o belki de oy aldı, alacaktı. Bilmiyorum, bir strateji vardı belki de. CHP'lerin oyunu mu almak istendi, ne oldu bilmiyorum. Ama Cüneyt Yüksel şu anda Tekirdağ'da 44.65 CHP, 44.11 Cüneyt Yüksel. AK Parti. Bu Melek Mosso'yu çıkartan var diyor o. Yani durum bu. Şimdi devam ediyoruz. İstanbul gelsin. Daha demin İstanbul'a ne dedik Hamza? İstanbul hep bir kalsın Hamza, tamam mı? Yani hep bir kenarda kalsın. Hep her an çağırabilirim İstanbul'u. 3.2 dedik değil mi? 45.9. Tamam, CHP düşüş trendine geçiyor buradan işte. Şu an İstanbul'da açılan sandık 3.6, 45.9 CHP,
41.1 AK Parti. İşte bak bundan bahsediyordum. CHP buradan düşüş trendine geçiyor. Sonuçta da hiç açılacağını düşünmüyordum. Ya AK Parti'nin yüksek bir oyla açılıp düşeceğini ya da CHP'nin yüksek bir oyla başlayıp düşeceğini ya da yani dengeli gider diye düşünüyorum ama böyle kapa kapaya seçim sonucu gibi başladı bakalım. 2600 kişi YouTube'dan 30 bin kişiye yakın Twitter'dan 70 kişi 80 kişi de Facebook'tan. Facebook'taki dayılarıma selam olsun. Şimdi İzmir'de açılan sandık devam edelim. Bir dakika. Hamza bir saniye. Hamza 2.58 geldi. Ekranı sen ver bunu. Tamam mı? Atıyorum sana şeyini, fotoğrafını. Geldi. Türkiye geneli sonuç geldi arkadaşlar. Allah'ım oruçlu oruçlu bu kadar bir efor. Bir beğeni atın be. Geldi Hamza. At onu. Şimdi buradan rejideki arkadaşıma rica edeceğim. Bakın bana da binlerce mesaj geliyor. Madem ki Anadolu Ajansı yalnızca belli amaca matup bilgileri... Bu şey tamam geç bunu. Şimdi büyüt Hamza. İstanbul 2.58 açılan sandık. %40.54 AK Parti 40.54 ile Türkiye'nin %40.54'ünü AK Parti kazanıyor. Ya da 40.54 AK Parti'yi kazanıyor. %25.96 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul şu anda o şeyde önde gözüküyor. Neden? Bir veri geldi bana. Şu an. Al ekranı al. Al 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 sizin yalanınızı öpeyim ben. Hamza bir görüntü atıyorum. Kişi resmi falan gözükmesin. İfşa etmeyelim adamı da zor durumda bırakmayalım. Şimdi attım. İstanbul'da açılan sandık. Dur ver. Dur verme Hamza bekle. Bekle Hamza. Bekle verme. Bekle verme. İstanbul'a açılan sandık 3.6 arkadaşlar. AK Parti %41.1 arkadaşlar. Çek bunu Hamza ekrandan. Yeni veri geldi. Çek Hamza ekrandan. İstanbul'a açılan sandık 3.6 arkadaşlar. AK Parti 41.1. 3.6. AK Parti 41.1. Tamam mı? Veriyorum Hamza atıyorum sana. Arkadaşlar iftardan sonra devam edeceğiz. Tamam. İftardan sonra da sonuçları değerlendireceğiz. Hep birlikte. Şimdi AK Parti'nin düşüşten başlayıp yükselişe geçmesi 41.1'den düşmesi. Evet yorumlarınızı alalım. Eko gitti diyen var. Hamzacığım sağ ol kardeşim. İstanbul ne durumda abi? Ya görüyorsun kardeşim Türkiye'de ilk biz veriyoruz. Yani şu ülkede koskoca ülkede bir biz veriyoruz bunu ilk. 2800 kişiye yükselmiş YouTube. Yakışmıyor YouTube. Ben ne kadar Ankara'da hezimet yaşayacağız ya. Vallahi hezimet yaşayacağız. %61'e 31 ne ya? Ya Allah'ını seversen Mansur Yavaş 61 Ankara'da. 61 Mansur Yavaş karşısına Turgut Altınok'u kim çıkardı kardeşim ya? Ya Ankara nedir ya? Ankara seninki benden kara yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Aa Ankara'ya bak. Ankara bitmiş. Sen Mansur Yavaş'ın karşısında Cengiz Topel gibi bir adam değil de Turgut Altınok'u çıkartırsan bu olur. Seçim hani şey olmasın susalım eyvallah da yani. Seçim manipüle etmeyelim. Sonra ben deseydim ki Turgut Altınok Ankara'da kazanamaz. Aday yapmayın deseydim. Yemin ederim var ya beni
çarmıha gererdiniz. Ankara'da daha köyler gelmedi demiş. Köy gelse ne olacak? Gözünü seveyim. Park ne olacak yani? Büyük şehir orada önemli. Büyük şehirler önemli. Sivas. Sivas'ta Büyük Birlik Partisi önde ya. Ben AK Parti önde tamamlar diyordum. %16 açılan sandık. Bir dakika neyse tamam onu şey yapmayalım. Sivas'ı biraz sonra. Tamam. Sivas'ta %16 açılan sandık. 46 Büyük Birlik Partisi. AK Parti %31. Oy. Bursa'da fark 4.5. Bursa'da fark 4.5. Açılan sandık 9.7. Oha. Fark 4.5. Ha tamam. Fark 4.5 tamam. Daha yeni. 9.7 bekleyeceğiz. Yeniden Refah Partisi arkadaşlar çok zor şartlarda yayın yapıyorum ben. Yeniden Refah Partisi 9. Bu ne? Ne getirdim? İstanbul. İstanbul hep gelsin. Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi 34.2. AK Parti 33.9. Sivas önde demiştik. Antalya Muhittin'i böcek gibi ezebilir demiştik. Erzurum açılan sandık. Geç bunu. Erzurum aldık. Ya Anka'nın verilerine ne diyeyim ben ya? Geçin abi Anka'nın verilerine. Bakmayın. ...3.6 açılan sandık. Daha fazlası lazım bana arkadaşlar. İzmir'i verelim arkadaşlar. Bir dakika. Ya Beyoğlu'ndaki... Tamam geç bunu. Bunu verme. Bu önemli değil. Haber değeri yok bunun. İzmir'i verin arkadaşlar. İzmir. İzmir... Açılan sandık 4.1 arkadaşlar. Tamam mı? CHP bu Ankara verisi lan. Ankara'ya bakmıyoruz arkadaşlar. Geçen seçimde nasıl tutturduysak %100 aynı yerden istiyoruz. Ankara'ya atmayın. İzmir'de Ankara'nın verilerine göre bu arada Hamza daha önde. Ama ben yine de Ankara'ya bakmıyorum. Ankara'da yedik golü ya. Antep'ten haber yoktu arkadaşlar. Ben size dedim arkadaşlar. Ben size çok dedim. Çok dedim. Neresi burası? Ankara'nın açıkladığı şeye göre arkadaşlar. Sonuca göre. Hamza Dağ İzmir'de %52.4 ile önde. Hamza Dağ İzmir'de %52.4 ile önde. Ankara'nın verisi. Bakın CHP'nin verilerine göre. CHP'nin verilerine göre. Ordu Enver Yılmaz'a kayabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ordu CHP'ye geçebilir. Şey özür diliyorum. AK Parti Ordu'yu kaybedebilir. Öyle diyeyim. Çok hızlı veri akıyor ya. Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi. Şanlıurfa'da bir yöne geçiyor bir geri düşüyor. Bir yöne geçiyor bir geri düşüyor. Ankara Mansur Yavaş %60-35 önde ya. Turgut Altınok var ya yemin ederim mecazi anlamda Turgut Altınok tokatlanıyor şu an ya. Bingöl 34-27. 34 AK Parti. Bingöl'de eğer zaten deme geçerse diyecek bir şey yok. İstanbul'da açılan sandık 3.9. Cumhuriyet Halk Partisi 43.8. Daha demin biz kaçı verdik? 3.6'yı verdik değil mi İstanbul'a? Bak o kadar konuştuk daha 0.3 ilerleyebilmişler.
Ama biraz sonra daha da hızlanacaktır eminim ki. Şimdi onu şey yapalım. Hamzacığım. Bir dakika onu. Artık gözlerim ağrıdı. Hamza. Hamza. Efendim abi. Hamzacığım şöyle yap olur mu? Deminki gibi yapma. Bak. Bizim. Çocuğun adını yüzünü müzünü bir şeyini verme. Tamam. Yolla direkt. Oraya yaz. Öyle yaz. Bingöl geldi. Bingöl'de AK Parti kazanır. Geç. Kim bizden bahsediyor? Allah var gam yok. Ne demiş? Kim ne demiş ya? Evet şu anda Bursa geldi. Bursa %10 açılan sandık CHP 44 AK Parti 33. CHP 44 AK Parti 33. Bursa'yı kaybedebiliriz. Belli değil ama daha yani daha şey. Arkadaşlar bir şey yazıyorsunuz da ya. Herkes suratıma bakıyor ne durumdayım diye. Arkadaşlar Afyon'u merak etmeyin. Afyon AK Parti zaten de. İstanbul 3.9 arkadaşlar bende açılan sandık. Şeydekine devam et. Yani ne AK Parti'ye yakın ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimlere pek bakmayın. Çünkü onlar iki tarafta birbirlerini her zaman yüksek göstermeye çalışacaktır. Ben hangi tarafım? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı tabii ki destekliyorum. Bugün gittim Murat Kurum'a da oy verdim ama kimseye yüksek gösterme gibi bir derdim yok. Şuna bak rezillik. 61-31 ne ya? İnşallah böyle bitmez. İnşallah 50 küsürlere de düşmez yani. 40 küsürlerde olsun ama Mansur Yavaş rezil olmayalım yani. Demek ki Ankara halkı Mansur Yavaş'ı sevmiş olacak abi o zaman tamam mı? Yani bu 2-2 daha 4. Geç abi geç birileri şeyi Turgut Altun'un önünde göstermeye çalışıyor. Bingöl önde AK Parti tamam. Bunu verelim mi? Bunu verme ya. 3.9 verdik zaten. Malatya 8.71 AK Parti önde. Sivas'ta Büyük Birlik Partisi alabilir ya. Kayseri daha gelmedi. Kahramanmaraş. AK Parti alır. 41.27 ile önde. İkinci parti 20 küsürlerde. Bingöl. Açılan sandık 55. AK Parti 34.8. Hatay geldi. Hadi bismillah. Hatay önemli. Hatay'a bakacaksın ki İstanbul'u anlayacaksın. Hatay'da arkadaşlar AK Parti 52 açılan sandık 1.26 bu arada çok az. AK Parti 52 Mehmet Öntürk Lütfi Savaş CHP 2. 36. 52-36 şu an. Hatay orada. Hatay o durumda yani. Oh. Yok tamam bunu şey yapmayalım. Bingöl'ü alırız. 34'e 27. Hatay 52-36. Geç. Kahramanmaraş. 41'e 27. Alırız tamam. Geç.
İstanbul açılan sandık 4.2. Abi Mert açıklıyor demiş. Öyle abi. A pardon, İzmir açılan sandık 4.2. Ama bu şeyin bir 30 saniye daha bekletebilir miyim? Bir 30 saniye daha. Kılıçdaroğlu öndeyiz demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi içimden geçeni? Seçim bitti. Söyleyeyim yani. Arkadaşlar, Ankara'yı kazanamayız. İzmir'de sürpriz yapabiliriz. Ne bu? Tamam, Ankara'yı kazanamayız. İzmir'de sürpriz yapabiliriz. Tamam mı? İstanbul muallakta. İstanbul'dan inşallah İstanbul'a inşallah %1-2 ya, kazanan kişi %1-2 farkla şey olacak, kazanacak. Onu söyleyelim. Tamam, İstanbul'da sandık açılmış. Ver Hamzacığım, ver. Ver Hamzacığım. Dur. İstanbul'da arkadaşlar YSK saat 9'da falan açıklamayı düşünüyormuş. İstediği kadar açıklasın. İstanbul'da açılan sandık İstanbul'da açılan sandık 4.2. Ekrem İmamoğlu'nun 45.9, Murat Kurum'un 39.8. Bekleyelim, görelim. Bakalım nasıl olacak. Daha demin bir 30 saniye istemiştim bundan emin olabilmek için. Bekleyelim, görelim. Eskişehir ne durumda? Eskişehir gelsin. Yeni veri geldi. Bir dakika. He, pardon. Tamam. ...46'ya... ...45... Hamza, şu anda da, tamam, bunu geç. Bunu verme. Bunu verme. Tamam. Bekliyoruz. İstanbul hakkında yorumlar. Bu arada Hamza, yorumları da ekrana sürekli şey yap. Al abicim. İzmir. İzmir gelsin. Lan İzmir'de gelmez. Bakalım İzmir, şey, İstanbul daha şey değil. İstanbul'da Ankara'ya göre bu arada açılan sandık 3.9. Anka bizi takip ediyorsun herhalde. Şimdi açıklamış. Açılan sandık Anka 3.9. CHP 43, AK Parti 41.2 demiş Anka. Anka diyor. 3.9 açılan sandık. Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi öne geçti. Açılan sandık 10. AK Parti %30. Yeniden Refah Partisi %36. Buradan da bırakmazlar arkadaşlar. Yeniden Refah Partisi muhtemelen bugün Türkiye'de bir belediye kazanacak. Öyle gözüküyor. Ne demiş? AKP %100 kaybetti, yüzünden anlaşılıyor demiş. Oğlum roşluyum lan. Devam edelim. Şu an 40 bin kişiye yaklaşıyoruz. İzleyici sayısı şu an 40 bin kişi olmak üzere. Şu an 40 bin kişi olmak üzere. Telefonlarımı aramayınız lütfen.
diyelim. En son İstanbul'da 4.2'yi verdik değil mi? Ah, Ankara'da CHP biraz düşüyor da bari %60'lardan falan düşsün de bari. Allah razı olsun, sağ ol. Görüyoruz ki Fenerbahçe taraftarı bu arada Türkiye genelinde AK Parti %41. Bak, Türkiye genelinde AK Parti geçen seçimde %52 almıştı. Bu seçimde şu anda açılan sandık %3. AK Parti %41. CHP %23. O 25-23'ü zaten bozmuyor. Hep aynı. DEM %8.9. İYİ Parti 7.2. İYİ Parti çok bozmamış. Bingöl geldi. Bingöl, tam Bingöl AK Parti aldı. Yeniden Refah Partisi %6.80. Yeniden Refah Partisi %7'ye yakın oy kazanmış. Yani Urfa'yı mesela Yeniden Refah Partisi kazanacak gibi duruyor. Hani bilmiyorum. Devam edelim. Neresi burası? Ankara. Oh be, Ankara biraz düşüyor. Turgut Altınok yani yükselmiyor da Mansur Yavaş biraz oyu düşüyor. Bakalım Ankara'da ne olacak, merak ediyoruz gerçekten. Ankara'yı bugün kaybedeceğiz, onu söyleyeyim yani. İstanbul'da açılan sandık. Bekliyoruz. Artvin. Oo, Artvin. Artvin çok. Artvin alalım ya. Artvin'i AK Parti alsın yani. Alalım niye diyorsam, AK Parti'nin bir üyesi değiliz. Yani şey değiliz, yöneticisi değiliz ama böyle alalım diyoruz. Reisi seviyoruz. Ondan alalım diyoruz yani. Şimdi verelim abi Artvin'i. Anca başım döndü ya. Orucu buradan aslında Nihat Hatipoğlu'na bağlansak, iftar vakti o ezanı falan okusa, ezan okutsak. Hemen burada ezan okunurken bir şeyler yiyip içsek, oradan devam etsek yayına, ne olur? Öyle yapabiliriz ha. Öyle yapabiliriz. Hamza ver Artvin, ver. %63 açılmış. Artvin var ya, kafa kafaya dövüşüyorlar şu an resmen. Eskişehir. Eskişehir'de kazanacağız arkadaşlar. Eskişehir'de AK Parti alır arkadaşlar. Eskişehir Cumhuriyet AK Partisi'nin kalesiydi arkadaşlar. Eğer İzmir'i de alırsak süper olur. Eskişehir'de atıyorum amcacığım. Onu da al ekrana canım benim. 37 bin izleyici. Gelin gelin. Milyon olmadan bırakmayacağım sizi. Televizyonlar biraz daha geç açıklasın. Gerçi televizyon açıklasa da, bu arada yeni gelenlere söyleyeyim. Arkadaşlar televizyon diyelim ki %10 açıkladı sandıkları. Sandıkların %10'u açıklandı televizyonda. Ben %20 veriyorum. %20 televizyon açıkladı. %30 veriyorum ulan. Hani o konuda şeyiz yani. Bekliyoruz. Verileri hızlı atarsanız. Arkadaşlar benlik değil. Verileri hızlı sayanlara söyleyeceksiniz bunu, tamam mı? Ben sayıldıkça şey oluyor. Geliyor. Eskişehir'de açılan sandık 46.59. Zaten biraz sonra televizyonlar açıldıktan sonra da göreceksiniz. 46.59. AK Parti orada 45.33. Yozgat'ı merak ettik. Bursa'yı kaybedebiliriz arkadaşlar. Bursa'yı kaybedebiliriz. Malatya AK Parti'de diyebiliriz. Bursa'yı kaybedebiliriz. Eskişehir AK Parti'yi geçiyor, geçmek üzere diyebiliriz. Ha, Yozgat'ı merak ettik. Yozgat. Yozgat'ı soralım. Orada bir Yeniden Refah Partisi esintisi var gibi hissettim. Yozgat'tan daha bir ses yok. Yozgat'tan ses yok. Ama Yeniden Refah Partisi Yozgat'ta önde diye bir bilgi aldım. Şimdi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Açılan sandık.
Kusura bakmayın, sessiz kalıyor yayın ama hakkınızı helal edin. Hatay'da AK Parti önde. Kusura bakmayın, birazcık geldiler bana. Hatay'da AK Parti önde. Artvin'de AK Parti 41.54, CHP 41.66. Tamam, niye diyorsunuz? Yavaş yavaş. Kahramanmaraş AK Parti önde. Kahramanmaraş alıyor. AK Parti alıyor. Bir de şuraya bakalım. 2-3 kaynaktan geliyor arkadaşlar bilgi. Antalya'yı alacağız. Antalya'yı seviyorum ya. Antalya. Malatya. 12.2 ver Hamzacığım. Niye öyle sessizleştik lan biz? Ne oldu, bir ara uyku mu geldi? Uyuyacak mıyım? Yayında uyuyacaktım ha. ...38.257 kişi beni izliyor arkadaşlar. Bizi izliyor. Bizi değil, sonuçları izliyorlar gerçi. Açılan sandık %55 Bingöl'de. AK Parti aldı Bingöl'ü. Tamam, hayırlı olsun. Geç. İlk kazan... bu arada... Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı mesaj attı. Mert kardeşim... Şırnak Şenova Belediyesi'ni kazandık resmi olarak, resmi olmayan sonuçlardan diyor. Yeniden Refah Partisi Şırnak'ta bir ilçe belediyesi Şenova Belediyesi'ni kazanmış. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Bakalım nedir, ne olacak. CHP Anka Ajansı Türkiye geneli ve büyük şehirler için girdiği verilerin tamamını geri çekti. İsmail Saymaz çekilen veriler için Anadolu Ajansı dedi. Portakal düzeltti. Anladınız mı demek istediğimi? Arkadaşlar, keyfim yok değil. Oruçluyum. Bunu anlayın. Tamam, birazdan gülmeye başlayacağım. Tamam. Bir gelsin şeyler, veriler. Ama böyle Eskişehir'i kazanıyoruz. Tamam, mutlu, güzel. Antalya kazanacağız. Öyle gözüküyor. Güzel. İzmir kafa kafaya. Ama İstanbul'un tadı başka tabii. Yani İstanbul'u bekliyoruz. İstanbul hala bıçak sırtı bak. İzmir'de sürpriz gelebilir. Yani Hamza da İzmir kazanacak gibi duruyor. İzmir'de çok mutlu oluruz. Yalan yok. Yani İzmir'de kazanırsa mutlu oluruz. Geçmiş olsun. Vallahi yanlış adaydı Turgut Altınok. Onu söyleyeyim yani. Ankara'yı kaybedeceğiz. Onu söyleyeyim. Ankara'da açıklanan 49'a 43. Kim yazmış bunu? Kim yolluyor bunu? Bizimki yollamamış. Bizimkinin yollamadığını alma Hamza. Bunu yani bunun bir mantığı yok. Ha, meclis üyeliği anlamında olabilir ama öbür türlü aday olarak imkanı yok yani. Turgut Altınok kazanamayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Haberi girerken yanlış girmeyin. Bursa, Samsun, Bursa. Bursa'da kaybediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Eğer bir dönerse döner. Anadolu Ajansı tabii. Bir dakika. Dinleyelim. Şimdi Anadolu Ajansı tabii haber merkezi, biz dahil haber merkezlerine belli veriler geçmiş. Geliyor zaten. Onları geri çekmiş. Ben Ankara söyledim. Ankara ne? Anadolu Ajansı değil, Ankara'yı çok ben az önce sordum Özgür Çakmakçı'ya. Ankara'yı çok iyi. O zaman Ankara'yı söyleyelim. Geçen seçimi de yüzünde güzel gözüyle bulmuştunuz. Evet. Bu seçimde... Bak yapmayın. Yani böyle veri çekmeyin. İsmail Saymaz biraz önce televizyonda affedersin Anadolu Ajansı'na pislik atmaya çalışırken Ankara'ya pislik attı. Neyse. İzmir'de aday, birinci aday, geç bunları. Bekliyoruz arkadaşlar. Ya Hamza da başladı. Abi İzmir açayım mı diyor. Bekle Hamza. Önce teyit aldığımız yerden alıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz canım.
Arkadaşlar, Ordu'da açılan sandık %20. AK Parti tekrar öne geçti. 41.24 ile AK Parti önde, 39.28 ile İYİ Parti devam ediyor arkasından. Manisa, CHP 38, MHP 35. Açılan sandık 3.2 ama bekleyin. Bu arada 40 bin kişiye geldik be. Helal olsun. 40 bin kişi. Şunu bir çekeyim ben ya. Vallahi biliyorum. Bu bizim için bir rekor ya. Biz bilsek her gün sonuç açıklarız sizin için. Şöyle gülümse. Çektik. Tamam. Şimdi 40 bin kişiye el sağladık. Var mı başka? İstanbul en son 4.9 geldi şimdi. Vay. İstanbul 4.9. Açılan sandık. Ekrem İmamoğlu düşmüş. Murat Kurum çıkmış lan. Tabii yavaş yavaş şey yapılıyor. Neydi onun adı? Şey oturuyor. Sistem oturuyor. Hani oylar oturuyor. Bir diğer taraf sayılıyor. Bu taraf sayılıyor. İlk oylarda çok farklılıklar olabiliyor. Ama ikinci işte %15'ten sonra, 25'ten sonra artık oylar ne kadar sayılsa da sayılmasa da değişmiyor sonuç. Ama şimdi oyların en çok değişeceği dönemleri yaşıyoruz. Niye? Açılan sandık 4.9 arkadaşlar. Ve açılan sandık 4.9 iken ver ekranımıza, CHP %43.2'de, AK Parti 42.3'te. Ama ne olacağı belli değil. Bak daha demin de CHP daha yüksekmiş. Yani AK Parti daha düşükmüş. Biraz önce. Etimesgut'ta galiba o şöhret olan adam önde olabilir ha. Öyle bilgi geldi ama daha bakmadım sonuca. Sonuca bakmadan bir şey diyemem ve 40 bin olduk. 40 bin olduk. Şu an YouTube'da ve sosyal medyada en çok izlenen canlı yayınlar arasındayız. 40 bin izleyicimiz var. Evet, şu an Türkiye'de açılan sandık, Türkiye genelini okuyorum arkadaşlar. Türkiye genelinde açılan sandık %4.11. Türkiye geneli bu. AK Parti toplam %38.66. Çok düşük. Çok düşük. Ah, sağ ol abi şey aldığın için. Ekran görüntüsü aldığın için. Buraya geldin, geri mi gittin? Helal olsun. Ve CHP 25'i korumaya devam ediyor. AK Parti düşüyor. Ben size diyeyim. Konuşacağımız çok şey olacak. Daha çok erken. Şu iftar vakti yaklaşıyor şimdi. Ben bir iftar için bir ara vereceğim. İftardan sonra devam edeceğim. Konuşacağımız çok şey olacak. Sonuçları açıklayacağız. Şu İstanbul'u bekliyorum. Ankara'yı kaybediyoruz zaten. Ankara kaybedilecek. Hamza da düşünsenize, İstanbul'da ola ki Murat Kurum kaybetti. Ankara'da şey kaybetti. Turgut Altınok zaten kaybedecek. İzmir'de Hamza daha sürpriz yapabilir. Her an çıkabilir ama diyelim ki yapamadı. Ne olacak? Hesabını kim verecek? Yani. Hesabını kim verecek? Bir geldi bir oranda. Mansur Yavaş 52'ye düşmüş sonunda. Mutlu oldum yani. 52'ye düşmesine Mansur Yavaş 52'ye düşmesine mutlu olduk yani. Allah'ım ya Rabbim ya. İmamoğlu 48'de. Açılan sandık kaç abi burada? Bana attın ama. 6.48. İstanbul için en son hangisini verdik Hamza? İstanbul 4.9'u verdik. Tamam, 6.48 geldi Hamza. Atıyorum sana. Şu an İstanbul 6.48 açılan sandık geldi. Buradan baktığımda ekrana ver Hamza, ver. Ekrem İmamoğlu 48.57.
Ama daha çok şey ya. 41 çarpı bak 41 çarpı hatta 41 bin çarpı abi çok var daha. Bir sürü oy var. Şu an evet. Büyüt. Evet şu an ekranda görmüş olduğunuz veriler. Ekranda biraz kalsın. Şimdi elime geldi arkadaşlar. Şu an bu Türkiye geneli olan İstanbul'da da görüyorsunuz kendi özelinde. Bakın İstanbul var ya orada. Türkiye genelinde 139. Türkiye genelinde 126 CHP. İstanbul'u görüyorsun. Şu an yorum size doğru gelecek. Yani şöyle. Açılan sandık burada kaç? Şimdi bu seçim var ya bitmez yemin ederim ya. Bu seçim çok kafa kafaya geçecek. Ekrem İmamoğlu düşe geçecek. Yani illaki geçecek. 48'de tamamlaması imkansız. Murat Kurum yükselişe geçecek. Bakın Türkiye'de bazı sosyal medya hesapları Anka verileri geri çekti biliyorum. Ama biz geri çekmiyoruz verilerimizi. Verilerimiz aha da ortada. Şu an Anka bile ben ne dedim Anka'ya? Anka hayırdır dedim. Bakın Anka geri çekti. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bazı sosyal medya hesapları arkadaşlar şu anda %4.9'u 4.8'i ve 3.6'yı falan şey yapıyor, paylaşıyor. Onlara lütfen bu yayının linkini falan atın da bizi izlesinler. Bari bizden alıp paylaşsınlar. Şimdi küçült Hamzacığım. Küçülttün mü? Büyült Hamzacığım. Bir bilgi geldi ona bir bakayım. Siz de o sırada altları, sağları, solları, etrafı falan iyice inceleyin olur mu? Çok pardon. Birine bir link atacağım. Evet. Evet. Şimdi. Büyüt Hamzacığım. Sivas Gemerek Belediyesi yeniden Refah Partisi'ne geçiş yaptı. Haberiniz olsun. Sivas'ın bir ilçe belediyesi. İstanbul'u arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bu İstanbul gidebilir. Yani onu söyleyeyim. Çünkü veriler, gelen veriler, bilgiler İstanbul'un gidebileceği yönünde ama bir sürpriz olmazsa. Yani çünkü kafa kafaya bitecek seçim. Evet ama Murat Kurum bir tık geride gibi gözüküyor. Türkiye genelinde Recep Tayyip Erdoğan yine yerel seçimlerde geçen seçimlerde 52 ile kazanmıştı. Bu seçimlerde muhtemelen gidebilir. Onu söyleyeyim. Bu arada bir yani İstanbul gidebilir. Onu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanabilir. Bursa'da açılan sandık 4. AK Parti geride. Orada da geride. 41 CHP 42. Şu an en son haber bizden sonuçları alacak. Muhtemelen kendisi yayınlayacak diyebiliyorum. Çünkü şimdi yayına girmeye şey yaptılar. İmamoğlu kazanırsa saçımı keseceğim dedim evet ama sıfıra vuracağım demedim sonuçta. Keseriz sorun yok. Ama kazanırsa durun bekleyin. Ankara'da açılan sandık %6. CHP 48,5. Turgut Altınok 42. Ama Turgut Altınok Ankara'da kaybedecek yani onu söyleyeyim ben. Çünkü Ankara'nın oy oranıyla işte seçmeninin sayısıyla şeyinki bir değil. İstanbul'unki bir değil.
Ankara hemen hem şeyi de sayacak. Onu da göreceksiniz. Ver onu da ver. Ankara'yı ver. Tamam yenisini ver. Abi verelim mi diyorsun? Al ver. Atıyorum. Ekrandakiler de görsün. Vallahi iyi gitmiyor ben size söyleyeyim yani. Bak şimdi bunu dedik diye bana muhtemelen bir şeyler söylemişlerdir yani. Yanlış bilgi veriyorsun Mert. Allah Allah. Yani bana şuradan gelen bilgiler bu zamana kadar bir kere yanılmamışız. Bir kere şey sıkıntı yok. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırken doğru bilgi veriyorduk. Şimdi sıkıntılı işler gidiyorsa her yanlış bilgi veriyorsun Mert. Hamza daha demin sana yolladığım bir görsel vardı ya sağ tarafta. Onu bir açsana. Orada açılan sandık kaç? Büyüt ha. 6.48 mi? Burada açılan soralım. Bir saniye. Orada büyüt bir. Ekrem İmamoğlu kaç? 48.57. 43.44 şey. Murat Kurum mu? Aynen. 48.57. Şimdi yenisi geldi Hamzacığım. Bir saniye. Bunun açılan sandık kaç? Bir dakika. Bir soralım adama açılan sandık kaç? Şimdi bir veri geldi bize de. Abi bunun açılan sandık yüzde kaç şu an? Tamam sorduk. Tamam. Şimdi Hamzacığım sana attığım görüntüyü ver abicim ekrana. Sana attığım görüntüyü verebilirsin ekrana. Bu arada süper sticker atmış. Teşekkür ediyoruz Adem Bey. Sağ olun. Hamza yenisi geldi kardeşim. Yenisini sana atıyorum şimdi. Yenisi geldi. Onu iptal et. Açılan sandık sayısı da muhtemelen gözüküyor burada. %9.81 geldi. %9.81. Ekrem İmamoğlu %49.58 ile önde. Murat Kurum %42.2 ile şu an geride. Evet. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere Türkiye genelinde AK Parti daha geçen seçimlerde %52 nokta küsür alan yerel seçimlerden bahsediyorum. 52-53 alan AK Parti var ya. Tepki olmuş. %39'larda şu anda. İstanbul ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun %49'da kalmayacak. Benim de görüşüm zaten bu yani. Daha demin 47'lerdeydi, 50'lere çıktı vesaire. Ama %10'a açıldı sandıkta. %9.81 şu an. Görmüş olduğunuz üzere Hamza ver KC'yi ver ya. Bir dakika verme. Tamam ver. Şimdi ver KC'yi. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz %9.81 arkadaşlar. Açılan sandık. Türkiye geneli açılan sandık. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un 5.15 diyor açılan sandık. Tamam güzel. 49.58, 42.2. Bir dakika. Biz en son İstanbul'a 49.58 bu açılan sandık 5. kaç? 5.15. Biz açılan sandık İstanbul'a en son ne verdik? 4.9 vermişiz. Tamam en günceli bu yani. Okey. En günceli bu. Daha günceli yok bende şu an. Bakayım var mı? 4.83 var. Tamam. Vermişiz. Şu an bu arada biraz sonra şu şeyi açalım. Televizyonlar biraz sonra verecek. Ver Hamza beni. Evet. Zafer abi yayındayken verileri oralara atamıyorum. Çünkü gerçekten bir şey diyeyim sana. O kadar fazla şey ki. Şimdi biz bunu söyledik ya bak bizim ekranda kaç yazıyor? 42.2.
19.03 bir tane gelmiş 48.26. 48.26. İstanbul devam edelim. Anadolu Ajansı bu arada veri girişine başlamış ama daha televizyonlara geçmemişler. Şu an ekranda kim var mesela A Haber'de? Merve abla mı var? Görüyordur muhtemelen. Böyle yapalım. Dur. Canlıya dön. Evet, devam ediyoruz. Ya arkadaşlar bazı neyse. Anadolu Ajansı çöktü arkadaşlar. Yayın yasağı iftardan sonra kalkacak. Biz iftardan sonra zaten bizim sonuçlarımızı bu arada ben paylaşayım. Sıkıntı yok, şeyler önemli değil. Beni izleyen arkadaşlarım lütfen aramayın. Yayında sıkıntı yaşıyorum. Devam ediyoruz. Bir saniye. Ankara'da sonuçlar gelmeye devam ediyor. 49.9 yaptı Mansur Yavaş. 49.9. Akşam televizyonlar şeyi konuşacak. AK Parti neden bu kadar şehir kaybetti? Bunu konuşacak yani. Ankara'da açılan sandık 6.8, günceli söylüyorum 47.7'ye düşüyor. 47.2'ye düşüyor Mansur Yavaş. Ankara Ajansı çöktü. İki ajans da çöküyor. Bu arada İzmir ilçesi Konak'ta Mersin Pınar tarafında Hamza da Cemil Tugay'a fark atmış. Zaten Hamza'dan o bölgelerden alması lazım ki olsun. Biraz sonra Antalya'ya bağlanacağız. Turul Selmanoğlu'na bağlanacağız. İstanbul açılan sandık. Bu da 9. Biz 9'u veriyoruz. El alem 4'ü giriyor. İstanbul devam edelim. Türkiye genelinde partilerin oy oranları 39'da AK Parti şu an. Türkiye geneli. AK Parti Türkiye genelinde 50'lere 52'lere görmüş bir parti biliyorsunuz. Arkadaşlar biz şu anda ekrana Hamza daha deminkini verir misin? Evet, biz şu anda ekrana neyi verdik? Turul abi geldi bu arada. 9'u verdik. Herkes şu an şeyi geliyor. Evet, Turul Selmanoğlu şu an yayınımızda. Turul abi hoş geldin. Nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Çok şükür hamdolsun. Yorucu bir yayın. Şu an bizi canlı 46 bin 50 bin kişi izliyor. Allah. Eyvallah. Hepsi seçim sonuçlarını merak ediyor. Biz de Türkiye'de seçim sonuçlarını yayınlayan ilk kanalız. Turul abi telefonun ekran döndürmesini açıp yan çevirebilir misin telefonu? Tabii ki deneyeyim.
Eyvallah. Dakika. Heh, oldu. Böyle daha mı iyi? İyi, iyi, böyle daha iyi. Şimdi bize tabii bu veriler şu anda %9.81'lik bir veri var bizde, açılan sandık. Hı hı. İstanbul için. Bu arada İzmir'de bir sürpriz yapabilir Hamza da. Evet, tahmin ettiğim gibi dün bir Space canlı yayınında da bunu söyledim. İzmir, Eskişehir. Evet. Öncelikle Allah vatanımıza, milletimize hayırlı etsin sonuçları. Ufak tefek tatsız olaylar olmuş seçimde ama çok evet. Büyük bir olay olmadan atlattık bu süreci de. Katılım biraz az gözüküyor. Bu da şeye yoruyorum ben bunu, bir seçim yorgunluğu var çok ciddi. Çok kısa sürede 3 seçim, 3. seçim 10 ay içinde, 11 ay içinde. Yani bu aslında çok sürprizde bir şey yok sonuçlarda şu ana kadar. Tahmin İstanbul sence gider mi, gelir mi? Ya şu anda Anka'nın verileri. Anka'yı boş ver abi. Bizim veri ekranda. Bizim veriyi de ekranı hemen büyütüyorum ben. %10 hı-hı. açılan sandık. %10 açılan sandık. Ekrem İmamoğlu 49.58. Murat Kurum 42. Ama işte kestiremiyoruz. 49'da yani, kalmaz Ekrem çünkü. İşte bu Anka verileri de bu paralelde gidiyor aşağı yukarı. Böyle bir oy farkı var. Yani bu oy farkı dönebilir mi? Dönebilir ama %10 açılmış sandıkta zor döner yani. Burada şunu görmek lazım. Seçmenin bir mesajı var burada AK Parti'ye. Çok ciddi bir mesajı var. Seçmen muhtemelen adayı beğenmedi. AK Parti'nin adayını beğenmedi. Veya seçmen gerçekten de Ekrem İmamoğlu'ndan memnun. Ya da kesinlikle. AK Parti'nin adayından da bağımsız, Ekrem İmamoğlu'ndan da bağımsız genel politikalarda bir sıkıntı görüyor. Yani ekonomi. Yani şimdi şöyle ya bu şu sandıktan çıkan mesaj şu: devlet yönetimine emanet ediyor AK Parti'ye seçmen. Evet. Çünkü 10 ay önce AK Parti iki seçimi de açık ara önde bitirdi. Devlet yönetimine emanet ediyor. Devlet yönetimini CHP'ye emanet etmiyor. Ama aynı zamanda AK Parti'ye bir mesaj da vermek istiyor seçmen. Tıpkı 2019'da olduğu gibi. Çünkü İstanbul'da gerçekten hani hizmet babında ele aldığın zaman Ekrem İmamoğlu'nun iyi bir performans gösterdiğini hiç kimse söyleyemez. Hani çok iyi hizmetler yaptı da halk memnun, o yüzden seçtiler demek çok zor. Yani burada ekonomik zorluklar, işte bu emeklilerin yaşamış olduğu sıkıntılar vesaire hepsi sandığa yansımış oldu. Bir de şöyle temel bir sıkıntı var AK Parti'de. AK Parti seçim koordinasyon ekibini değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani 2019'dan beri aynı ekiple devam ediliyor ve bu ekip iyi bir ekip değil yani. Bu söyledik de aslında. Çok değil, söyledik. Değil. Çünkü ben ya geçen ben ya evet. Bir şey söyleyeyim. Yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Son genel seçimde Yurt Dışı Seçimi Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısıydım ben. Biliyorsun. Biliyorum evet. Ve Ankara'da yurt dışından giden oylar açılırken biz işte içeriye girdik Ankara Ticaret Odası'nda. Allah zihin andırsın 10 masadan 5'inde ne AK Partili ne de MHP'li müşahit yok. Ve burası AK Parti Genel Merkezi'nin uzaklığı evet. 200 metre. Son dakika yana yakıla adam aradık biz o sandıkların başına koymak için. Yani çok inanılmaz kötü yürüttüler, yönettiler şeyi, süreci. Şu an İzmir'de dakika geldi bu arada. İzmir'de açılan sandık 7.1. CHP 47.1 öne geçiyor. AK Parti 42.6'da devam ediyor. Yani ama İzmir'de Hamza daha gerçekten çok üstün bir performans sergiledi. İnanılmaz belli zaten çalışma. Sonuçlardan da belli evet. İnanılmaz bir çalışma yaptı. Yani güzel çalışmanın netice verdiğinin bir göstergesi bu İzmir. Çünkü İzmir şüphesiz çok zor bir alan AK Parti açısından. Ama dediğim gibi bu seçimin sonuçlarından ders çıkarmak gerekir. Burada seçmenin vermiş olduğu mesaja hem saygı duymak hem de bu mesajdan ders çıkarmak gerekir.
ve ona göre adımlar atmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu huzursuzluğun, memnuniyetsizliğin bir yansıması gibi gözüküyor şu anda. Umarım bu sonuçlar döner bir şekilde ama dediğim gibi hayatın olağan akışına ters, yani %10 açılmış. Ya yani İstanbul için kapanmasın zor. Yani evet. %10 zaten tabloyu gösteriyor, doğru. Yani Ümraniye'deki sandıklar daha açılmadı desem ne kadar şey değişir yani. Hı. Değişmez. Doğru. Ya Murat Kurum aslında inanılmaz çalışkan bir adam. Yani bunu rüştünü defalarca ispat etti. Çok iyi bir bakan. Çok iyi bir bürokrat aynı zamanda. Ama siyasetin, Türkiye'de siyaset çok zor biliyorsun. Çok kirli oyunlar dönüyor siyasette. Çok evet. İşte polemiktir, şudur, budur. İşin sokak tarafını da şey yapmak lazım. Hakimiyet altında tutmak lazım. Bunu Murat Kurum biraz yapamadı. Ekrem İmamoğlu ağzı çok iyi laf yapan, çok iyi polemik yapabilen bir siyasetçi. Zaten başka bir özelliği de yok. Ama Murat Kurum ona ayak uyduramadı. Yani bir şekilde onun seviyesine inemedi. Bu arada ben Eskişehir'i tebrik etmek istiyorum. Nebi Hatipoğlu'nu. Açılan sandık 50. Evet. Açılan sandık yani 48.41. Bu da şimdi düştü önümüze ve AK Parti %44.86. CHP 39.88. Muhtemelen Eskişehir'de bu iş bitmiş artık. %50'den sonra bu oran çok değişmez. Öyle gözüküyor. %5 bir oran var. Şanlıurfa var mı elinde? Var. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti şu an kafa kafaya gidiyorlar. %1-2 oy var. İlçe belediyelerinden bir tane Yeniden Refah Partisi'ne gitti. Ama AK Parti'den şu an net sonuç biraz daha netleşsin. Ondan sonra paylaşacağız onu da. AK Parti 44 39 CHP'nin kalesi Eskişehir. Yani Eskişehir'de tabii Yılmaz Büyükerşen faktörü vardı uzun yıllar. Demek ki orada da seçmen onun hatırına Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyormuş. Bu anlaşılıyor buradan. AK Parti'nin oraya doğru adayı koyarak bu seçimi kazandığına inanıyorum ben. Eskişehir tabii ben geleneksel olarak solun karelerinden biri aslında. Yani son yıllarda en azından o şekilde şekillendi. Ama tekrar işte dediğim gibi İzmir'e dikkatlice bakmak lazım. Orada bir sürpriz yaşanabilir. İstanbul'da ilçeler çok önem arz ediyor. Kocaeli'nde AK Parti kazanıyor. Gebze ile alakalı bir veri var mı elinde? Gebze biraz önce bana da bir mesaj geldi. Ahmet abi sordu değil mi? Ben de onu bekliyorum. Ahmet abiye cevap vereceğim ama Gebze'yi şu an daha gelmedi bize. Gebze geldi. Kişim Ahmet abi. Kadıköy var mı elinizde? Enteresan yok, yerler. Şu an elimizde sadece il bazı var. Çünkü sandıklar daha yeni açılıyor. İlçe henüz yok. Kars'ta zannedersem Kars'ta MHP önde. Kars'ta MHP önde evet. Ben de çok şaşırdım. Güzel. Adana'da orada bir ittifak var orada. İyi Parti, Zafer Partisi, AK Parti. Herkes MHP. Ama Kars'ta MHP'yi çıkartmak yine çok büyük bir cesaret ve başarı. Ya işte ama sağ blok olarak desteklediği zaman işte HDP adayına karşı böyle sonuç veriyor demek ki. Güzel. Bu arada YSK yani. Başkanı bir açıklama yapıyor. Onu isterseniz canlı bir dinleyelim. Verelim arkadaşlar onu hemen. Açalım istiyoruz da açamıyoruz şu an. Muhtemelen sonuçlar izin şu saatte. Evet ses geldi. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu takılacağımızı sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz. Televizyonlara diyor. Yayın yasağı kalkmıştır. Yayın yasağı kalktı. Oh mutlu oldum yayın yasağının kalkmasına. Çünkü ben tam diyordum inşallah iftardan sonra kalkmaz. İnşallah hani şey oraya kalmaz iş. Çünkü yayını ikiye bölmek istemiyorum. Yayını şöyle yapacağım. Seçimden şey sonuçlardan sonra değerlendirme. Seçim sonuçları kimseyi de şey yapma, heveslendirmesin. Çünkü 2019'da da İmamoğlu seçildiğinde işte doğal Cumhurbaşkanı adayı falan dendi. Neticede yaşadığımız son genel seçimde
İşlerin hiç öyle planlandığı gibi gitmediğini gördük. Çünkü liderlik inisiyatif ister, liderlik risk almak ister. Risk almayı ister. Ve bu riske İmamoğlu son genel seçimde girmedi. Yani biraz zorlasaydı, isteseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyip kendisi aday olabilirdi. Olmadı. Ve yani bu şu anlama gelmiyor. Ha, İmamoğlu kaybetseydi bu ilelebet Türkiye'de işte siyasi hayatı bitmiş anlamına da gelmezdi. Çünkü devlet yönetimi çok farklı bir şey, belediye çok farklı bir şey. Herkes işte Recep Tayyip Erdoğan örneğinden İstanbul'u alan Türkiye'yi alır gibi bir varsayımla yola çıkıyor ama Recep Tayyip Erdoğan çok sıra dışı bir siyasetçi. Yani çok sıra dışı bir siyasi kariyeri var. Yani onun siyasi kariyerini başka liderlere projekte etmek çok zor. Bu seçim sadece şu anlama geliyor. Bazı şehirlerde seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin o şehirlerin belediyesini idare etmesini istedi. Bazı şehirlerde AK Parti'nin, bazı şehirlerde Yeniden Refah Partisi'nin. Bunu genele projekte, çünkü muhalefette şöyle bir hazırlık var işte. Buradan yerel seçimden bir başarıyla çıkıp işte ülkeyi erken seçime götürmek vesaire gibisinden bir... Evet var. Bunu şeyde söyledi. Planı var. Ama dediğim gibi yani seçmen neticede burada belediye başkanını oyladı. Genel seçime biz daha 10 ay önce gittik. Ve güven oyunu aldı. Gerek Cumhurbaşkanı gerek AK Parti. Bu bağlamda kimse ellerini ovuşturmasın derim yani. Peki sence abi bugün şimdi dedin ki bir kere şeyin değişmesi lazım. Neydi onun adı? İl yönetiminin değişmesi lazım. Turgut Altınok'a bakıyoruz. Turgut Altınok'a sadece il yönetimi değil. AK Parti'de seçimi koordine eden yönetimin değişmesi lazım. Şu an Mansur Yavaş 55'e 37 fark atmış ya. Yani 55. Düşünün. Yeniden Refah Partisi ile pazarlık yapmaya giden ekip mesela sorgulanması lazım abi. Siz nasıl? Evet, bana Yeniden Refah Partisi'nden gelen şuydu. Çok üstten tavırlarla bizimle konuşuldu. Evet, inanırım. Çünkü orada ya neyse artık ya. Hani çok şey var söylenecek de. Yani bundan ders çıkarılsın. Çok çok donanımlı, inanmış, adanmış, genç, dinamik bir şey var. Altyapısı var AK Parti'nin. Burada adam mı yok? Hiç yeri değiştirilemeyecek tek adam AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani onun haricinde başarısızlıkta herkes sorgulanması gerekir. Gel bakayım kardeşim, sen hani ne yaptın da bu sonuçları aldık denmesi gerekir. Üzücü. Evet. Şu an İzmir'de Cemil Tugay da öne geçmiş. Yapacak bir şey yok. İzmir çok ümitlendik. Evet, heyecanlandık. Evet. Ya bu, ama Hamza Dağ'ın performansı şunu gösteriyor. Hani İzmir gibi zor bir arazide de olsa doğru aday ve iyi çalışma netice veriyor yani. Netice veriyor. Yani AK Parti'nin İzmir'de %40'a yakın bir oy alması çok büyük bir şey bence. Tabii. Çok büyük. Aynen öyle. Ama Eskişehir gelecek diye tahmin ediyoruz. Öyle görünüyor. Bir de Hakan Tütüncü Antalya gelecek gibi gözüküyor. Hı-hı. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Davetin için. Allah razı olsun. Sağ olun. Yayınların olsun. Allah'a emanet. Allah emanet. Evet, Turul abi Allah razı olsun ki yayınımıza geldi. Çok değerli bir isim. Gerçekten çok harika bir isim. Bizler demek ki daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Demek ki bir şeyler İstanbul'da sadece İstanbul'da değil yani genel olarak AK Parti'nin belediyelerinde bir düşüş var. Yani birilerinin artık şapkayı alıp önüne koyup ya nerede bir sıkıntı var acaba diye düşünmesi gerekiyor. Ankara'da Turgut Altınok'un aday yapılmaması gerekiyordu. Biz bunu söyledik çünkü Ankara'da Mansur Yavaş ya soruyorlar bana diyorlar ki ya işte kim aday olursa kazanır. Ya onu bilmiyorum ama böyle olmaz. Bu olmaz yani. Olmaz. Hayırlısı olsun. En güzel oyu Hamza Dağ benim gözümde almıştır. Güzel bir çalışma yürütmüştür. Tebrik ederiz kendisi. Nebi Atiboğlu aynı şekilde. Hakan Tütüncü aynı şekilde. Arkadaşlar YSK'nın yapmış olduğu açıklamada biz değiliz o. O televizyonlar falan, anladınız mı? Biz YouTube yayıncısıyız. Televizyon yayıncısı değiliz. Evet, durum bu.
Bakalım son kez bir, ondan sonra iftara doğru gidelim arkadaşlar. Evet. Şu an İstanbul'da durum 49'a 42. Döner mi? Bilemiyorum. Eğer dönerse yayın yaparız ama %10 sandık açmış. Ben biraz önce bu arada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bak kaç saattir yayın yapıyoruz. Bak sonuçların hepsi ekranda şu an. Görüyorsunuz. Demek ki %100 doğru sonuçlarla yine karşınızda harika %100 başarılı bir yayıncılık yaptık. Kendinize çok iyi bakacaksınız. Birkaç saat sonra iftardan sonra bir yemeğimizi suyumuzu içelim. Ondan sonra Allah nasip ederse seçim değerlendirmesi yapacağız ama Ekrem İmamoğlu'nun 49'dan 50'lerden işte 42'den Murat Kurum'un 45'leri 46'ları geçeceğini falan bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyeyim. AK Parti genel olarak da bayağı belediye kaybetmiş, onu görüyoruz. Evet, teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Birkaç saat sonra görüşürüz. Birlikte değerlendireceğiz. Bir iftarımızı açalım, ondan sonra haberleşelim inşallah.